WordPress'ler olarak kullanıyorlar. Web sitesine koyuyorlar. Ne bileyim, belki sosyal medyada paylaşıyorlardır gibi düşün. Çalışan bir iki firma var. Onlar sana fotoğraflarını Aynen. çekiyor. Aynen, fotoğrafları, bazen modellerini daha iyi yolluyorlar. O şekilde çalışıyoruz. Mantıklı. Ya ben de açıkçası yani şöyle söyleyeyim. Bu işten evet para kazanıyor muyum? Kazanıyorum. Doğru. Aldığım renderlar çok ileri seviye mi? Değil. Ama fiyatım da tabii ki ona göre oluyor. İleri seviye bir renderla ortalama bir renderın fiyatı aynı olmuyor. Bilginin yani. Ben de daha üst seviyeye çıkartıp daha üst rakamlara bu işi yapmayı planlıyorum açıkçası Es da. geliyor mu? Geliyor kanka. Geliyor. Selamünaleyküm. Aleyküm Aleykümselam. selam. Ya hocam ben Blender'ı çok kıskanıyorum ya. Max kullanan birisi olarak. Abi bırakın ben yitirmek. Abi Niye? şimdi ZBrush'a kadar her şey yapabiliyorsun ya. O çok hoşuma gidiyor ya. Başka bir şeye ihtiyaç duymadan. Her şeyi tek programla bitirmek çok bence başarılı bir şey yani. Öyle bir şey istiyorsan 3D Code'a bak o zaman. Max'te mesela yine işimi hallediyorum aslında. Başka programa geçmeme gerek var mı? Tartışılır da. Ama yani internette falan böyle seyrediyorum mesela Blender'ın. Abi insan hayran kalıyor ya. Max gibi değil yani. Çok farklı çalışıyor. Daha kolay gibi sanki Blender ya. Abi Olabilir. çok böyle insana hoş geliyor. Bir de mesela bu viewport'u falan böyle istediğin gibi şekillendiriyorsun falan böyle ne Aynen, bileyim. aynen, aynen. Daha Çok daha... modern geliyor abi. Aynen. Ya şey, Max, ben de kullandığım için söylüyorum bunu. Çok hantal bir program. Aslında Blender'dan daha çok Aynen. kapsamlı ama çok hantal bir program. Blender hani amaca uygun, çok daha iyi Max'ten. Abi Amaca şöyle uygun. söyleyeyim Ya ben sana. mimar En basit. olsam, Abi mimarsan en basit eğer. söyleyeceğim. Ben Max 2016'da başladım tamam mı? İlk versiyonu. Abi 17 çıktı, 18, 19 lan 2023'e kadar hiçbir bir değişiklik olmadı. Ufak tefek değişiklikler. Onun dışında ama Blender'a bakıyorsun abi adam her sene bambaşka bir şey koyuyor ortaya. Orası öyle de ya. Ama işte o şey, kendi bir standardına oturtmuş ya. Hatta program çoğu şeyi var. Ya şeyin Tam mantığı öyle değil aslında şeyin. 3D Max'in yani 2013 versiyonu kullanan bir adam 2023'ü kullansın, 2022'yi kullansın yine aynı modeli aynı şeyi modelleyebilir. Öyle bir tamam, o mantık var. konuda ben İçine yenilik eklenecek. açısından diyorum mesela. Hani mesela Blender ne bileyim abi render motoru olsun bir şey olsun hep kendine bir şeyler katmaya çalışmış ama Max'te o kadar şey yok. Max'teki Biraz yeniliği şöyle görüyorsun. Ekstra kullandığım mesela V-Ray kullanıyorum mesela render motoru olarak ben. V-Ray işte o sene yeni bir şey çıkartıyor. Sanki Max çıkarmış gibi oluyor ama aslında V-Ray çıkarıyor yani. V-Ray kullandığımız için. Öyle karışık. harbiden artık ikisi bütün oldu ya onların. Max'i kullanan biraz da ileri yaştan bu işi uzun süredir yapan insanlar aslında onunla öğrenmişler değişiklik. Ya Ya Blender'a başlayanlar genelde mesela geri bunu öğrenen insanlar olduğu için o da fark ediyor bence. Bir hocam de mesela ama mimarlar. seyrettim ama mesela bütün programların hani mimari olarak gerçekten Max mimari de çok hızlı diğer bütün programlara göre. Yani çok Çok hızlı. fazla modifiyeleri var Aydınlatma ve her çok şey hızlı. poligonda verimli çalışıyor. Ya mesela bütün programları mesela profesyonel olan kişileri topla mesela Max de içinde olsun. Hepsi aynı anda başlasın Max yapan kişi her türlü daha hızlı bitirir renderi sonucuna kadar. Diğerlerine de belki çok hızlı ulaşırlar ama Max daha hızlı diğerlerine göre. Sadece Modelleme mimar var. olarak Var. söylüyorum. Mimar Program olarak. mimariye evrilmiş ve poligonlar vesairelerin birçoğu da mimariye uyumlu çalışıyor. Yani o tarzda Aynen. poligonlar Aynen. Abi üretilmiş. şey mesela Ve bu da modeller birçok bile şeyi kolaylaştırıyor. Öyle diyelim Max için. bir de internette mesela model arıyorsun her şey Max hani artık. Anladın mı? Yazdığın gibi direkt Max dosyası çıkıyor. Direkt V-Ray, Coronas'ı her şey çıkıyor. Yani Blender'da öyle bir Diyorum ya, hani ona bulamıyorsun yani. evrilmiş diye. Alıyorsun, render'a, Aynen öyle. render şeyine kadar hazır. Ama bunu atıyorum Blender'da yapmak istiyorsan bir şekilde convert edeceksin. Materyallerini bir daha ayarlayacaksın falan filan. Abi mesela şu an kullanıyorum ama mesela her şey crack abi ya. Ama Blender'da crack yok abi. Crack kullanmıyorsun. Blender'a Program kaç kurban ol megabayt kurban. abi ya? 100 megabayt mı? Kaç megabayt en son? 183 megabayt. Abi deli Ya gibi bir şey kurduktan ya. sonra 1 GB Olamaz. falan oluyor da olsun yani, çok sıkıntı Son değil. güncelleme Hesap ile gibi bir 256 ya. oldu. Şaka gibi abi. Max. Ama Bir şey mesela az önce arkadaş söylüyordu onu. Hani yüksek poligonlu sahnelerde dedi. Mimaride kasıyor falan dedi. O doğru olabilir ya. Öyle Kullanmadığım bir şey söyleyebilirim. 2009'dan beri 3D Max kullanıyorum. 13-14 yıl oldu. Bu yaklaşık 2-3 haftadır da Mojo'da çalışıyorum. Mojo görsel efekt firmasında.
Blender'la modelleme yapılıyor. Bir iki kişi yapıyor ama temel genel olarak Max'te, çünkü karmaşık sahnelerde hala da Max ağır poligon yükünü çok hızlı bir şekilde kavrıyor. Nilo'ya ve benzeri animasyonlar için Maya kullananlar da var. Ama Maya Max ağırlıklı. Şu an hani 3D Max ile Maya, şey 3D Max ile Blender çok karşılaştırılacak seviyede değiller. Çünkü Blender'ın daha yolu var. Ama şöyle ortalama 3 yıl, belki de 4 yıl sonra Blender gerek hem Maya'ya hem 3D Max'e gereken cevabı verecek şekilde yol kat ediyor. Çok hızlı ilerliyor, çok güzel gelişiyor. Eskiden Blender 2.8'den öncesinde Blender'ın arayüzü daha farklıydı. O zaman bu kadar popüler değildi. Bu kadar da destek almıyordu. Şimdi yatırımcıların arasında Ubisoft'tan Apple'a kadar çok fazla firma var. Onlar da vermeye başladılar. Blender çok kısa zamanda o ikisini de yapacak. Hocam ama yapılan işler de bunu destekledi yani. Mesela bir sürü sanatçı bir sürü iş yaptı Blender'la. Hani dediler bu nereden çıktı bu iş? Blender'dan çıkıyor yani. Aynen. Ya 2.8 ile yeni arayüz geldiği için şeyi kuran Hollandalı abimiz çok büyük bir çağ atladı. Şu an mesela kimse belki doğru düzgün bilmiyor ama S Bilge diye bir kanal var Türkiye'de. Baran Özyağcılar, Baran Hoca. Yıllardır İlk izlediğim kanallardan biriydi, evet. 3D'nin, Baran Hoca 3D'nin şey, Blender'ın atasıdır Türkiye'de. Çoğu şeyin altyapısını yapan o adamdır yani. Şu an hala da bakıyorum Blender'da çoğu kişi, 3D Max dahil, bardak modellemeden ileriye giden yok. Teknik anlamda çok yeterli eğitimleri o vermişti. Şu anda Blender'ın geldiği noktada Türkiye açısından belki de çok fazla emeği vardır diyebilirim. Ama yani şey Eevee ile olsun, Cyclades'le Abi olsun. Eevee çok kıskanıyorum ya. Eevee olsa var ya şu Max'te. Çok iyi İşte olacak. önce tavsiye ediyorum. Ben mesela o 3D Max kullanıyorum ama şu an Blender'ı 3-4 yıl önce 3D Max eğitimleri verirken eğitimlerde şey diyordum. Blender'ı da öğrenin arkadaşlar diyordum. 3D Max eğitiminde Blender anlatıyordum. Hani bak iyidir, güzel geliyor, çok güzel gelişmeler olacak diye. Size tavsiyem program şey değil. Yani bir program öğrenmek değil. Birden fazla programı hangi iş yapıyorsa abi şeyini repertuarınıza ekleyin. Blender'da modelleme iyiyse Blender'ın o kısmını da kullanın. Max'i de kullanın. Şeye gerek yok yani. Ben Blender'cıyım, Max'ciyim, Hocam Maya'cıyım. sen dediğin şeyi bekliyorum. İşte o patlama zamanı var ya, ben onu bekliyorum. Yani Yani sadece şu gerçekten an böyle her şeyi orada yapabilecek seviyeye gelirse o program. Yani hiç artık Max'teymiş, V-Ray'i kuracakmışsın, işte bir sürü pluginler kuracakmışsın falan. Hiçbir şeye uğraşmayacağım. Direkt Blender'a geçeceğim valla. aslında şu an o seviyeye geldi ama işletmelerin bunu adapte olması sürecini bekliyoruz. Yani şimdi mesela yıllardır V-Ray kullanan ofisler var. Yıllardır işte Max kullanan adamlar var. Zaten Max'in crackliği sahibi, yani bir bireysel kullanıcıya herhangi bir şekilde para istemeden vermesinin asıl sebebini biliyor musunuz? Yani biz şimdi crackli rahat rahat kullanıyoruz ya. Bunun asıl sebebini bilen var mı? Nasıl oluyor da kullanıyoruz diye. Valla bilmiyorum. Nasıl? Diğer her problem gibi kullanıyoruz işte Mevzu abi. şu arkadaşlar, normalde firmalar içerisinde faturayı Autodesk firmaya keser, bireysel kullanıcıya değil. Ama bireysel kullanıcının her biri Autodesk'in ürünlerini ya da işte 3D Max'i kullanmayı biliyor olmalı ki faturayı adam firmaya kesebilsin. Size bize serbest bırakır. Freelance'de bırakır adam rahat kullansın diye. Piyasada çok fazla kullanılan program olma amacıyla sana herhangi bir şey söylemez. Sen de programın sektörde hangisi yön veriyor diye gider onu bulur öğrenirsin. 3D Max'tir ya da işte Maya'dır. Sonra çok fazla kişi aynı programı tükettiği için firmalar da onu bilen adamı ararlar. O adam olarak işe girdiğinde de firma gider Autodesk firmaya der ki gel bakalım kardeşim şimdi Şimdi öde. anladım. Ya bir yandan da aslında strateji yani bu. Tabii. Hatta Cray'i bizzat firmaların kendisi yapar, ona ilaç derler. Yeni versiyon çıktıktan bir gün sonra aynı kişi tarafından şeylere domine edilir. Ama bu Lisans. bahsettiğin her şey için geçerli ki Tabii aslında. tabii Tüm tabii programlar kesinlikle. için. Sadece 3D Max için değil. Herkes için böyle ama vakıf şey olarak, ürünü olarak Blender biraz alışılmışın dışında popüler oldu. Yani normalde ücretli bir ürün olmadığı için de reklama da yapanı olması gerekmiyordu. Reklamını bir şeyin reklamını yapmazsanız bedava bile olsa tutmayabilir. Hani Tutmuyordu. çok farklı seçenek. Ama şu an Blender bir şekilde şeyi çözdü. Reklam yapmayı çözdü ve hatta reklamını Kendi kişiler kendine yaptı abi. Kendi yapan kendine yaptı. kendi kendine yaptı. Şu an önüne kimse geçemez çünkü zaten bedava. Şimdi diyorum ya Apple desteklisi, Ubisoft desteklisi. Şu an mesela şeylere bakın, ilanlara. Zaten görüyorsunuzdur. Eskiden 3D Max Maya denirdi. Şimdi Maya'nın yanında sürekli Blender var. 3D Max neredeyse azalmaya başladı. Biraz önce mimari mevzusu döndü.
Hani şey orada çok hazır model var diye. Evet kesinlikle V-Ray'ine koronasına varıncaya kadar kaplamalarıyla hazır geliyor. Mimari de evet öyle bir şey var, durum var. Ama şeyin Blender'ın add-on'ları da çok hızlı gelmeye başladı. Geçen Polygon'un sayfası sitesindeydi galiba. Hazır arşivden model çekme tarzında bir şey geldi. Yakında işte Unreal olsun, diğer firmalar olsun aynı Bridge'de olduğu gibi zaten yaptılar. Abi bir Eklentiler de ücretsiz olması zaten her şeyi gösteriyor ya. evet, Ücretsiz de orada olması yani. çok büyük. Şu 3D Max'in de niye yenilik yapmadığını söyleyeyim. Artık bundan sonra o da başlayacaklar. Bir, 3D Max'in arkadaşlar çekirdeği çok eski. Yapamıyorlar. Kendileri dahi %40'ını ancak biliyor 3D Max'in. Bak bu oran çok sıkıntılı. Her alanda farklı farklı geliştirenler var. Ama geliştirenler işte modellemede bir yenilik getiren animasyonda ne getirdiğini bilmiyor. En son paket haline getirip piyasaya sürülüyor. Bir de uzun süredir nasıl olsa zaten kullanılıyor diye kimse geliştirme yapmıyordu. Ama şimdi Blender rekabeti körükledi. Bu arada mesela Maya ile 3D Max'i mesela karşılaştıracak olursanız Maya sektörde çok ileri seviyede hala kullanılır, stabildir. Max çok öyle değildir. İkisi de Autodesk ürünü değil mi diyeceksiniz. Maya'yı da satın aldı zamanında Autodesk. Max Yani arada kalmış ya. Arada kalmış. Max'in çekirdeği çok eski abi. 1900 kaç ya? MS-DOS'ta çalışan versiyonu vardı 3D Max'in. 3D Max değil o zaman işte. Şey neydi? 3D Release miydi? Öyle bir şey. Mouse'suz kullandığınız bir Max'ten bahsediyorum arkadaşlar. Öyle bir sektörden alttan geliyor. Üzerine yeni yeni eklediler. Şimdi yeniden toparlayıp da Blender'ın karşısına çıkartmak isteyeceklerse eğer yeniden yazmaları gerekiyor. Kimsenin de gözü Valla bir yeni. şey diyeyim mi? Bir plugin çıkarttılar, tamam mı? Direkt mesela internetten indirdiğim bu Max V-Ray olayı var ya. Direkt onu anında Blender'e convert eden bir şey çıkartırlar. Biter yani olay. Tabii, çıktı Ona zaten. bağlı, ona bağlı zaten her şey. Stabil hale gelmesi gerekiyor. Bir tane eleman yaptı. Neydi ya? Bir şey Bridge Converter miydi? Cinema 4D'den aktarıyordu. Blender'dan aktarıyordu. Hatta ücretliydi en son. Max to Cinema mı? Max to Blender mı? Öyle bir seri yaptı bir eleman. O tarz adamlar zaten çıktığı zaman şirketler ya alıp onu bünyesine katıyor. Diyor ki gel sen çok diyor dillendirme bunu diyor. Gel bizde çalış diyor. Bir sonraki versiyonda yenilik olarak görüyorsunuz. Şey vardı mesela Quad Remesher vardı hatırlıyor musunuz? 3D Evet, Max'te. evet, evet. O gitti mesela Remesher olarak şeye geldi. 2023'te dahil oldu. Direkt aldılar. Şu an ortalıkta yok o plugin. Bu tarz gelişmeler oldu mu içine dahil ediyor. Autodesk para yok zaten. Bütün sinema Valla onu ben biraz kullanıyor. da şey düşünüyorum. İleride mesela bu tekelleşecek gibi geliyor bana. Mesela bu Unreal'da belki bir şey çıkartabilir. Veya Blender'la ortak çalışabilir. Bence pek çok şey eskiyecek gibi geliyor bana. Böyle bir şeye evrilecek. Onun, yani bilginiz zaten vardır ama bu Metaverse mevzusu bir patladı ama sonra da böyle bir söndü gibi ya arkadaşlar. Böyle fark etmişsinizdir. Evet. Mevzu aslında şu. Facebook'un kalkıştığı ama beceremediği mevzuyu Unity ile Unreal kendi içlerinde yapacaklar. Bu Ready Player One diye bir film var. İzlemişsinizdir. Abi çok güzel seyrettim. O filmin yapılış amacı da aslında gelecekle alakalı planlama. Daha önceden paranın sahibi olan adamlar oyunun içerisine parayı dahil edemiyorlardı. Ama Web 3.0 ile beraber para şeyi sistemini de artık entertainment'ın içinden çok güzel alabilecek formu buldular blockchain ile beraber. Bu sebeple orası artık böyle değerli hale geldi parası olan adamlar için. Dediler ki farklı bir şeyler yapalım falan. Şimdi Unreal MetaHuman'la olsun işte Quixel Bridge ile olsun tamamen dışarıya bağımlı olmayacağın şekilde her ihtiyacını karşılayacak arayüzü veriyor. İşte insan modeli lazımsa MetaHuman'ı kullan diyor. Ondan sonra şey lazımsa hazır model lazımsa Quixel Bridge'i kullan diyor. Quixel'i o yüzden satın aldı. Hocam bunlar güzeldir. Mesela bazı şeyleri ben mesela seviyorum. Yenilikleri çok seviyorum ama bazen de insanı korkutuyor ya. Mesela senin çok başarılı olduğun bir konuyu artık adam bir tık haline getiriyor. Yani bir tıkla çözebiliyorsun bu işi. Hatta senin karakter modellemen, işte animasyon yapman, adam bir güncelleme getirdi, bitirdi işi mesela. Metahuman'da bitti yani. Çoğu Aynen. meslek gidecek bence. Amaç zaten abi şey sanatsal anlamdaki bir düşünce değil. Yani senin sektörde iş yapıp yapamayacağının şeyinde değil adam. Adamın amacı her zaman olduğu gibi yine kürek Para satmak. kazanmak abi, para. Tabii. Ya sinema sektöründe Hollywood'da alması gerekeni aldı. Yerine şimdi süper kahramanları getirdi. O büyük oyuncuların çoğunun değeri kalmadı. Adam çünkü CGI ile ben şusun diyorum diyor. O zaman o oluyorsun. Bak O şey Matrix'teki kimdi? Onu yapmışlardı ilk fragmanda. Adı aynen aklıma şey gelmiyor. Ken Reeves. John Wick. Aynen. Ken Reeves'in mesela Matrix 4 filmiyle o proje birebir yani adamların elinde resmen bir malzeme vardı. Gitti anlaştılar yani Matrix'i 99 senesinde
görmüş gözler olarak 4 Matrix 4'ü görünce işte oyun motoruyla beraber bambaşka bir şeyi gerçekleştirdiler. O tam da işte o aranan meta human'ı getirmek. Şu an mesela Bill Gates şeyde çalışıyor, şey üzerine çalışıyor. Sanal dünyadaki tutunduğun, dokunduğun şeyi eldivenle ya da işte neyle hissetme mevzusu. Yani 5 duyu organımızı... Abi, Black Mirror var ya, Black Mirror. Orada çok rahat gösteriyor aslında. Onu da hissediyorsun ya. Kesinlikle, kesinlikle. Ya bunların hepsi bilinen şeyler. Aslında oraya doğru gidiyoruz. Bu yapay zekalar falan filan gün konu dönüştü, başka bir şeye doğru evrildi ama yok güzel ya. 5 yıl içinde Blender bilen adam yani muazzam seviyelere gelecek. Çünkü sektör onu istiyor. Sektör oraya doğru gidiyor. Şu an zaten şimdiden Blender'a girmiş olanlar da çok daha fazla şey nasıl söyleyeyim yol almış olacak. Hocam ben de şey düşünüyorum ya. Mesela 10 sene sonra mesela mimarinin biteceğini düşünüyorum. Mesela ben şu an mimari işler yapıyorum. Şu an bitti. Ben bizzat mimarinin içindeydim. Birçok firmada da çalıştım. Şu an mesela Bursa'daydım. Bıraktım. Bu şeye sinema sektörüne geldim. Şöyle bir şey var. Herkes artık hazır model koyuyor sahnesini. Render alıyor. Abi korona da bitirdi işi. Koronayı bir çıkardılar. Render ayarında hiçbir şey yok ya. Adam basıyor render'a ışığı koyup oluyor. Deli etti beni ya. Bilmiyor kimse ve çoğu kişi de mesela eğitim verirken şey diyorum. Bazısı diyor ki ya hani korona daha kolaymış. Ya kardeşim render motoru öyle bir şey değil. Adam çoğu şeyi standart getiriyor. Ya kardeşim bende de var aynı iki motor. Birinde 3 dakikada aldım render'ı. Diğerinde 15 dakika sürüyor ya. Hı hı. Yani bununla alakası yok. Basit de yapmışlar ama herkes iyi render almaya başladı abi. Instagram'a giriyorum. Adam paylaşmış. Hashtag architecture yazıyor. Bir paylaşmış. 10 numara renderler. Yani ticari olarak yeterli renderler. Gerçekçi olmasa bile. Kesinlikle ve şey de arttı yani. Emekteki o rekabetten dolayı adam hızlı alıyor. Abi önceden mesela müşteri benden model istiyor. Tamam mesela. Bu modeli internette modeli yok, tamam mı? Yoktu o zamanlar. Benim modelleme yeteneğim vardı, hiç olduğu için ben çiziyordum bunu. Benim bir sıfır öndeydim. Ulan şimdi firma modeli çıkartıyor. Ertesi gün bir tane 3D'ci yapıp hemen 3D Sky'a koyuyor modeli. Anında. Hayır, bir de o taraf Yani benim bir şeyim kalmadı, artım kalmadı. Adam direkt yapıp koyuyor oraya. Diğeri de kullanıyor. Aynı durumdan muzdaripim. Yani eskiden dediğim gibi modelleme var diye geliyordu. Çünkü biliyordu. Şeyde İnegöl'de mobilya firmalarının çoğu karmaşık mobilyaları modelleyemiyordu kırışıklıklar veya kapitörler. Abi şimdi millet internet sitesine kendi 3D'lerini koyuyor bazı firmalar. Hatta Türk firmalar bile yapıyor bunu. Evet evet biliyorum. Direkt sitesine 3D modelini koyuyor kullan diye. Çoğuyla çalıştım işte o zaman iş diye yaptık. Adam dedi ki biz modelimizi de siteye koyalım. Mimarlar bizim çalışmalarımızı kullansın falan. Yani şu anki aşamada da yine benzer firmalara bu yapılabilir ama mimari anlamda yani dediğin gibi mimari bitecek dedin ya bitti bile abi. Bir sene daha çırpın. Ben diyorum. Ben şu için diyorum. Hani ben diyorum ben herkese söyledim bak 10 yılda maksimum bitecektim. Maksimum bu işin sektörü 10 yıl diyorum. Çünkü o kadar basit hale gelecek ki artık insanlar telefonda bile render alabilecek bak. Ciddiyim. Geçen modeller gün... hepsi telefona entegre edilecek yani. Basit bir şekilde adam hatta şey aklıma geliyor. Geçen gördüm. Resmi hangi sen daha iyi bilirsin hacı. Resmi gördü böyle tamam mı? Yapay zeka onu birebir modelledi resimdeki. Hatta arkasını ve yan tarafını görmedi herhalde. Onu çizebildi yani mesela insan bir karakteri. Tekstürlerini de koydu. Yapay zeka ile başka bir seviyeye geldi. Şimdi işte bir firma hangi firma bilmiyorum bir Hollywood sektöründe. Şimdi motion capture dediğimiz bu mevzu var. Biliyorsunuzdur. Hani adamın eklemlerine aynen aynen. Oyunculuk falan. Yok direkt abi videoyu alıyor dediğin gibi. Çatır çatır işliyor. İşledikten sonra direkt şey sahneye yerleştirip renderlı halde sana sunuyor. Yani karakter abi böyle. Bu bahsettiklerin 2 sene önce yoktu. O kadar hızlı gelişiyor ki. Yani sen direkt aklına şu geliyor. Ya artık bu 5 sene sonra bitecek bu meslek diyorsun. Direkt bu geliyor aklına. Çünkü başka seçenek yok ki. Yani ya başka bir yani şöyle yeni bir oyuncak bulacağız ya. Eğlence. Çünkü şöyle düşün. Hani George Lucas işte ilk görsel efekt sistemini firmasını kurma Industrial Light and Magic'i kurma sebebi zaten bu mevzular. Adam senaryoyu yazıyor. Yazdığı senaryoyu çekemeyeceğini anlayıp stüdyosunu kuruyor falan. O zaman için bu ilk bir şeydi. Şimdi bilmiyorum nasıl bir şeye evrilir, ne olur. Ben söyleyeyim bir kere meslek yani şöyle çok bir şey çok basit olduğu zaman herkes kullanmaya başlayacak. Herkes kullanmaya başlayınca da senin değerin kalmayacak. Yani öyle. Paranın değeri kalmıyor meslekte. Kesinlikle. Anladın mı? Herkesi bulabilecekler. Her önüne gelen. Mesela şu an mimaride her önüne gelen hiç bilmeyen abi tamam mı? Hı-hı. Ben işe ilk başladığım zaman abi bu kadar hazır model yoktu. Bir kere korona bu kadar popüler değildi. V-Ray'de render ayarı diye bir şey vardı yani o zamanlar. Aynen. Yani herkes öyle. Yapamıyordu bu işi. Kesinlikle. Ama şimdi birisi tamam bir aylık bir tutorial seviyordu abi. Bir ay tamam. Bir ayda sen belki öğrenmiş oluyorsun. Modelleme bilmene gerek yok zaten. Hı-hı.
Doğru. Ne anlamı kaldı? Kesinlikle haklısın. Abi işte oyun sektörüne mi girecektim mesela atıyorum. Şu anda diyorsun mesela abi o kadar hızlı gelişiyor ki mesela karakter modellerinde bir şey kalmadı. Sırf karakter modellerinde bir meslek var. Sırf rig yapan, animasyon yapan bir meslek grubu var abi. Adam şimdi video çekip yürüyecek, animasyon olacak yani. Şimdi ne anlamı kaldı animasyoncunun, ne anlamı kaldı? Ya evet, şu anki aşamada yine karakter animasyoncusunun özelliğini gerektiren bazı dokunuşlar oluyor. Şimdi mesela arada muhabbet konuşuluyor şeyde, Mojo'da işte hani şu çıkmış, nasıl olmuş ama abi işte arkayı yapamadı, şunu yapamadı ama çok şey olmayacak yani. Şu an böyle abi işte 10 senede bitecek o yani. 10 senenin sonunda stabil hale geldiğinde bitti. Burada tavsiyem şu olur. Benim de zaten şu an yapmaya çalıştığım şey şu. Tıpkı şirketlerde olduğu gibi elinizdeki bilgi birikimi abi bir şeye, markete dönüştürün. Yani ne bileyim QXL Bridge gibi bir şey inşa edin. Ya birlikte inşa edin ya da işte ne bileyim yani model taraması olsun, texture olsun. Substance designer'a kasın mesela. Texture artistlik ölmez. O her yere lazım. Yoktan doku var etme. Painter de çok değerli bir program. Yani Blender... Abi öyle diyorsun ya. Öyle diyorsun ama şöyle bir şey var. O da o kadar çok gelişiyor ki. Hani mesela bir sürü bir şey birbirine bağlıyorsun ya. Ona evet. O zaman o da o kadar fazla gelişecek ki belki sen sadece hani şeydeki Midjourney gibi mesela yazıyorsun ya işte bana bunu evet. Yap bunu yap. Belki artık öyle olacak. Bana bunu yap diyeceksin ve adam sana doku oluşturacak yani. Yapay abi, zeka. Hiç yazarak sadece yazı yazarak. Kesinlikle. Hocam yapay zeka o kadar stabil çalışmıyor ya. Kusura bakmayın lafınızı böyle. Yok estağfurullah. Yok şu an çalışmıyor. Muhammed dediği gibi hani Oğuzhan sendin değil mi? Senle konuşuyorduk. Aynen abi. Yani şimdi dediği gibi çok şu an stabil çalışmıyor. Hala daha çuvallayacağı çok yer olacak. Evet ama burada avantaj şu. Erkenden farkına varıp o pastadan az ya da öz neyse pay almak abi. Hocam işte bak aklıma o geliyor. Diyorum ki bak hani erkenden bunu kaptın ettin falan ama şu da var. Ha kaptın ya, o kaptığın şey de en fazla 3 yıl falan sürecek bak. O da ciddiyim. Çünkü artık herkes bilecek o 3 sene içerisinde. Herkes adapte olacak. Çok haklısın yani. Ama yapacak bir şey maalesef yok. Aslında. Ne yapacağız ben anlamadım abi, çok kötü oldu. Ya şöyle bir şey var. Arada böyle mesela ben işte bu 3D'den falan aşırı sıkıldığım için dedim lan bilgisayardan kalkayım artık. Nefret ettim. Ne oyun oynayasım var ne başka bir şey. Hayata bak. Şeye başladım. El işçiliği, deri cüzdan falan yapıyorum. Ha yapanı yok mu? Var tabii ki. Ama günün sonunda abi bunun şeyi yok. Sonu yok. Gerçekten yok. Yani biz de şeye başlayacağız yakın zamanda. Bizim zamanımızda şöyleydi, böyleydi. Hani bir şey bulacaklar yine gelişmek için. Abi mesela... ben bir şey söyleyeyim. Biz yine bence bir tık iyiyiz bak. Bizden şu an mesela hani bizden daha küçük olanları düşünsene. Abi mesela okuyorsun tamam mı? İleride ne yapacağını düşünüyorsun ve her sene farklı bir şey çıkıyor ortaya. Doğru. Dedelisin ya. Biz yine iyiydik abi. Ya evet haklısın ama inan şu muhabbetleri ben de zamanında arkadaşlarla yapıyorduk yani bundan 10 sene önce konuştuğumuz mevzulardı. Hala daha bir şeyler çıkıyor. Çıkacak, çıkmaya devam edecek. Dediğim gibi öncesinde olmak, farkında olmak bence bir tık yine avantajlıdır. Dediğim gibi sistemi pasif gelire dökmek gerekiyor. Eğer hayatta kalmak ve sağlıklı ilerlemek istiyorsak. Çünkü aktif gelirle sürekli bir şey bulmaya, yapmaya çabalamak çok mantıklı değil. Şu üniversitelerde kimseye bu detaylar anlatılmıyor. Yani mimar olacaksın. Abi olacaksın da ihtiyaç yok ki mimara artık. Ne yapacağım mimarı? Yok yok. Ben abi mesela şey söyleyeyim. Ben mimar değilim. Lise mezunuyum. Ama bu 3D'yi bildiğim için mesela şu an bütün mimarlık ofislerinde çizim yapıyorum. Peki, abi, ama öyle, mimar değilim yani. Kesinlikle öyle. Ben işte çiçek mobilyaya başladığım zaman bir şeyim yoktu. Lise mezunu diplomamla başladım. Ha burada İstanbul'a geldim gelmişken üniversite okudum. Sen Bursa'da mı oturuyordun daha önceden? Bursa'da oturuyordum aynen. Ben de Bursa'da oturuyordum. Osman neresi? Şey Nilüfer'de oturuyordum. Aa. Hı hı. Ben de Mudanya'daydım. Ha, şey bilirsin sen ya. Gitmiyor. Bulvar var. FSM Bulvarı. Evet. Orada mimarlık ofisinde çalışıyordum ben de. Staj yapıyordum. İşte ben de. O zaman orada Lone Dekor vardı. Lone mi Luna mı? Lone Dekor. Kelebek vardı galiba ya. Bir de onun yan tarafında. Ya orada çoklar ya. Bir şey orada da ayrı ayrı dertler. Hacı Migros'a gitmeden önce diyeyim ben sana. Migros'tan daha geride kalıyor. Bildim sanki. Var, o tarafta. Şey, bir ara Zebrano şube açtı. Ama bir sürü firma açtı kapattı abi. Şimdi karıştırırız. Bu, ya şu ara mesela İstanbul'dayım işte 6 ay mı 7 ay mı ne oldu? Yani metrobüsteki o karmaşayı gözlemliyorum. Dün akşam biraz konuştunuz çok üstüne. Abi freelance niye çalışmıyorsun? Freelance çalışıyorum. Ben nefret ettim abi. Ben şu an hiçbir şey yapasım yok. Asıl mevzu freelance nereden çalışıyor abi? Aynı iş şu an seninle ya. Nasıl?
Freelance hangi site üzerinden çalıştın? Beyond'luk mu, yurt dışına mı okudun, Fiverr, Upwork mu, hangisi? Böyle söyleyeyim, ben hiçbirine çalışmadım. Benim çevremden dolayı bana sürekli geliyordu zaten. Ben şu an şey noktasındayım. Bak yine para kazanmakla alakalı inan derdim yok. Aylığımı 40 bine 50 bine rahat getiririm ama inan ne Netflix izleyesim var ne Disney'e bakasım abi, var. Abi aynıymış aslında. Hayattan mı zevk almıyorsun abi? Abi aynısı ya. Kesinlikle aynı sıkıntının içerisindeyiz. Ben şu an şey arayışa geldim. Aslında dedim acaba hani ben bir şey mi? Canım sıkıldı geldim ben İstanbul'a. Açık söyleyeyim. Üniversiteyi de dedim ulan arada çıkartayım. Şu an üniversiteye bakıyorum bomboş. O kadar bomboş. Bitirsen de bir anlamı kalmıyor. Ne yapacaksın ki? Anlamı kalmıyor. Şu an zaten bırakma kararı aldım. Ya dedim saçma sapan bir şey. Vaktimi aldım. Aran gidecek. Vaktin gidecek. Ve şey de var. Şu an beyler hani bak şöyle söyleyeyim. Hani hazır mevzu açıldı. Şimdi bakıyorsun mesela bilgisayar, şu an oturduğum ortama bakıyorum. Bir zamanlar hayalini kurduğum hayatı zaten yaşıyorum ben. Ama bir anlamı yokmuş abi. Gerek yokmuş yani. Bakıyorum bak bilgisayarım var, ne bileyim ses sistemi, grafikler. İlk zamanlar benim için mevzuydu. Şu anki bilginle 10 sene önceki teknoloji olsaymışız ve hiç değişmeseydi belki çok güzel yaşardın. İşte modelleme ya, olsun, bir şeyler öyle olsun. Hep böyle bir şeyler giderdi yıllar boyunca. Ama kesinlikle bilmiyorduk ki bu kadar yapay zeka çıkacakmış, o çıkacakmış. Ama burada aslında benim mevzum şu, biraz belki özel olacak ama siz de kendinizden bir şeyler bulabilirsiniz. Abi bizim mevzumuz aslında teknoloji falan değil. Biz kendi açımızdan. Para da değil. Aslında bilmiyorum ailelerinizle nasıl yetiştiniz ama bizim yetiştiğimiz jenerasyonda biz biraz böyle nasıl diyeyim ona? Nostalji. Zihinsel açlık mı diyeyim ona? Psikolojik açlık diyeyim. Böyle bir şeyin içerisinde büyüdük aslında. Bu açığı da elimizde 3D ile veya benzeri bir şeyle kapatmaya çalıştık. Onun da doyum noktasına gelince şey oldu yani. Sonra? Daha ne? Aga, şöyle devamı bir şey ne olacak? Yani öyle bir mevzuya dönüştü. Onun bir sık çıkmazı var. Ben her zaman şey diyorum ya. Insana... Abi farklıydın ama bak. Mesela bu iş ilk yaptığın zaman gerçekten senin bir önemin vardı. Hani böyle çok insan yapamıyordu bunu. Şimdi çok insan yapmaya başlayınca da insanın morali bozuluyor. Hani hiç ya, bu işi bilmeyen bir insan render alınca insanın morali bozuluyor. Oğuzhan şöyle bir şey söyleyeyim. İnan sen gene yaptığın detaylı bir şekilde işini ortaya çıkarttığında ayrışıyorsun abi. Yine senin telefonun çalıyor. Neden dersen. Ya orası öyle. Şu mevzudan dolayı adam sürekli sağlıklı çalışabileceği insanlar arıyor. Şu an mesela teknoloji gelişmiş olabilir ama bir o kadar da iş ahlakına sahip olmayan insanlar var. Adam mesela diyor ki abi hallederiz diyor. Abi ne zaman halledecek artık? Belli değil. Yani parasında da değil artık iş mevzu. İş veren adam, dışarıda iş veren adam şey istiyor artık. Diyor ki abi ben sürekli laf yeniden anlatmayayım derdimi, tasamı. Beni anlayan bir adam bulayım. Onunla çalışmaya devam edeyim arzusunu istiyor. Bu tarz insanlar bulduğun sürece çalışmaya veya para kazanmaya mutlaka devam edersin. Ama dediğim gibi sen onu o da bir yere kadar artık işte onu hayal ediyorsun ya. Bunun farkındayız. Ama işte bir şeyin biteceğini farkında olmak kötü bir şey. Çok haklısın Oğuzhan ama buraya da saplanırsan baba bu sefer de oradan çıkamıyorsun. Yani oğlum bu da bitecek lan. O da bitecek. Bu da bitecek. Abi ne yapalım? Yaşamayalım o zaman. Ana dönüyor. Evet farkındayız. Ama önceden böyle değildi abi. Mesela bak. Mesela atıyorum. Önceden atıyorum. Bir doktorluk mesela şu an bitti mesela. Atıyorum mu? Onun gibi düşün. Mesela önceden öyle değildi ama. Önceden öyle değildi. 3D değil. Onun sebebi ekonomi. Oradaki mevzu farklı. Şu an kimsenin yaşam enerjisi kalmadı. Yani aslında siz çevrenizdeki her şeyi artık hani her gün gözlemliyordunuz ama bu kadar maruz kalmıyordunuz. Hep şu an aranızda Türkiye'nin ekonomisiyle alakalı bilgiye sahip olmayan kim var? Kimse yok abi. Bak şu an görüyorum Miraç 17 yazıyor mesela. 17 yaşında çatır çatır her şeyi konuşurum. Şu an adayı konuşurum, gündemi konuşurum. Çünkü istemiyorum. Abi konuşuruz abi. Bu arada ya. Yani her işten bile konuşabilirsin. Ben de freelance çalışan birisiyim. Her şeyi konuşuruz seninle yani. Eyvallah, şunu demek istiyorum işte yani konuşan biri olmasan bile sen buradaki grubu geç, burası mesela kendi geliştirmesiyle kendini eğitmiş olan bir topluluk benim gözümde. Dışarıda herhangi birini çevir, en cahil bile olan telefonunu çıkar diyen dayıya bile sorsan ekonomiyle konuşabiliyor. Niye abi? Çünkü her yerden maruz kalıyoruz artık. Bizim şey kaydı, inşaatta şakül denilen bir denge aracı vardır. Topaç gibi böyle direği tutarsın, düzgün durur falan. Herkesin mekanizma dağıldı. Şu an biz aslında şeyin çıkmazındayız. Ya oğlum, biz bu yaşta niye böyle bir sıkıntılarla uğraşıyoruz abi? Sürekli bir de eskiden şey de yoktu. Teknoloji konusunda Instagram'dan maruz kaldığımız kadar farklı ülkelere maruz kalmıyorduk. Biri çıkıyor diyor ki Amerika'da hayat böyle. Telefon şu kadar. İşte bilmem ne bu kadar. Venezuela'da millet neler yapıyor falan filan. Sonra sende otomatikman beyninde şey başlıyor. Kıyaslama. Ben niye öyle değilim?
Ulan onunla neyle uğraşıyor, ben neyle uğraşıyorum. Bir gün belki kendini avutup şey dersin. Ya oğlum çok da takılma be, gerek yok. Ama ikinci gün, üçüncü gün beyin durmuyor artık. Diyor ki baksana diyor şu bu bilmem ne. Sonra o kıyaslama, iş bilmem nesi, koşturmaca, okulda hiçbir şey alamıyorsun. Diğerleri tarafından hiçbir şey alamıyorsun. Bu sefer depresyon başlıyor. Sonra en ufak bir lanet olsun. Ne olacak lan bizim işimiz oluyor. Bak inan Oğuzhan, senin dediğin şeyleri ben de düşünüyorum. Sektör çok hızlı gidiyor. Şu an tam olarak o kafadayım ya. Hiç çıkamadım yani, o işin içinde. Lanet olsun böyle ülkeye, şehre. Biraz önceki konuya girerken öyle söyledim. Metrobüse sabah giriyorum. Benim iş başlangıç saatim 10. Öyle olmasına rağmen işte Küçükçekmece'den kalkıp Şişli'ye gidiyorum. Ha Bursa'dayken de bir ucundan bir ucuna gidiyordum. Mudanya'yı bilirsin. Abi Bursa'da en ucundan ucuna en kötü, tamam mı? Trafik plus yarım saatte gidiyordun ya. Kesinlikle. Burada öyle değil ki abi. Bak kesinlikle haklısın ama Bursa'da aynı olmaya başladı şu an. Bursa'da şişti. Her göç aldı vesaire falan. O da her taraf dolmuş o yüzden. Her yer doldu. Suriyeliler zaten geldi biliyorsunuz. Hiç olmadığınız kadar değersiziz aslında şu noktada. Biraz aslında bunun bunalmışlığı var. Size yani tavsiyem şu. Bilmiyorum var mı bilginiz. Abi İngilizcenizi biliyorsanız, öğreniyorsanız, yani bir şekilde İngilizceye sahipseniz buradaki ekip olarak kendi aranızda bir kolektif yapı inşa edin. Gerçekten tavsiyem o. Yani bir market yapın. 3D model üzerine olabilir, eğitim üzerine olabilir, YouTube kanalı olabilir. Anladım. Türkiye'de para kazanmak ve hayatta kalmak istiyorsanız ya ünlü olacaksınız abi. Bu ünlülerin işi bitmeyecek gibi geliyor bana ya. Onların işi her zaman kalacak gibi geliyor bana. Onlar çünkü halkı eğlendiriyorlar. Onların işi bitemez ki. Aynen abi. Bitmeyecek abi. Her geçen gün daha fazla tüketmeliyim hastalığına saplanmış dünya. Ve şu da var. Eskiden mesela ünlü olmak zormuş ama şu an çok basit mesela. Bu çok saçma insanlar ünlü ya. Çok sinirim bozuyor bu olay benim. Ya adam 50 milyar dedi amına koyayım, işte adam ünlü oldu. Yani o kadar işlevsiz insanlar ünlü oluyorlar ki gereksiz böyle yani. O da şeyden, hoşgörü paradoksundan. Normalde bir insanın ayıbını ya hoşgörü olmak lazım, edeptendir deyip şey görüyorsun, mazur görüyorsun. Sonra o arsızlığa dönüşüyor. Sonra bir bakıyorsun o arsız olan adam söz sahibi olmaya başlıyor. Sonra o söz sahibi olduğu için senin hoşgörün orada artık şeye dönüşüyor. Saçma sapan. Tıpkı Suriyelilerin gelmesi gibi. Ya yardımcı olalım deyip gel getirdi devlet. Ya da başka bir sebepten neyse. Şimdi mesela gidiyorsun şeye. Neresiydi ya? Bursa'da da Çarşamba diye bir yer var. Adam gidiyor kendine iş arıyor. İş aradığı yerin sahibi Suriyeli. Suriyeli'den Türk olan adam gidip iş istiyor. Adam diyor ki kusura bakma abi, biz yabancıya iş vermiyoruz diyor. Bak olaya bakar mısın? Hayda. Yani böyle bir noktaya geldik. Şimdi sen yine bak, sebebi temelde devlet. Ama günün sonunda mağdur olan sensin. Burada da dediğim gibi eğer olabiliyorsanız abi çaresini söyleyeyim. Dünya vatandaşı olmak. Yani İngilizceyi cebinize koyun. Bu meslek de medya olduğu sürece ölmeyecek söyleyeyim. Yani her geçen gün Amerika'dan yeni bir Batman yapmak isteyeceği için bu sektör ölmez. Sadece o sektörde talep edilen adam olun. O zaman istediğiniz yerlere istediğiniz şekilde gelirsiniz. Yani bu mesleğin daha yolu çok. Çünkü neden dersen asıl proje zaten bu. Milleti tam da Metaverse'e VR gözlüklerle uyutup sokmak. Soktukları ortamda da neye ihtiyaçları var abi? Modelleme ihtiyaçları abi var. Abi zaten aslında her şey hazır yani. Bir tek adamların teknolojiyi getirmesi kaldı. Zaten insanlar hazır ki buna. Zaten yaptılar. Metaverse'e ben pek şey yapamıyorum ya. Yani kendi fikrimi söyleyeceğim bu konuda. Düşünmüyorum insanların o gözlükleri takıp hayatlarından o kadar da bağımlı olacaklarına. Şöyle düşün. Günde kaç saat mesela bilgisayar başında oyun oynuyorsan aynı dakikayı orada geçeceksin abi. Bu kadar aynen. Basit yani. Ama bak, aynı şey değil hocam. Ki. Aynı eğlenceyi vermiyor yani. İnsanlar abi daha fazlasını veriyor. Hocam verir ya. Orada senin daha bulunduğun fazla. Ortama bağlı. Yani sen o teknolojiyi geliştirmeye yanda, çalışıyorlar. O zevki almanı sağlamaya çalışıyorlar. Sen elinde o kılıç kalkanı hissetsen onun için de günlerce durursun. Böyle kendini bir gladyatör gibi hissetsen mesela. Bir de hareket edeceksin oğlum. Boynun falan da ağrımayacak. Hareket edeceksin yani. Aynen öyle. Ya Miraç bir de şunu düşün abi. Şu an mesela bak hepimizin ortak noktası aynı. Benzer. Sebebi ne abi? Dışarıdaki dünyada tam da aslında istediğini bulamamak değil mi? Erdoğan. Öyle abi. Peki niye şu an Discord'dayız da birlikte konuşuyoruz? Ben buraya muhabbet etmeye geldim. Canım sıkıldı tamam. Gece yani. Çok haklısın ama canın sıkıldığında gelip yani gelebileceğin yer ekrandan ve mikrofonundan bakarak bir araya geldiğin sanal bir ortam baba. Aynı yerdesin aslında şu an. Fark eden bir şey her yok. Şey aynı olacak abi. Sadece ortam değişecek ya. Aynen öyle. Orada da gene zaten anlaştığın adamlarla bir araya gelmek için bir araya orada bulunacaksın. Ya hatta Black Mirror'da vardı ya son sezonda. Adam sadece böyle Çip kadar bir şey böyle kafatasına koyuyordu sadece. Dokunuyordu böyle. Adam onunla giriyordu artık. O kadar gelmez de tabii. O seviyeye gelirse adam içinden çıkamadı zaten. Kesinlikle. Sorabilir miyim?
Yani bilmiyorum, kendi fikrim olarak söyleyeceğim gene bunu. İnsanları oyunlarda vesaire o konudan konuşacağım. Özellikle en çok tutan şey rekabetin aşırı fazla olması. İnsanların kendini geliştirebilmesi. VR bu konuda sizce de henüz hala çok geri bir seviyede değil mi? Evet, Rekabeti hayır. hissedemiyorsunuz. Tamam. Rekabet olmayan yerde de tutku olmaz. Sporlar da Abi bu sayede zaten gelişir şu aslında. an şu Hocam. ankini hiç düşünme acı sen. Şu ankini hiç düşünme. Sen aynı filmlerdeki gibi olacağını düşünmen lazım. Şu ankini hiç kıyaslama yani. Bu şu an mesela kafanı döndürmen hareketler. O şey vardı ya, hangi filmdi? Adını unuttum şu an. Biraz anlat. Şey Relevant. Red Dead miydi? Ederek Gözlük yoksa takıyorlardı ya. Gözlük şey, takıyorlardı. Ready One Ready Player. Player mı, öyle bir şeydi. Aha. Yani ondaki gibi olursa zaten hiç şey olmaz yani. Birebir Zaten hareket ediyordu adamlar. o filmleri yapmalarının sebebi de zaten oraya bizi hazırlamak abi. Bak şu an Matrix filmini aranızda izlemeyen var mı? Yıllar sonra spoiler vereceğim de. Yok İlkan abi yok. kaldıysa. Ya şimdi bakıyorsun İzlemeyen adam. varsa da 20 senelik film yesin hocam, spoiler yapacak bir Evet şey. evet. Aynen öyle. Harbiden bu arada. Şu an yani şöyle söyleyeyim. Bilmiyorum kuantum fiziğiyle ne kadar ilişkiniz var ama bu açıklandı artık. Bu netlik kazandı. Bu en basiti çifte yarık deneyi mevzusu. Çifte yarık deneyinde elektron gözlemlendiği ve gözlemlenmediği süre zarfında farklı reaksiyon gösterir. Ha, biliyorum onu. Kameraya baktığı zaman ve bakmadığı zaman, değil mi? Onu Evet. söylüyorsun. Burada aslında şunu buluyor adamlar. Diyorlar ki bilinçli bir ortamda madde farklılık gösteriyor ve bu matematik çuvallıyor, her şey çuvallıyor. Aynı oradaki felsefeyi alıp sanal dünyaya uyarladı adamlar ve Matrix dedikleri şey çıktı daha 99'da. Bu adamların projeleri çok önceden vardı zaten. Teknolojileri yeterli değildi. İlk aşamada bak sinema sektörüne bak. Seni çizgi romanla bir hayalin peşine götürdü. Sonra çizgi romanlarını görsele dökebileceği sinema sektörü ve görsel efeyi çözdü. Şimdi her sene yeni bir film çıkıyor. Onun da bir ilerisi ne olacak? Filmi izlemeye gittiğinde abi VR'la beraber Iron Man'in yanında takılacaksın büyük ihtimal. Ya da üçüncü oyuncu sen olacaksın. E şey O var abi, YouTube'da mesela 360 video var ya, onun gibi bir şey olacak yani. Evet, yani seni her seferinde olaya daha çok dahil edip seni daha çok sömürmenin peşindeler. Kısaca sana diyor ki otur, oturduğun yerden benim kurduğum sisteme dahil ol ve cebinden istediğim tüm paranı ver. Yani şu an bütün oyunların bedava olmuş. Fortnite denilen saçmalık mesela baştan aşağı bakıyorum ama çocuklar, yeğenlerim falan bunları anlatamıyor Hiç çocuk. oynamadım ya. Bak adam her sene mesela her dönem bütün oyunlarda aynı mevzu var. Bedava olanlarda. Savaş bileti denilen bir mevzu var. Gidiyor anlaşıyor bir firmayla. Bu dönem diyor sinemada kim var mesela? İşte dediğim gibi Superman var. Hemen Superman kostümünü getiriyor. PUBG'de Superman. öyle. Tabii, hepsi öyle. Hepsi aynı terane zaten. O şey. Zaten Counter-Strike 2 niye çıktı abi? Görmedin mi şeyin fragmanlarını? Artık böyle tamamen karakteri görebiliyorsun. Elini, kolunu, bacağını, ayakkabısına kadar. Ya Onda da CS2'nin çıkma sebebi de getirecekler abi. şöyleydi. Yani bunu zaten çok önceden duyurmuşlar. 2015'lerde mi duyurmuşlar CS2 O çıktı yani? zamanlarda zaten gerekiyordu, yani ilk çıktığında zaten CSGO'nun çıkışı şöyle oluyor. Bir tane firmaya, Hidden Pet Entertainment, önceden hani logosu gözüküyordu CSGO'ya girdiğinizde. Konsollar için bir CS oyunu üretmesini söylüyorlar. İşte adamlar da yapıyor, prototipi gösteriyor. Valve bunu çok beğenince, Gabe'ın abi, diyor ki bunu PC'ye çıkartalım. Esasında konsola, Xbox'a yapılmış bir oyun. Bir anda alelacele bilgisayara Bildiğiniz çıkıyor. CS'den mi bahsediyorsun? CSGO'dan, evet, CSGO'nun şey, Mikael öyle. Normalde Source'u iteklemeye çalışıyorlardı bilgisayar tarafında. Ama konsol için istedikleri CSGO prototipini çok beğenince onu direkt şeye çıkardılar. Bilgisayara Anladım. çıkardılar. Abi oyun içi satın alımını daha çok şu an şey yaptı ama. Daha çok Bu fazla. arada Tabii canım. yani mesela ben de yaptım yani. Bir tane direkt 300 liralık bir yatırım yaptım. Muhtemelen 400-500'e kapatacağım o yatırımın karını yani. Ya Skinler öyle aşırı canım. artıyor şu anda. Kimse artık bir şey satmak istemiyor. Herkes kiralıyor. Bak 3D yazılımlar da aynı şekilde bir gördünüz. 3D Max, diğerleri hepsi artık kiralama. Adobe'un ekosistemi mesela. Kanka Adam program Subless Painter yapıyor. satın alabiliyorsun galiba. Subless Painter almıştım ben çünkü. Ya o işte son çırpınışlar bro. Subless Painter'ı da alıyorsan sana büyük ihtimal güncelleme vermiyor. Evet. Vallahi bilmiyorum. Öyle Steam'de öyle. vardı, çok ucuz geldi Steam'den bana, aldım. alıyorsun. 2022'sini aldım, öyle duruyor. 2023 bin, bilmem kaç lira olmuş. 2022'sini ben zamanda indirimle 120 liraya mı 90 liraya mı ne bir şey Kanka almışım. bedavaya geliyor ama baktığın zaman insanlar işte hoşuna Çok gidiyor. haklısın ama sen Tabii şu canım. Kullanıyorum hala. an müşterisin. Ben 2000 şöyle düşün. 2019 versiyonunu 2025 senesine kadar kullanırsın ama 2030, 2028'de gelecek olan yeniliklere artık için gitmeye başlayacak. Gideceksin ya krallık olanı alacaksın ya da başka bir yerden yeni versiyonu bir daha satın alacaksın. Yani Benim aslında aklıma hiç şey gelmedi ya, o belki güncelleme gelince alırım diye düşünmüştüm ama hiç öyle düşünmedim. ben Yani 2021'i almıştım. 2022 bir anda kütüphanemde bulunmuştu. Hatta dur şu an bir kontrol edeyim.
En son hangisi varmış? Ama yine bir şey söyleyeyim mi? 2020, 2030 da çıksa yine mesela o anki piyasaya göre hemen hemen yine bu fiyatlarda olacak yani piyasasına göre. Çok pahalı tabii olmayacak canım. Program. 2020'yi almıştım ben, 2021 gelmiş. Şu an 2023'ü görünce ağzımız suyu akıyor. Halbuki aynı işi yapıyor yani. Amaç zaten abi işte seni sürekli orada diri tutmak, seni sürekli senin cebindeki parayı almak, adamın umurunda değil sana yeni bir program çıkartmak falan, tamam mı? Sonra... Benim anlamadığım bir şey var, bu kadar para insana ne yapıyor ya? Para bir yerden sonra limit mesela bir değeri kalmıyor ki. Oğuzhan şöyle söyleyeyim, o para o para değil aga. Ya, onun... Aga tamam, o parayı kendine köle de tutsan hani bir yerden sonra paranın hani bir şey yapamıyorsun, yapacak bir şeyin kalmıyor mesela. Bu arada yani. Ya bilmiyorum ama aslında var hala ya bir sürü ne şey. Var abi? Abi bak şöyle söyleyeyim. İnan bak doğduğumuz ailelerden dolayı söylüyorum. Sakın beni yanlış anlama olsam. Ama abi gerçekten para kazanmayı öğreniriz ama para yemeyi bize öğretmiyorlar abi. Para yeme başka bir şey. Şöyle düşün. Başka mesela, bir... 10 milyon aylık 10 milyon geliri olan da tamam mı? 10 milyon geliri olan. Mesela Türkiye için söylüyorum ya. 10 milyon geliri olan da 1 milyar geliri olan adam aynı hayatı yaşayabiliyor abi. Onu aynı hayatı yaşayabilir de o gelirdeki adamlar işte Türkiye'de yaşamıyorlar. Bak, hocam, yani mesela bence... bir yerden sonra değeri kalmıyor diyorum. Hani bir yerden sonra mesela 50 milyardan 100 milyar arasında bir fark var mı ya yaşam arasında? Hiçbir şey yok bence. 50 milyar hocam, 100 onda... milyar arasında yok ama onun daha üstüyle var. Biriyle evet. Türkiye satılması. Abi şu an mesela dünyanın en zengin de olsun uzaya gidemiyorsun ki abi. Hala tam çözememiş sonuçta. Ne yapacaksın? Abi uzaya neye gitmeye ihtiyacım var ki? Hani örnek veriyorum. En uçuk ne olabilir ki zaten? Ya o uçuk olabilir. Şey ya Bill Gates'in şey olayı vardı mesela, Afrika'daki suları temizleyeceğiz bilmem ne. Sen bu halinle yapmaya çalışsan en fazla TÜBİTAK girişimcisi olursun. Adam bunu cidden hayata dökebiliyor. Yani burada imkan oluyor. Yani orada artık durum senin hayal gücüne kalıyor. Yani mesela bir anda Elon Musk. Elon Musk da ortalama bir aileden gelmiyor yani. Ailesinin şeyde madenleri var Afrika'da. Yani o adam işte ben uzaya... ilgi duyduğum dediğinde 30 yaşlarına doğru SpaceX'i kurup kendisine yatırımcı bulabilecek duruma gelebiliyor. Aile yani burada önemli oluyor. O kazandığın para, yaptığın işler. Yani abi, böyle bir hayalin varsa uçuk bir şekilde hayata geçirebiliyorsun. Ya da bir yaptığın işlerde başarısız olma şansın olabiliyor. Ama yani gün oldu, sen böyle bir şeyleri hayal ettin ya da aklında bir hikaye oldu mesela. Hepimiz modellemeyle uğraşıyoruz. Senaryoya ilgimiz oldu mesela. Düşündüğümüz şeyi hayata geçirebilirdik eğer ki milyoner yani bir koç Sabancı olsaydık. Ama şimdi olursa ne yapacağız? Yatırımcı bulmaya çalışacağız. Yani bu para burada şeye giriyor. Eğer sen bir şey istersen yapabiliyorsun. Bir şey istemek burada değişiyor aslında bence. Güzel güzel. Genel olarak katılıyorum. Şöyle de bir şey söyleyebilirim. Hani Oğuzhan dedin ya ne oluyor abi neden bu? Ya bir yerden sonra o paranın bir anlamı yok falan. Aslında şöyle düşün. Hayattaki mutluluğun genelini şöyle örneklendirebilirsin. Yerde olan bir adamın ayağa kalkması gibi düşün. Tamam mı? Bu adamlar, şimdi zaten ayakta olan bir adam daha nasıl ayağa kalkabilir? Onu demeye çalışıyorum. Sen onu diyorsun ama bu adamlar öyle paralar buluyorlar ki abi, yere tekrar düşme arzusu uyandırıyorlar, sonra tekrar kalkıyor. Yani o kadar... psikolojik bir şey abi artık. Elde psikolojik, yoksa sen de haklısın. Normalde burada durmalıyım diyeceğin bir sınırı olsa insanoğlunun zaten olur. Ha, bizim dinimiz gereği ya da yaşantımız gereği bizde işte ne bileyim tasavvuftur belki. Bugün bak Ramazan'dayız, oruçtur belki. Dışarıdaki adamlarda böyle bir şey yok ki abi. Adamlarda haz doyumsuzluk noktasında yani. Onu tatmin etmek için de daha fazla, daha fazla, daha fazla. Yani bir şeye erişene kadar seni şey yapar, hayali. Eriştikten sonra patlarsın. Orada da öyle. Adam mesela, adamın marinası var mesela. Cem Yılmaz diyor ya, adam marina almış. Marina almak gibi bir şey gerçekten senin benim hayalim olamaz abi. O öyle bir şey söylüyor. Bir zengin bunu bir yapıyor. Sen de diyorsun ki ha, marina alınıp satılan bir şeymiş oluyor. Sonra ileride paran olursa diyorsun ki ha, ben de o zaman yatırım yapayım gibi bir şeye dönüşüyor. Ha, burada yatırım yapmak kendi şahsi ihtiyacın olur. Çoluğunu çocuğunu düşünüyorsundur. Çoluğun torununu, yani işte kaçıncı torununu düşüneceksen artık o parayla da. Bayağı bir düşünüyorsundur herhalde o parayla çünkü. Yani bilmiyorum, orada mevzu aslında para kazanmak değil de parayı iyi kullanmak diyeyim sana aslında. O statüyü seviyorlar. O para. Ya mesela çok paran olup Elon Musk gibi bir hani harcamalar yapmak. Ben çok paran olup sadece yiyip sıçmak var abi. O da var yani. Ya işte hocam o sana kalmış ama.
O kişiden kişiye çok değişken bir şey. Mesela kişinin hayatıyla tamamen ne yapmak istediğine bağlı. Şimdi ben öleceğim deyip ne gerek var bu dünyaya, işte bir iyilik yapmaya gerek yok deyip işte parayı harcayayım ben ya deyip harcayabilirsin. Veya işte ya gelecek için böyle iyi bir teknoloji geliştireyim, bir şey yapayım, insanlar bir sonraki nesil daha yaşasın deyip hayatını ona da verebilirsin. Bu kişiye bağlı tabii. Yani zamanında bunu yapmış olanlar da var. O bilim adamları yıllarca bir şeyler yapmışlar. Hani o değişik kafalar, deli kafalar. Adam Edison'a bak, hani tam bir orosçucu ama ampulü bulmuş. Ya da işte hadi daha düzgün bir adam bakalım. Tesla dediğimiz adam. Adam kendi dünyasında parayı zaten hiç önemsememiş. Tamamen bilime yatırmış. O zaman zaten adamın bile şeylerini alıp yemişler, bitirmişler ya da ne bileyim tüketmişler. Yani biraz tercih meselesi belki. Hayattan ne beklediğine bağlı. İş başka taraflara da gidiyor. Hayatın anlamı nedir? Ben niye varım falan. Ya yani bütün her şey birbirine bağlı olduğu bir yere Zaten gidiyor. o kadar girdikten sonra için içine çıkamıyorsun ki ya. Çıkamıyorsun. Aslında bir yerden sonra Hiçbir zorluk. sorunun cevabı yok çünkü artık. Yok yok, aynen ya. Bir yerden sonra affedersin de siktir et falan demen lazım abi. Ya zaten biraz önce dedim ya, hiçbir şey istemiyorum, şey yapmıyorum falan. Bu bütün o sentezin sonucu yani. Aman siktir et, boş ver, ne olacak? Ya gerçekten olsa da olmasa da aynı abi. Ama Şöyle şu bir da var küçük. abi. Şimdi mesela diyoruz ya işte bu çok fena hızlı gelişiyor. İşte böyle ne olsa ne olacak, böyle olsa ne olacak. İşte biz ileride ne yapacağız? Aslında bu biraz şey de bağlı, mutluluğa da bağlı. Mesela sen şu an çok mutlu olsan, hani deseler ki işte ne bileyim ChatGPT 6 çıktı, hiç bakmazsın yani, anladın mı? Biraz Yani ona da bağlı. Biraz mutsuzluğu da var insanların. İnsan şu an korkuyor. Mutsuzum işte, o zaman işte teknoloji daha da gelişecek. O zaman daha da mutsuz olacağım. İşte insan hep o işin içinde oluyor. burada işte o mutsuzluğun seni aslında en ufak bir yenilikte karamsarlığa sürüklüyor. Ya benim mesleğim biterse, aslında asıl temelde o dert senin mesleğinin bitip bitmemesi değil. Dediğin gibi o içerideki o tatmin açlığı, onu tedavi etmek ya da onu değiştirmek. Yani bunun da tedavisi var mı dersen, mesela klinik psikoloji de bir boka yaramıyor. Bu da yalan. Yani şu gideyim anlatayım derdimi, çare bulayım. Hayır abi, onlar şey, hani sen böyle devam edersin ya der sana günün sonunda. Sen Nada bir gider. şey diyeyim mi? Komik olan da onun ne cevap vereceğini bildiğin halde gitmek de komik ya. İyi Evet, ne mesela. söyleyeceğini Daha biliyorsun yine abi. şey, karşındakinin senin de aslında içinden aynı olması. Aynı Kesinlikle. aklı yaşaması. Tabii Ya canım. bir tane öyle şey vardı. Bir psikolog tanıdığım bir arkadaş vardı. Benim eniştemin uzaktan akrabası. Kadın belediyede çalışıyor. Dedim bir gün gideyim, konuştuk. İlk gün böyle bir gün muhabbet işte, nadir ne değildir. O da beni tanımıyordu. Uzaktan tanıştık falan. Sonra duyuyorum ki o kadın da mesela kocasıyla boşanma aşamasında falan yani. Ya belki saçma geliyor ama abi, senin kendine suyun yok, bana ne vereceksin gibi bir şeye dönüyor. Gerçi her psikolog da kendini tedavi etmek zorunda mı? Bu da ayrı bir mevzu. Baktığın zaman iş başka yere gidiyor. Ama kim sağlam ki? Bir de o duruma. Yani diyor, tekrar söylüyorum. Böyle bir dünyada şu anki Türkiye'de şu an bizim varyasyonumuz, biz sağlıklı haldeyiz. Yani kayış koparmış dünya kadar insan var, işte televizyonda o yüzden görüyorsunuz ya da işte internette bilmem ne eşini doğradı. İşte katana ile çıktı Taksim'de, işte adamı kadını biçti falan, böyle kan donduran, böyle aptalca, hiçbir tarafından mantıklı gelmeyen bir sürü mevzu yaşanıyor her gün her yerde. Biz aslında gerçekten arada sağlıklı kalabilenleriz. Bilmiyorum, dediğin gibi saçma sapan insanlar ünlü oluyor. Arsızlık her geçen gün daha moda haline geliyor. Ne geçmişini bilen var, ne tarihini bilen var, okuyan var. Yine iki lafı bir araya getirip Sorun o konuşan. zaten ki aslında. Sorun tamamen o. İnsanlar hayatlarında paradan ya da hırstan başka bir hedef belirleyemiyorlar kendilerine. Aynen. Yani bir noktada sahip oldukları şeyler üzerinde ustalaşmak istemiyorlar. O şeyde kendilerini geliştirmek istemezlerinin sebebi bile para oluyor. Aslında Onu da kendi yapayım, bunu da yapayım. yeteneklerinden Bunu da ziyade yapayım. parayı İşte. kazanmak için geliştiriyorlar kendilerini. Oysa Doğru. kendi işinde ustalaşmaya başladığında, yani bir noktaya Yok. kendini bağladığında bu gidiyor yani böyle yani. Abi O şu da kadar var bazı şeye mesela. ihtiyacın olmuyor. Benim mesela hayatım boyunca mesela bana bir garanti verirse, tamam mı? Dese ki ömrüm boyunca hiçbir zaman maddi bir sıkıntı çekmeyeceksin. Bunun garantisi olsa ben mesela bugün düşünmem ya, işte Unreal Engine 6 çıkmış, ne yapacağız? İşte yeni Ne poligonlar çıkmış. yaparsın mesela? Abi o Şu zaman anda işte bunu düşünmem yani. öyle bir para buldun yani. Çok da büyük bir harcaman yok, tamam mı? Şey, bence Öyle bir daha para kötü buldun. yaşarım. Ne yaparsın? Bence daha kötü yaşarım. Neden? Yani Çünkü başka bir mesela amaç yok hazır mu değilim. hayatının içerisinde? Bir anda gelirse hazır değilim. Mesela ona hazır değilim öyle böyle. Düşünsene bir anda geldi sana mesela 1 milyon dolar geldi şu an mesela cebinde bir Tamam, anda. gelsin. Yapacağım şeyi çok basit biliyorum. Çok çok basit biliyorum 17 yaşındayken ben de biliyordum hem de. Hayır, acı. olay o değil. Bahsettiğim olay o değil. Hemen Yani hayatın gerçekleşmesi. insan Ha pardon. devam et, sen devam et. Yok yok, söyle sen bitir sözünü.
Ya bunu demek istiyorum. Mesela kendi yapacağım şeyde şu anda bir para sıkıntım olmasa benim yapacağım şey açık söyleyeyim. İlk başta Türkiye'de direkt bir Japonca eğitimine gidip ondan sonra Japonya'ya kaçmak olur. Yani benim Olur. Japon kültürüne aşırı merakım var. Kendim aynı zamanda karateciyim ve kendiyle uğraşıyorum. Kendimi bu kültür üzerinde geliştirmek için odaklarım kendime. Tamamıyla Çok bunu çalışırım hayatım boyunca. bak çok güzel bir öğreti ama şöyle bir mevzu var. Dedi ya sana 17 yaşındasın. Sana karşılaşacağın tabloyu söyleyeyim mi? O hayalin şu an gerçekleşmeye başladığında. İnsanlar genel olarak şunu yapıyor. Bu arada hani hepimiz için geçerli. Bu sadece sana özel değil. Hayal kurarken hayali o gerçekleşmesini istediğimiz şeyin sadece güzel taraflarının hayalini kuruyoruz. Ben mesela kendi başımdan geçen küçük bir şey anlatayım. Dedim ki ya kendime ait bir evim olsun dedim. Dubleks olsun dedim böyle dedim. Üst katı dedim bana ait. Altta dedim ofis olur dedim falan filan dedim. Tek başıma yaşarım. Bir dedim üniversite ortamında olur falan filan böyle. Bu hayali kurdum. 2 sene sonra abi şey bilir. Oğuzhan bilir. Görükle'deyim. 2 katlı bir ev var. Üniversite ortamıdır Görükle'ye. Kendime ait bir yerim var. Tam da hayalimdeki gibi birebir. Ha bu arada bu sadece bu değil. 7-8 yıldır ne hayal kurduysam gerçekleştirdim abi ben. Her hayalim tamam oldu yani. Moşo da benim onlardan bir tanesiydi. İstanbul'a geleceğim. Bir görsel efekt firmasında çalışacağım falan filan. Bu da onlardan bir tanesi. Deneyimlemek için. Tamam çok güzel ama şunu hesaba katmıyorsun. İki dubleks, 2 katlı evi şey yapıyorsun, tutuyorsun ama orada tek yaşıyorsun. O hesaba Yalnızsın. katmıyorsun. Ya da işte Kanka, aynen öyle. ayın sonunda kira geliyor abi ya da faturayı geciktiriyorsun. Telefonuna mesaj bildirimi geliyor. Onu hesaba katmıyorsun abi. Ya da dışarı çıkıyorsun. İletişim kuracağım bir iki arkadaşım var belki konuşuyorsun falan. O gün inanılmaz bomboş konuşuyorlar. Sana verebilecekleri hiçbir şey yok. Sadece senin zamanını, vaktini alıyorlar. Onlardan da nefret ediyorsun. Sonra diyorsun ki Allah'ım ben böyle kurgulamamıştım ki. O da diyor ki yani istedin verdim aga diyor. Gerçekten bu mu yani istediğin şey deyip sana aslında veriyor. Bak sana da söylüyorum biraz. Gerçekten istiyorsan abi kesinlikle sana verecek. Ama günün sonunda gerçekten isteyip istemediğin şey o mu? Ona bir emin olman lazım. Bir gün O zaten karışıyor işte. İş orada karışıyor abi. Onu Yani yaşıyorsun bir kere. Onu dediğin göreceksin emin şeyi ol. ben daha zaten cümlenin en başında anlamıştım. Kurduğun hayalde yapayalnızsın. Belli bir noktadan sonra ne yapacağını bilmiyorsun. Evet abi. Ama mesela Abi kendi kurarsan hayalim için bahsediyorum abi. Ben kendimi bir kültürün içerisine atacağım için hiçbir zaman yalnız olmayacağım hayatımda. ya Hiçbir zaman. inşallah inşallah olmaz Yani kardeşim ama hiç yani ben Allah bunu çok çok iyisin hiç nasıl nefret eden birisiyim. Açık söyleyeyim. Bunu yaşamış ve nefret eden birisiyim. Kanka bir de şöyle Yaşıtlarımla diyeceğim. aynı kafaya sahip değilim. Genelde dışlanırım sana açık söyleyeyim. Okuldan anlaştığım 4-5 tane insan vardır. Bunlar benim seviyeme de yakın insanlar. Benim gibi başka metodolojileri de çok seviyorlar. Sen Onun liseye mi haricinde genel gidiyorsun? olarak liseye gidiyorum şu anda aynen. Ya, yalnız kalan bir insanım. Kendimi sadece sporuma veriyorum. Bir onlarla muhabbetimiz, sohbetimiz var. İşime veriyorum kendimi. Şu anda o kafadayım ama yani ileride istediğimi gerçekleştirdiğimde yalnız olmayacağımdan eminim. Ya burada Kanka işler hiçbir zaman öyle tahmin ettiğin gibi de gitmiyor bir yandan da ya. ya Mesela inşallah o zaman ben de öyle düşünüyordum. Böyle olursun, şöyle olur, şöyle olursun. En kötü senaryoya kadar düşünüyorsun. Ama bir anda her şey değişebiliyor yani. Onu bilemiyorsun hiçbir zaman. var yani. Kanka ben de planlar kuruyordum. Yani tam böyle oldu dediğim saniyede hayat sana bir yerden öyle bir vuruyor ki hem tahmin etmiyorsun hem de böyle affedersin mal gibi kalıyorsun lan ben şimdi ne Birebir yapayım? hasretini birebir yaşadım. Ya Bak anladım. yani an oldum ben diyorsun. Tamam artık her şey yolunda falan filan. Sonra Hiç bağ beklemediğim bir şey oluyor. bir koyuyor Şak sandım bir anda ya sıfırdan başlıyorsun. Her şeyin kesin. yok oluyor bir anda. Ya ben ne zaman oldum ulan oldu bu sefer. Okey dediğim anda hep başıma bu olay geldi. O yüzden Kesinlikle. Böyle yani hiç bekliyorum. tahmin etmediğim bir şey oluyor biliyor musun? Hiç İyi tahmin de bu daha etmediğim bir iyi şey değil oluyor. mi düşündüğünde? Hayır Değil abi. kanka. Amacına Değil. ulaşman zorlandığı için Ya daha fazla yol kat etmen gerekmiyor mu tekniken? oğlum Uzun hayat boyunca vadede senin gibi bakma. kanka bu sefer hayalin değişiyor be. Hayallerin değişiyor o zaman. Tamam. Ya şöyle zamana göre hayallerin değişti. değil de hayatına imkanların yön veriyor. Yani istediğin kadar hayal kur. O andaki imkanlarınla birliktesin. Çok Yani doğru bir söz. sen bir Doğru. adamsın, senin ederin bu, senin ailen bu. Hayallerin bir yerden sonra imkanlarınla neyi başarabildiğine bakıyor. Dedim ya hayat Anladım abi. işte oradan vurdu. Tam işte ben bunu yapacağım artık oldum dediğin anda işe bir giriyorsun. İş asla tahmin ettiğin gibi değil. Değil. Hı. Anladım abi. İnsanlar bambaşka şeyler yapıyorlar. Ya Yani mesela orası. gittin Japonya'ya diyelim, örnek veriyorum. Mesela oradaki insanlar sana bir anda garip davrandı. Senin istediğin şey olmadı veya internette konuştuğun insanlar gibi değildi. Bir anda oturup her şey sıfırdan başlıyorsun. Bir Olduğun şey daha yer. söyleyeceğim kanka ek olarak. Ve bu bahsettiğin şey hep aynı oluyor. Ve hiçbir zaman değişmiyor. Ve sen Evet. mesela 17'sin ya, 30 da olsan aynı oluyor, 50 de olsan aynı oluyor. Bunu hiçbir zaman bilemiyorsun. Anladım. Yani sıkıntı da o.
Hani bunu hiçbir zaman böyle bug'ını bulup çözemiyorsun bu işin yani. Bu hep bu böyle devam edecek. Gerçekten anlaman için Miraç, deneyimlemen lazım. Zaten deneyimleyecek olduğun için sen de bu zihniyetin içindesin. Yani tıpkı aslında kendi 18'imi gördüm şu an. Zamanında ben şey sanıyordum böyle 3D Max'i öğrenince, 3D'yi öğrenince, iyi yapınca herkes kapımda köle olacak, bana iş verecek, dilim para. ben onu bir şey diyeyim mi sana? Ben onu ne zaman yaşadım biliyor musun? Ben onu bir sene önce yaşamıştım freelance'e ilk atıldığımda. İşte, kendi yeteneğim var. Montaj yapmayı biliyorum. Hadi bu işlere gireyim. Biraz kendi paramı kazanayım. Kendi harçlığımı çıkartayım da girdim. Bir baktım piyasada o kadar büyük bir rekabet var ki müşteri bulamıyorsun. Ya bulsan da abi bir günün sonunda öyle olmuyor. Yani ya paranı taksitle veriyor, ya geç veriyor, ya bilmem ne, o parayı toplu alamıyorsun. Mesela örnek veriyorum, daha eskiden yaptığım zamanki işlerimi hatırlıyorum. Mesela işin bedeli 10 bin mi? Adam sana onu 1,5, 2 ay, 3 ay aramasa... Ya arkadaş, işi alırken alıyorsun da, yani paramı verirken niye ver? İşte bize de gelmedi, şöyleydi, bilmem ne, kardeşim bizde paran kalmazlar falanlar filanlar. Onun için ben siteler kullanıyorum çözüm olarak. Adama diyorum kardeşim siparişini oluştur, videonu yapayım. Oluşturmadım, hadi görüşürüz. Ha, bu şimdiki teknoloji abi. Bak benim, ben 3D'ye başladığımda TR3D diye bir forum vardı. Ondan başka da bir bok yoktu. Ne bir yoğunluk, ne Fiverr imkanlar abi, yoktu yani. Hiçbir şey yoktu. Bunlar daha yeni yeni sistemler. Bir ikincisi şöyle bir şey var. Sen günün sonunda bir işe başlarken aslında sen iş yapmayı da o işle öğreniyorsun. Yani affedersin. Evet. Dikile dikile öğreniyorsun o işin nasıl olduğunu. Ha, ben şu an şöyle söyleyeyim. Ben ne zaman para kazanmaya başladım? Ben 13-14 yıldır bu işin içindeyim. Son 4-5 yıldır para kazanmaya başladım. Çünkü kendini pazarlamayı öğrendiğinde iş para kazanıyorsun. Anladım. Adam çok doğru söylüyor. Şu şöyle, bu böyle. Para kazanmayı, kendini pazarlamayı öğrendikten sonra senin cebine para giriyor. İşin ne olursa olsun. Ama sen işini karşıya satmayı bilmiyorsan, sen çiziyorsun, ne diyorsun? Gönlüne göre adam benim hakkımı yemez ya diyorsun. Herkese şey buluyorsun. Kendin gibi doğru buluyorsun. Adama söylüyorsun, abi biz hani konuşmadık fiyat. Hallederiz kardeşim ya. Bizde paran kalmaz. Yok işte bizde de... Abi ben hep düşük fiyat veriyordum. Artık hiç düşük fiyat vermiyorum mesela. Eskiden abi ben çok zorlandırıldım. Bir tane aracıyla çalışıyordum bana. Müşteri bulması için belli bir dönem. Daha bu işlerin ilk başında böyle bir şey yapmıştım. Son çalışmada bir şey öğrendim. Adam bana müşterinin parayı ona teslim etmediğini, bana da edemeyeceğini söyledi. Ben bundan biraz şüphelendim en sonunda. Hani müşteriyle bir tık iletişime geçtim. Adamın müşterisini buldum. Videoyu ben montajladığım için. Yayın tekrarı var deyimdi. Kime montaj yaptığımı biliyordum. Adamla Discord'dan birebir iletişime geçtim. Kendimi tanıttım. İngiliz bir tane Twitch yayıncısıydı. Hani dedim durum böyle böyle. Bu durum doğru mudur değil midir? Hani yanlış anlamayın dedim. Ben biraz şüphelendim onunla dedim. Adam bana ne gönderdi biliyor musun? 75 dolarlık PayPal'dan para gönderimin sesini gönderdi tak diye. Adam parayı göndermiş, benimki cep demiş, benim alacağım o işten dolar 20 dolar mıydı, 30 dolar mıydı, neydi sadece. Direkt senin üstünden adam sistemi çözmüş zaten. Aynen öyle. İşte ticaret kafası ya da... Ha, ben ne yaptım? Adamın içinden geçtim. Her yerden engelledim adamı. Adamı öyle bir ifşa ettim ki şu anda editör kanallarının hiçbirinde bağır olamıyor. Abi öyle düşünme, o her türlü bir yolunu buluyor yapan kişi. Abi aynı kişinin 6 kere hesabını banlamışlar, adam geri gelmiş 7.yi ben banlattım. Ya şöyle bir şey, dediğin gibi bu tarz insanları şey yapman lazım, tamam, ifşa etmen lazım, ama ya ben şey gördüm, adam yardım almak için kadın hesabı açmıştı abi. Bizim bilgisayar başındaki şey, kadın açlığı çeken yoksul milletimizden diyeyim, o belli bir kitle var. Onlar da depreme yardım etmez ki de ona para gönderir işte. Evet. Deprem maddi yardımdan ziyade yardırıyor şeyi. Nasıl söyleyeyim? Peki diyor, şunu yapamadım diyor. Nasıl yapıyoruz diyor. İşte böyle yaparız diyor falan filan. Sonra bir tanesi diyor ki, ya peki diyor, yardımcı olur musunuz? Ben yapamadım. Benim elime yapar mısınız? Onun yerine tabii yapıyorlar, ediyorlar. Öyle o kadar çok insan gördüm ki ben öyle şey. Bu arada sadece ya, kadın hesabı açmak değil. Gerçekten kadın otla sömüren dünya kadar da zaten insan var. Abi çok var ya. Ama konu nasıl geldi lan buraya kadar? Yani yok, şeyden bahsediyorum. Hani yanlış yol yapılacaksa, işte insan bir şekilde fırıldak çevirecekse her türlü film şeyi çevirebilir anlamında. Ya onun sonu gelmeyecek ama hiçbir zaman. Her zaman ya, evet. Gelmeyecek ama bu da onlardan bir tanesi. O yüzden yeri geldi. Söyledim. Anladım abi. Ama hayallerin çok değişecek Miraç. 17'de başka olacak. O 20'de başka olacak. 25'te başka olacak. 29'lara doğru diyeceksin ki ulan bu sanki olmuyor gibi ama hadi hayırlısı diyeceksin. Sonra işte inşallah olur. Yani mesela Japonya... Hakkı hayal değil, zevklerin de değişecek abi. Tabii. O zaman yaptığın her şey değişecek ki. Kesinlikle. Yani mesela hatta... o an mesela seni mutlu eden her şey ileride seni mutlu etmeyebilecek yani. O değişebilecek yani.
Hocam hatta yani şu anki hayallerini falan yaz bir yere. Sakla. 4-5 sene sonra oku. Bakıp bu muydu? Yani... Ciddiyim yani. Ben de 25'ime gireceğim inşallah Mayıs'ta. Şöyle söyleyeyim. Yani ben lisede müzikle çok ilgiliydim bu işin prodüksiyon olayında. Yani ben 17 yaşımda bana sorsan şu an David Guetta olmam lazım. Ama hiçbir şey olamam yani şu an. Modelleme öğrenmeye çalışıyorum. Durum bambaşka yerlere gitti. Üniversitede sinema okudum. Filmler çekecektim. Üst üste 5 işten 1 lira para alamadım. Adam parayı vereceğiz dedi. Gittik, çektik, emeğimizi verdik. Adamla kavga ettik, ayrıldık. Sonra adam, sinema sektöründe küstüm, 3D'ye döndüm. Anlatabiliyor muyum? Yani... Yapay zeka da müzik yapıyor artık yani, biliyorsunuz değil mi? Muhammed abi bir şey sorabilir miyim? Bir sinema okudun ya. Evet. Sence okunması gereken mi bölümü bir editör için? Kesinlikle okuma. Ben de şu an görsel iletişim tasarım okuyordum. İşte bu sene geleyim okuyayım dedim. Abi yok ya, yok böyle bir şey yok, gerçekten yok. Bak şöyle hocam, yok mu diyorsunuz? Hocam şöyle söyleyeyim, okul sana hiçbir şey öğretmeyecek. Kesinlikle öğretmeyecek bu arada. Zamanını yani... mı çalacak? Eğlenirsin en fazla. Evet. Ya, şöyle olabilir. Arkadaş bulursun kendine. Anladım. Yani o işle uğraşan arkadaşlar, bir çevre edinirsin. Ya o okulda benim mesela en büyük gördüğüm fayda oydu. Ki mesela 3 boyutlu modellemeyle de uğraşıyoruz. Mesela az önce bir arkadaş söyledi ya, işte tıklıyorsun, işte adam şeyi alıyor, render alıyor, biz ne yapacağız diye. Burada bizim farkımız da şöyle oluyor. Ya mesela sinematografiyi bilen adam, o işin orada neden olduğunu bilen adam ileriki zamanlarda değerlendirecek. Yani abi, şu an evet, ben mimar için demiştim zaten. Çat diye render'a yani koydum diyen adam farklı olacak. Yok, bu şey için de geçerli yani. Genel olarak konuşuyorum. Ama sinema mesela... sektörü bambaşka. CGI mesela, o ışıklandırma olsun, aydınlatma olsun. O bir de sanat işi. Bir şey ya. Çok ama aşık mimari bir şey, basit ama yani bir şey. Yapabileceğimi düşünmüyorum. Ya şundan düşünmüyorum. Henüz o kadar bir çevreye sahip değilim yani. Kendimi o adamları tanıtamam henüz hala. Abi çok yetenekliysen emin ol her yere gidersin. Abi, çok yetenekliysen. Bizim işimizde yeteneğin var olduğuna inanmıyorum ki ben. Editörlükte yeteneğin var olduğuna inanmıyorum ben. Ben hiçbir editörlük yeteneğin olduğuna inanmıyorum. Niye ya, o kadar ya değil ya. Ben öbürü de açıklarım. Abi yani gerçekten bu arada yaptığım sporlarda, gittiğim bölümlerde, okuduğum okulda, geçmişime bir şu anki yaşında ya, bakmak için. Şu da var. Ben aşırı zayıf bir noktadaydım. Aşırı yeteneksiz bir noktadaydım. Üzerinden 3-4 sene geçti. Yaptığım sabit bir şeyi aynı şekilde yapmaya devam ettiğimde şu anda çoğu insana göre aşırı yetenekliyim. Ama geçmişimi bilmeyen insanlar bunlar. Geçmişimi bilen hocalarım benim ne kadar berbat bir halden geldiğimi çok iyi biliyorlar. Yani. Ben ama şöyle, o adamlara kalırsa ben mükemmelim şu anda. Kim demişti o yetenek gerekmiyor demişti. Ben dedim. Sen öyle deyince şunu aklıma geldi. Mesela benim de başıma geliyor. Mesela sen diyelim ki bir konu çok yeteneklisin. İş yapıyorsun. Başka birisi mesela hiç yetenekli, çok az yetenekli olmasına rağmen senden çok daha fazla para kazanınca o zaman anlıyorsun. Biraz abi, o da var. Abi o yetenek değil, o pazarlama sanatı. O direkt pazarlama sanatı. İşin içine o da giriyor bak. Şöyle o da sonuçta aynı. O da bir yetenek sonuçta. Yetenek diye bir şey yok. Sebat var. Sebat nedir? Sebat bir işin üzerinde profesyonel seviyeye gelinceye kadar emek göstermektir. Hı-hı. Sen yeterince emek gösterirsen o zaten olması gereken seviyeye gelir. Örnek veriyorum. Bir adam resim iyi çiziyor diye bir bilmeyen biri diyor ki o diyor yeteneklisin. Hayır abi, resmin içerisinde bir matematik var. O matematiği o çocuk ya küçük yaşta oynadığı oyuncaklarla ya da ne bileyim ilgisini üzerine düşerek arttırdı diğer bir yaşıtına göre. En basiti, yeğenim resim çizmeyi ablamdan dolayı çok erken yaşta kaldı. Okuldaki çocuklara göre biraz daha eli yatkın olduğu için daha güzel şeyler çiziyor. Daha kolay çiziyor. Daha iyi çiziyor. Bunu şimdi gören öğretmen diyor ki aa yaşıtlarına göre yetenekli. Hayır abi, yetenek falan değil. Aynı mevzu diğerinde de gerçekleşebilir. Yani biri müzikte ilerleyebilirken bir başkası bir başka yerde ilerleyebilir. Nitekim de bunların sonuçlarını... Ama hacı eşsiz eserler de çıkıyor mesela ortaya. Sonuçta o da biraz yetenekle alakalı bir şey. Bak, hani beceriyi şey, mesela becerini kullanabilmek yetenek mesela. Yetenek bir geliştirme hızını de, hızı desek şey doğru mu? Bilgini bak, mesela kullanma biçimi yetenekli o zaman. Bilgiyi kullanma bir şey biçimi. Bir şey söyleyebilir miyim? Yeteneği bir tık gelişme hızı desek daha doğru. Gerçekten ben, hani şöyle doğru insanlar var mesela. Ben 3 yıldır yapıyorum. Adam hayatında belki 3 ay yapmış, tamam mı? Yani öyle söyleyeyim sana. Evet. Adam bazı şeylerde benimle aynı yakın seviyede olabiliyor.
yeteneği gelişmez olarak değerlendirirsek doğru. Ama ulaşabileceğin en üst seviyeyi hiçbir zaman belli etmiyor. Abi kanka, ona zeka desek daha doğru olmaz mı ya? Yani o daha zeka ile ilgili bir şey. Ama bak, hız dersenin bir sonucu olması lazım. Zeka da çok doğru. Bence disiplin daha doğru bir karar. Ya bir şöyle, şeyi düzenli olarak hayatında yaşadığın her şeye rağmen yapmaya devam edersen bir noktadan sonra hayatının parçası haline geldiği için aşırı iyi yapıyorsun o işi. O ne olduğu fark etmez. Zeka ve disiplin birlikte diyelim. Çünkü şöyle bir şey var. Yani orada duruma uyanarak uyandığın durumun üzerinde disiplin hali ortaya çıkıyor. Yani örnek veriyorum. Ben müzik, ulan bu müzik iyiymiş ya, hoşuma da gidiyor. Şöyle kullanırsam deyip orada zekayı gösterip üstüne de o disiplini inşa edersen ikisi birleştiğinde birilerinin yetenek dediği şeye dönüşüyor. En basiti çok yakınım. Bir tanıdığım uzun zamandır resim çizmeyle alakalı bir şeylerin üzerine uğraşıyor. Baktım kalemi çok iyi. Dedim ki ya sen dedim ZBrush falan böyle grafik işlerine mi girsen, sana bir grafik tablet alalım. Grafik tabletin kağıda çizmekle alakalı arasında bir fark var mı? Temeli aynı değil mi? Yok, aynı. Aynı kullandı ama şimdi sen ben bu sektörün içindeyiz diye biliyoruz onu. Çoğu kişi grafik tabletle ne zaman tanıştı biliyor musunuz? Şeyde, pandemide uzaktan öğretmenler... Evet, öğretmenlerin hepsi aldılar yani. Öyle bir şey sandılar onu yıllarca. Bu bizim zaten hayatımızdaydı. Şimdi mesela o resim çizdiğini kanaat getirdiğim, iyi çiziyorsun, bak grafik tablet falan filan dediğimde bana şey diyor, o ne? O nasıl bir şey, yapabilir miyim? Şeyi açıklamaya çalışırken buldum kendimi. Grafik tabletraşlık. Heykeltıraşlık nedir, nasıl olur, grafik tablet burada bilgisayarla ne yapıyor, işte ben yapabilir miyim acaba, bana çok zor geldi. Niye? Çünkü çok yabancı oraya. Ama onu yeteneksiz yapmıyor çünkü yeteneği var. Nerede var? Kağıda kaleme çizerken görüyorum o yeteneği. Şimdi sırası yöntemini değiştirmekte. Orada bilmemekten kaynaklı bir şey var. Yeteneksizlik değil o. Hocalar, bir şey soracağım. Lafınızı bölüyorum. Hazır şey, yani bilmekle bilmemekle alakalı da. ZBrush'ta seçilen bir yeri biz nasıl siliyoruz? ZBrush bilmiyorum bro. Yıllardır Allah hala da belanı versin. Bilen ZBrush'lar bana bir help atın ya, 2 dakika. Yunus abi. Ekran aç. Sana şey diyeceğim. Burayı sileceğim mi, sileceğim mi bunu? Kağıt kalemde çiriyor grafik tableti bir ben arkadaşımızla ilgili. Direkt şey sileceğim mi? Onu yani. Bilmiyorum grafik tabletin var mı ama. Abdullah delete var. Sileseydin ya ona. Şöyle aynı teklifi yaptım. Nasıl yapacağım? Mudanya'ya. Abdullah delete var. Delete mi? Hı-hı. Ayrı olacağım o. Dur Miraç şey cevaplasın da sonra. Ayrı obje değil mi? Subtool'da delete var. Ayrı obje mi ama o? Yani ayrı obje delete değilsin. Bunu işte şey... Diğer tarafından aynı mı? CTRL'e yap. Burayı burayı. Tamam, CTRL'e yap. Şifre yap. Şifre yaptın mı? Yaptım. Tamam. CTRL şifre üstüne tıkla sol tarafın. Ctrl Shift. Ama alalım. Olmamış ki. Bir tarafı maskele önce bir. Şimdi CTRL V yap, W. Ctrl W. Şimdi üstüne tıkla, sileceğin tarafın. Şurayı sileceğim mesela. CTRL şifre tıkla üstüne. Tıkladım. Sonra boşluğa CTRL şifre tıkla. Ctrl Shift de boşluğa. Yo, bir daha modelin üstüne 2 kere tıkla o zaman. Ya da diğerinin üstüne tıkla CTRL şifle. Sileceğini gizle bak. Sileceğin objeyi gizle. Delaydın neredeydi lan? Modified topolojide galiba. Gitti galiba buradan. Yok, gitmedi. Aynen. İn aşağıya. Geometri. Gitti mi lan? Gitmedi ya. Yani gözükmedi orada. O. Geometriye gel. Modifier topoloji var bak. Orada Delhaydin olacak. Tamam, şimdi gitti. Yes. Tamam arkadaşlar, felsefi konuşmaya devam edebiliriz. Tamamdır, devam edebiliriz. Teşekkür ederim. Bir şey diyor, kaldı, yarım kaldı. Ben hani şey dedim, o kardeşimize direkt grafik tablet önüne verip niye denettirmedin diye sormuştum. Ha yok, ben İstanbul'dayım, o Bursa'da. Ben şimdi hatta yazdım onu, getireceğim sana gelirken tableti. Ben bakarsın. Size şey diyeyim bak, yetenek bir şeyi çok fazla istemektir. Bak bu da iyiymiş. Abi bu da iyi ama tam da doğru değil. Yaz bunu, güzel de. Bir şey, hiçbir şekilde yapmak istemeyen insanlar gördüm yani. Adam çok yetenekli ama bırakıyor mesela. O zaman ne yapacaksın? Adam isteyerek yapmıyor mesela. O zaman bitmiştir onun yeteneği işte. Kanka ben onu nerede işte görüyorum biliyor musun? Bu ama yetenek aslında görüyorum. Devam ediyor. Yani şöyle söyleyeyim.
Kendi şeyimden örnek vereceğim. Gene spordan ver. Sevdirmen mesela, lazım ama sevdirmeden önce de yetenek ortaya çıkabilir. Cerrahlık bir yetenek mi? Zannetmiyorum. Değil. Vardır ya cerrahlık. Öğrenerek yapıyorsun sonuçta. Yani evet, şey bayağı olmuyor. Sağlam öğreniyorsun. Ama, mesela ama yani topluma yetenek... baktığın zaman yani toplumun %1'inden bile az kısmı cerrah olabiliyor. Kanka evet. Bir şey söyleyeceğim. Yetenek diyor diyorsunuz da mesela birisinin mesela bir el becerisi yetenektir bence. Aynen. Yani mesela birisi mesela herkes mesela istediği mesela top oynuyorsun tamam mesela top oynadığını düşün. Sen adam mesela Ronaldo'yu mesela bütün maçlarını seyret ama işte işe baktığın zaman yapamazsın belki. Yani yıllarca da mesela birisi yapamaz onun gibi hareketler mesela. Abi diyorum. Bak bir şey söyleyeyim mi? Çok o da bir yetenektir. Ronaldo örneğini verdin. Ronaldo'nun hayatına bak. Bir kişi bir futbolcunun anlatışı var. Ronaldo'nun futbol oynamayı ne kadar çok istemesine de dikkat edin. Ya şöyle bir şey var. Çok fazla spor ve antrenman yapıyordu adam. Hatta ilk takımına gittiğinde şeyden Sporting Lisbon'a gittiğinde mi yoksa oradan diğerine gittiğinde mi bir futbolcu ya da bir teknik direktör konuşuyordu. Hatırlamıyorum. Ronaldo öyle gelmedi bize diyor. O her vurduğu dışarı gidiyordu diyor. Saatlerce diyor çalışıyordu. Yani Ronaldo çalışıyordu. Ronaldo bir yetenek değildi yani. Doğuştan olan bir yetenek değil o. Evet. Ya hocam, ben de işte şey tekrar de diyorum bir şey çok fazla istersen o bir süre sonra yeteneğin olur. Tamam işte bence işte yetenek yoktur, sebat vardır dediğim olay o. Çok çalışırsan artık profesörü haline gelirsin. Aynen öyle. Uzmanlığın bir başkaları tarafından yetenek... O zaman birisine karşı sen yeteneklisin demek yanlış mı oluyor? Neye göre? Biraz. Yeteneklisin. Çok sen ya orada adını pohpohlamış oluyor. Kaçırdım bro, bir daha söylesene ne dedin? Ya sen mesela herhangi birine sen bu konuda yeteneklisin demek yanlış mı oluyor o zaman? Evet bence de öyle. Adamın çok fazla hatta çok çalışmış olması. O zaman şöyle o zaman demek doğru. Sen bu konuda başarılısın demek. Evet. Aynen öyle. Kesinlikle. Evet. Bu konuda başarılısın abi. Aynen abi. Yani başarılı çünkü orada bir emek var. Yetenek değil sanki böyle doğduğunda direkt onu özellikle... O zaman yetenek bir şeyin yetenek olması için o zaman eşsiz bir şey olması lazım mesela. Çok yani bir insanın onu çalışarak ya yapamaması abi, lazım. Bir insanın yapabileceği bir şey yok ki eşsiz olan. Ben yani bir engelin yoksa vücudunda ya da bir beyninde. Ama kanka, kimse birbiriyle eşit değil ki. Mesela parmak izi de aynı değil yani. Ama şöyle bir şey var. Herkesin ulaştığı seviyeye erişebilir bir noktada. Ya bu aynen şey... hocam. Ben abi, de kanka bence bir insanın kapasitesi de var ya. Öyle diyoruz ya mesela çalışırsa yapar. Abi çalışırsa belki yapamayacak. Kapasite insanın kendi Mert mesela ben yapamayacağım dediğin anda kendi kapasiteni öldürüyorsun. Ama doğru bence kadar. Eğer bu yeteneği komple kaldırmaya çalışırsak şunu kesin olması lazım. Var mesela. Yetenek var zaten ya. Mesela abi ben... bence yetenek var. Niye biliyor musun? Bak şu açıklayayım bir. Kanka açıklayacağım bir dakika. Mesela şunu yapmamız lazım. Diyeceğiz ki işte ZBrush'ı işte 4 saat kullanan kişi bu seviyeye %100 geliyor demeniz lazım anladın mı? Yani ve 4 saat boyunca öyle olmuyor her insanın her insan o seviyeye gelirse o zaman diyebiliriz bu yetenekliydir. Kankam ama o bambaşka bir şey ya bence burada her insan farklı bir şey tamam mı? Yani şimdi Ronaldo tamam bir yetenek nasıl? Onun yeteneğini sayıyla ölçebiliyorsun yani bu sezon kaç gol atmış kaç asist yapmış falan ama bambaşka bir yetenek türü daha var. Mesela İsmet Özel'i öyle değerlendirebilir misin? Şair veya işte Guts'ın profi resmi var bir arkadaşta. Kentaro Miura'yı öyle değerlendirebilir misin? Bunlar bambaşka şeyler. Her insan için özel. Evet. Yani biraz da şöyle bir şey olabilir. İstediğin kadar çalış. Örnek verdi. Mozart gibi bir beste yapamazsın. Çünkü o ona özel, unique. Sadece ona özel. İşte o yetenek yani burada yetenek abi. Bambaşka şeylere dayanıyor. Bak onun sebebi de şu. Küçük yaşta teta frekansında neyle doyduğunu bilmiyorsun o adamın, o çocuğun. Yani sen aslında çocukluktan itibaren biraz önce biri şey dedi ya, hepsini aynı şartlarda değerlendirirsek o zaman absürt olursa işte yetenek olur falan. Hayır, hiç kimse zaten aynı şartlarda yetişemiyor ki. Mesela örnek veriyorum, Beethoven'ı veya Mozart'ı o seviyeye gelmeden önce nasıl bir çocukluk yaşadığı, ne yaşadığı da müzikteki o tarafı uyandı veya o tarafa biraz yatırım yaptı. Bunu bilmiyoruz. Evet. Diğerleri de aynı şekilde. Yetenek değil dememizin sebebi o. Kimin de çok erken başlıyor. Sonrasında bendeki bu üzerine düştüğüm beceriyi ben neye dönüştüreyim? Hadi bakalım müziğe dönüştüreyim o zaman deyince. Aa sen çok yeteneklisin. Hayır abi. Belki de çocuk sokakta işte şeylere kutulara vurmayı çok seviyordu. Orada kulağında bir ritim çoktan gelişti belki de. Sallıyorum şu an. Onun üstüne gitti de diğerlerini koydu gibi. Beethoven'la... Biz de bu konuya çok uzak olduğumuz için bize zor geliyor. Aynen öyle. Oradaki o yolculuğu bilmiyoruz. En basiti şu an bizim çizimlerimiz. Yani şurada şu an ben kimi izliyorum bu arada? O seni mi izliyorum? Bir kuş var.
bir gemi yapıyorsun. Şimdi Oğuz'un şu yaptıklarını benim dayım mayım görse, yaşlı adam görse, o ne kadar yetenekli çocuk diyecek. Hayır abi, yetenek değil. Ne var işte, topoloji var, ne var işte, yüzey yapısı var, blender var, altyapısı var. Bir sürü nane var, doğru değil mi? Doğru. Bak mesela nerede saat ve gözyaşı? Bazı arkadaşlara şey diyorum, gel işte 3D öğreteyim sana falan diyor. Abi sen çok zor, ben elle çizemiyorum. Oğlum öyle bir şey değil diyorum. Hani adam şey sanıyor, iki boyutlu çizim sanıyor. Berbattır. Ya öyle sanıyorlar. Ama diyorum ki bak, burada bir üç boyutlu dünya var, şu var, bu var. Aa, ben yapabilir miyim ki acaba? Hala da kendine güvensizlik var falan. Ama günün sonunda eğer başlayacaksa, en basit şöyle bir örnek vereyim. Sizin de yaptığınız işleri falan göstererek, ortak kaldığım bir evde Türkçe okuyan, Türkçe öğretmenle okuyan bir ev arkadaşı var. Kaan diye, 20 yaşında bir arkadaş. Beni izlemeye başladığından beri dedi ki, abi dedi, benim algım değişti. Ben ona şey dedim çünkü. Öğretmenliğe güvenme. Hiçbir şeye güvenme. Her zaman cebinde ikinci bir alternatifin, bir besleğin, bir şeyin olsun. Çünkü dünya nasıl bir yer belli değil vesaire derken, abi ben de 3D sen yapınca dedim, güzel, gözüme hoş geldi. Ben de yapabilir miyim acaba dedim. Başlayacaksan şu anki aklım olsa Blender'la başlarım dedim. Adam modellemeye başladı. 20 gün içerisinde işte, tamam Blender güzel program vesaire, ama çabalıyor, çırpınıyor. Yapabilmesinin sebebi de sebat işte. Uğraşıyor olmak. Abi bir sürü tutorial izliyorum falan diyor. Şimdi bir başkası çıkıyor. Aa, ne kadar yeteneklisin. Ya abi geç, ne yeteneği. Adam gece 4'e kadar tutorial izliyor. Yani bu öğretmen olacak çocuk bu. Yani yapmasa yapmaz. Şimdi kim diyebilir ona yetenekli diye. Yani belki de şu olabilir. Bazı şeyler harbiden yetenektir diyeceğim ama günün sonunda nasıl, hangi örnek? Yine aynı şey geliyor değil mi? Çalışma şekline geliyor. Sebat vardır, o yüzden onu diyorum. Sebat nedir? Çok çalışkan, yani disiplinli bir şekilde doğru çalışmak. Bak çok çalışmak demiyorum. Boşa çalışmak da çok çalışmaktır ama boşa gider. Şeyde de aynı şekilde. Mesela YKS sınavları, OKS bilmem ne. Benim, işte, benim, o 50 defa değişince isimleri artık karıştırıyorum. Adam diyorsa, o çok çalışkan, çok yetenekli bir çocuk. Hayır abi, adam sistemi çözdü. Kaç tane Türkçe yapınca nereden hangi puanla giriyor? Matematik ne yaparsa onu biliyor. Çıkmış sorularda nasıl çıkıyor, ne oluyor, bunu çözmüş. Yapmış. Diğeri de yapamamış. Bu kadar basit. Aynı şey tüm hayatına uygulan. Yetenek bence şurada devreye giriyor olabilir bak. Yetenek değil mi? Yeni bir şey keşfetmek. Mesela yok, bir ampulü bulmak, elektriği bulmak da bir yetenek değil midir? O bir başarı ya. Yok onun bence. Kanka, o da mesela, ama şöyle düşün mesela. Şu an biz gördüğümüz için diyoruz ki ya işte bilimsel olarak zaten böyle bir şey vardı, yaptı, ama mesela o anki durum için, ya da yetenek duruma göre değişir mi? Zamana göre değişir mi? Zamana göre bak. Zamana göre değişir mi? Zamana göre belki yetenek olamaz mı? Mesela ya bugün işte çok basit bir şey. Yetenekle alakası var abi. Yani şey yani, mi mesela eskiden yetenek olan bir şey günümüzde yetenek olmayabilir. He mesela onun gibi. Ama yine orada da yine aynı bakış açısından dolayı böyle düşünüyorsun. O zaman gerçek, ya şöyle düşün. Evrim şey, izafiyet teorisini bulan Einstein'in kafası zaten şu an bizim algıladığımız gibi o gün de çalışıyordu. Toplumun kafası o gün öyle çalışmıyordu diye o adama yetenekli demek ne kadar doğru. Ya da işte Galileo çıkıyor, adam gözlem yapıyor, teleskopla bakıyor falan, dünya yuvarlak diyor. Diyorlar. Ama bugün anlıyorsun ki adam doğru söylemiş. Ama bilimden dolayı söylemiş. Yani toplumun tamamı cahil diye adamın normalini yetenekle isimlendirmek ne kadar doğru? Yunus abi, şunu merak ediyorum. Bir şey soracağım. Şimdi biz bu adamın bunları yaptığını biliyoruz. Bunların doğru olduğunu da biliyoruz. Şu anda bize normal geliyor. Adam... Hmm. Ama biz bu toplumda büyüdüğümüz için, böyle bir nesille büyüdüğümüz için bunu düşünüyoruz. Tamam. O adam o zamanında aslında öyle bir çevrede büyümedi ki. Nerede bildi? Yani şunu söylüyorum. Bak şu anda biz çoğunluk olarak bunu biliyoruz, adamın yaptığı şeylerin doğru olduğunu. Çünkü eğitildik. Yani bize normal geliyor şu anda bu. Ama mesela o adamın zamanında adam bunun eğitimi olmadan, ya da şöyle söyleyeyim. O toplum bunu böyle eğitmemişken adam ama bunu yaptı. O benim bir şey. O bir yetenek değil ama işte. Onun yaratıcılığa giriyor ya. Ya da şöyle diyeyim. O zaman bu konuyu konuşsaydık belki o zaman derdik yetenek. Mesela o zamanki filozof konuşsa belki derdi bu yetenek. Anladın mı? Mesela bir anda hiç bilmediğimiz o bir şey. O kadar gelişmediği çıkınca. Ama şöyle aynen düşünün. Zamanına bir göre o kadar gelişmediği. Zamanına göre farklı konuşmuş adamları ele alalım. Mesela Tesla. Tesla'nın her konuşması zamanının ötesinde. Yani bırakın gerçeği, gelecek konuşsun ve herkesi yaptıklarına göre değerlendirsin. Bugün onların olsun ama uğrunda uğraştığım gelecek benimdir diyor. Şimdi sözü derin bir düşünürsen adam efsane ateş etmiş. Muazzam bir laf söylemiş. Tam da onu söylüyor. Yani benim gözümün gördüğü yere siz diyor erişememişsiniz. Aynı şekilde Fatih Sultan Mehmet de benim kurduğum hayal gerçekleştirdiklerimi sizin hayal etmeye gücünüz yetmez diyor. Yani
çok ileri seviye ama bunun yetenekle alakası yok. Bu yeni dönemine göre... O zaman bu artık yetenek diye bir kavram yok o zaman. Bu ona dönüyor. Hocam yok şöyle. İlla yetenekli olmak zorunda değiliz. Öyle bir şey yok. Yani evet, hepimizin evet, hayatında bir şeyler yapacağız. Yani herkes yetenekli olacak. Şu şöyle mi bu böyle mi değil. Ya mesela Fatih Sultan Mehmet ya adam direkt Osmanlı Hanedanı'nın varisi olarak doğuyor. Ona göre bir hayat yaşıyor ve onu değerlendiriyoruz. Ben Muhammed. Yani bir hayat yaşıyorum ve ona göre değerlendireceğim. Sadece bazı insanlar şanslı oluyor. Daha azimli, daha kararlı, meraklı olup bir şeyler başarıyor. Biz de onları konuşuyoruz. Bu kadar az. Bu ya arada evet, bir şey diyebilir miyim? O da doğru, aynen. Ya dört, şimdi... dil mi, dört dil mi, beş dil mi ne biliyor yani? O zaman bir şey söyleyeyim. O zaman şuna benziyor. Mesela şu an hepimiz burada konuşmayabiliriz değil mi? O zaman konuşmayabilmek evet, yetenek değildir. Bu kadar basit. Aynen öyle. Konuşmak bir yetenek değildir. O zaman ama konuşmanın da seviyesi var. İyi konuşmak, kötü konuşmak, her şeyin iyisi kötüsü var. Ama o da başarısı yani. O da onun artık üstüne katmıştı diyeyim. Ama sonuç olarak... O da gelişmeye açık ya. Konuşmada gelişmeye açık olan bir şey ya. Şimdi o da şuna şey... benziyor. ZBrush'ta işte 4 yıllık çalışan, 10 yıllık çalışan bir insan düşün mesela. Evet evet. Yine Sebat. Bak yine Sebat, üzerine verdiğin emek. Konuşmacılık da ayrı bir mevzudur ya. Ben şu an mesela sizinle iletişim... Geliyorum 5 dakikaya. 7-8 yıl önce eğitim vermeye başlamasaydım ben insan içinde nasıl konuşacağımı bilmiyordum. 8 kişiye 9 kişiye çık hadi bakalım konuş anlat deyince kafan başka çalışıp yani kullanmadığın taraflarını kullanmıyor. Aynen, o da bir yani, şey. Nerede yani, eğitim yaptınız? Efendim? Mesela nerede eğitim kullanırsın? Bir tanesi gibi 5-6 ayda çok güzel yerlere gelebilir yani. Bu arada bir şey diyebilir miyim? Şimdi 5-10 dakika gideceğim. Oğuz abi yaptığı tasarım mükemmel olacak. Şey mi, şu ben gemi hiç umut evet, etmiyorum. Evet, çok şu gibi şu anda. O kadar güzel gidiyor ki yani. Kaç kişi şu an çalışmayı yapıyor? Ben hiç istediğim gibi gitmiyor ya. Ben bu sunucuya yeni katıldım. Şu an ne yapıyorsunuz ben hiç bilmiyorum. Hadi ben gidiyorum arkadaşlar. Geleceğim 5-10 dakikaya. Felsefeden ya, girdik. O zaman Oğuz anlatsın. Oğuz yapıyor, çalışıyor. Kaç kişi çalışıyor? Bizim şu an sadece ağzımız çalışıyor. Gördüğüm kadarıyla başka bir şey yaptığımız yok. Ben render yaptım, bitirdim. Var bir şey. Ya ben bu şeyleri hep sonunda yakalıyorum. Dün akşam da böyle bir tane ayin masası gibi bir şey vardı. Oğuz'a yazdım sanırım, doğru yazdıysam. Hani ne evet, zaman diye. Bak adam 6 gün önce atmış zaten. Bitmiş yani. Şimdi bugün gördüm gemiyi. Bu adam çatır çatır çıkarttı. Çıkmadı ya. Bence çıkmadı Ayla. Ben şu an mesela bıraksam başka bir model mi yapsam diye düşünüyorum. Ya şöyle söyleyeyim bak, şeylerin kanat gibi yaptığın şeyler var ya, kapı gibi böyle. Ama bana parçalar böyle tam birleşmiş gibi gelmiyor, sadece o yüzden yani. Ya ben şimdi farklı bir yöntem izlerim diye. Var her şeyde. Farklı bir yöntem izlerim diye onu düşünüyorum mesela. Ben seni şey yapacaksın diye düşündüm. En son bunu ZBrush'a atıp komple bir sculpting yaparak falan düzelteceksin zannediyorum. O birleşim yerlerini falan filan. Öyle düşündüm şu an. Ya öyle olur. Finalde. Ya da 3D kota atıp böyle adam gibi boyamaya çalışacağım yani. Buradaki gibi. Hani hiç detay ama girmeden parça, üstünden Photoshop'la işte bakacağız nasıl gözükecek. Yani ya ama ZBrush da olabilir. Kafayı düzeltirsen. Şu kafa mesela çok yüksek bir şey mesela. Ne derler? Çok şey duruyor. Kafayı nasıl düzelteceğimi bilmiyorum. Ya mesela her şey böyle daha köşeli dururken mesela kafanın çok organik durması bozdu mesela. Hani. Mesela şöyle bir şey. Mesela örnek resime bak. Mesela örnek resim kafa organik geliyor ya. Vücut da organik bir şekilde geliyor. Kafa zaten hiç seninkinde, olmadı. Seninkinde tam tersi. O tekstür görünce ayrıca değişecek de. Ya şurada mesela şöyle bir şey düşündüm. Şuna hemen UV açayım. Şöyle yalandan bir export diyeyim. Onu opacity ile yaparsın. Benim progresi bilmediğin için mesela biraz değişik geliyor. Ama düşündüğüm progresi yapabilirsem. Bu yaptığın şey oyun için mi yapıyorsun? Yok, challenge yapıyorsun şu an. Hacı ben hiç bilmiyorum şu an ne yapıyorsunuz? Anlatayım. Şu an olsam bir o mevzuyu açıkla. Yaptığı challenge yapıyor işte. Böyle bir tane model atıyoruz. Universal Big ne diyorum yani? Ben bunu yanlış mı exportladım? Ne yapıyorsunuz diye soran kim? Benim. Channel çekiyor musunuz da? Evet. Yani ben yeni geldim sunucuya ya. Ben hiç aktif değilim. Hoş geldin. Şöyle bir mevzu. Her hafta bir tane görsel belirleniyor. Bu görsele bir hafta süre veriliyor. Bir hafta içerisinde kim ne kadar yapabilirse orada kendini aslında geliştiriyor. Sonra yaptığı yani çalışmalar. Onu en yakın yapmaya çalışıyorlar mı? Evet. En yakın demeyelim de. Yok. En yakın demeyelim, yanlış olur. Ya kendince yorumlamanı istiyoruz. En yakını zaten
Sonra Hiç. Oylama yapılıyor ve birinci seçiliyor bu haftanın kazananı şeklinde. O da senin aslında burada serverda daha aktif olduğunu ya da işte bireysel anlamda da kendini geliştirmeni sağlayan bir etkinlik. Abi evet. Zaten ben böyle şeyleri seviyorum. Çünkü mesela internette görüyorum, tamam kendime bir amaç koyayım. Ya bunu yapacağım diyorum. Ama işte bir amaç, bir şey olmayınca insan yapası gelmiyor yani. Eminim herkese vardır bu yani. Buradaki amaç da kendi böyle geliştirmen oluyor bizde. Ama işte amaç bir şey, yarışma gibi bir şey olduğu zaman insanın yapası geliyor yani. Hani boşa gitmemiş öyle gibi hissediyorsun. Öyle düşünüyorum zaten. Puanlama sistemi var. Teşvik gibi bir şey işte, teşvik. Aynen. Ve benim, bizim de başlama şeyimiz o ya. Mesela ben de yapamıyordum. Her hafta kendimi geliştirmek istiyordum. Aslında sunucu kurulmasındaki amaç da bu işlerin başlaması da öyle oldu yani. Tamamen kendimi geliştirmeye bir... Hep böyle bu tarz şeyler mi yoksa mimari doluyor mu ya? Değişiyor. Her hafta değişiyor. Mimari yapmıyoruz genelde ama. Yani şöyle bir şey var. Bak mesela... Bu arada, o, teşekkür ederim abi sana böyle bir Discord açtığın için. Şu ana kadar içlerinde adam akıllı en aktif dahil olduğum, yani aktif dediğim hakikaten içeriği dönen insanların bir şeyler yaptığı güzel bir server olmuş bu 3D Academy. Çok kaliteli yani. Öncüsü olduğu için de gerçekten tebrik ederim. Ha, bilmiyorum planın programın var mıdır ama abi kesinlikle buradaki bu yapıyı ya bir YouTube'a aktar ya bir şey yap, bilmiyorum. Burada bir yayındayız bu arada, canlı yayındayız bilmiyorsunuz ama ben söyleyeyim, bayağı konuşuyoruz. Yok ya, ben izliyorum sürekli yayınları. Müsait olduğumda nasıl modellemişsin diye bakıyorum ben her şeyi. Yalnız Oğuz'un şimdiki yaptığına bence dikkatli bakın. Bu bayağı güzel bir şey. Ya bunu şu an adamın evet, resminden çarpacağım ama adamın resminden çarpıyorum şu an ama yani uzun vadede boyasam böyle bir şey elde ederdim diye. Hızlıca göstermek için. Ya bu taktik güzel bir taktik bu arada. İşte çalışırken bayağı sizi kurtarabilecek. Ya aslında şu, biraz iş şuna da benziyor. Senin bu işe ne kadar uğraşacağına bağlı şu an bu yaptığın iş. Yani sen bunu bir günde yapacağım diyorsan işte biraz daha üzerine katarsın, bitirirsin. Bu iş çıkmaz aynı. He, ama aynısını yapacağım diyorsan tabii bu taktik olmaz yani tek seferde. Ya çok atıyor bu şeyler, bu tarz challenge'lar. Ya mesela şey deminki muhabbeti anlatmak için daha çok şu an şunu gösteriyorum. Hocam bir tane daha böyle bir YouTube kanalı var ya, ismini söyleyeceğim. Onda Discord kanalında var. Onlar da sürekli challenge yapıyor ama onlar böyle video yapıyorlar yani. 3D, CGI yapıyorlar. Var mı? Bekle bakacağım adına. Bilmiyorum. Taktiklerimiz çok ya. Yok YouTube şey ya, yabancı bir kanal diyor. Ha, yabancı. Polygon Pen mi? Polygon bir dakika. Ozo parlatıkları al oradan ya. Ondan şu an göstermek yaptık yani. PewDiePie mi öyle bir şey? YouTube bakayım. Ya vardır illa. Ben çünkü bunu mesela bu konsepti formatı şeyde görmüştüm. Bizim oldlarda. Adamların adını bile hatırlamıyorum şu an gerçi de. Yapıyorlardı böyle bir konsept. Ama onlar da şeydi mesela. 3 tane usta böyle her hafta biri. Bak linki attım. Model yapıyordu. Z Akademi mi diyorsun? Ha, Z Akademi olabilir evet. Yok yabancı bir şey diyorum. Evet, ben konseptin nereden aşırdığımı söyleyeyim. Şey, Serhan Dereli. Onlar yapıyordu işte böyle her hafta böyle biri sadece biri modelliyordu. Diğerleri onu böyle engellemeye çalışıyor. Bir süre veriyorlardı. Hocam gönderdim size bak. Etiket edin baksanıza bir kanala. Şu kanaldan bahsediyorum. Ama bunlar da tabii şey düşünüyor. Herkese tabii güzel bilgisayar var gibi düşünmüşler yaparken. Nereye attın? Chat'e atmış buranın. Dur ben açıyorum. Oğuz'un chat'ine attım. Onu yayın yaptığı chat'e. Ha, bu bunu biliyorum ya. Bu kanal... Ya bizim amacımız böyle bir şey değil ama. Abi şey ama mesela bir video paylaşıyor. Mesela bir saatlik herkesin biliyorum, yaptığı biliyorum. Videoyu birleştirerek yapıyor. Biz de keşke böyle bir şey yapsak ama. Hatta şey abi bu araba şeyisi vardı ya. En son araba challenge'ı vardı. Onda mesela bir Türk Korzay Koçak mıydı? Korzay gerçek Koçak başka bir şey. Şunlar iyiydi ya. Beyler topu, peki bir şey soracağım. Topu devam ettir. Böyle bir aranızda bir daha önce yaptınız mı bilmiyorum ama yani bu tarz bir oyun bir şey çıkmaz bu mı? Bu işte. Bak bu çok güzel abi. Çok kaliteli bir çalışmalar bir de yani. Baksana. Hepsi birleştiriyor aynı şeyi. Topu sonuçta. Çok kaliteli. Ya bu tarz bir şey desek yapalım 6 ay. Ama abi mesela bu kaç saat sürer ki mesela bu animasyonu yaptırmak işte bilmiyorum. Çok ya işte sahneyi ya. Kurgulamak uzun sürer. Hani modellerden daha çok render'dan daha çok. Abi düşünme. Bazıları çok basit yapıyor. Bak seyret bazıları çok basit. Mesela şu çok kompleks mesela. Evet. Ya burada yani şey var. Ben mesela bu çok basit bak.
Bu çok basit dediğin gibi. Böyle yapanlar da var. Ya şu günün sonunda şöyle bir şey var. Böyle bir şey yaptık diyelim. Bu biz bu tam olarak neye yarayacak? O da var. Ya herkes yani kendi yeteneğini de göstermesi. Aynı şey aslında. Yok. Ya bak, bu mesela çok şeye yönelik bir şey. Mesela CGI'ya. En son güzel bir çalışma ortaya çıkıyor bana göre. Ama mesela bu çok etkinlik oluyor. Kesinlikle çıksın ama ben şey kafasındayım biraz da. Bence yani en azından öyle olmalı. Tabii bu tercih meselesi. Hani bu kadar emek sonuçta öğreniyoruz, yapıyoruz, çabalıyoruz. Bir ana bir hedefe, bir şeye hizmet etmeli bence. Ya gibi. Burada da amaç beyin jimnastiğidir. Hani ne yapabilirim diye onun kurgusu önemli orada. Ya evet. Ya bir şey mesela şu an düşündüm mesela. Hani sesli düşüneyim dışarı. Ya şuradaki ekibin yeteneklerinin az çok yani farkındayım. Muazzam işler çıkabilir. Ya şuradan muazzam bir Kickstarter projesi çıkar abi. Bir oyun da çıkar yani. Gözünü seveyim. Hem de öyle böyle ya çıkmaz. Birkaç sene önce olsa çok güzel çıkardı da şu an biraz da şey var böyle. Herkes bir ekonomi kaygısı var ya. Bir ekonomi şey tutturmaya çalışıyor. Bir de herkes tam zamanlı bunu yapabilecek mi ya? Yani tamam ben gittim bir model yaptım sizin için. Muhabbet o. Çok uzun süre. Ben yaptım hadi bir model sizin için. Başkası yaptı ama öbürsü gün ben belki yapamayacağım. Başkası yapamayacak. Yani tüm vaktini buna harcayan insan da para ister yani açıkçası. Doğru değil mi? Bütün vaktini evet, onarca insan. Ya. Tamamen bütün vaktinizden ziyade belki yani şu an mesela ne yapıyoruz? Hiç kimseye bir para ödemiyor ki. Herkes keyfi anlamda yapıyor ama merkezi amaç olarak keyif alacağız abi. Merkezde olayımız budur deyip yani bu şekilde odaklanıyoruz. Sen şey diyorsun. Bir şey yapalım bari o da bir şey amaca ulaşsın. İşte insanlar tanınsın, para kazansın gibi. Şöyle söylüyorum. Zaten şu anki haliyle bile çoğu ücretli şeyden eğitim kurumundan çok daha fazla doneye sahip, açık söyleyeyim. Şuradan kanallara bir girmeye başladı. Sadece bir araya getirdiğiniz linkler bile çok değerli. Hani bu şey yapılabilir. Gerçekten hani hiç yabancı olsak bu işlere desek ulan oyun zor yapılıyor bilmem ne ama mantıklı bir şekilde böyle belli bir zaman haftada belki her akşam pazar gününün ilk 2 saati gibi sallıyorum şu an. Ya böyle bir şey. Bu bahsettiğin şeyin olabilmesi için gerçekten işin başında bir kişinin yani en azından organizasyonu yapması lazım. Ve organizasyonu yapan kişinin yani sonuçta oyun yapımını ben tam olarak bilmesem de şunu biliyorum. Yani her şey belli baştan belirlenip herkese bir görev dağılımı yapılıp herkes görevini başarılı yapması lazım ki sonuç başarılı çıksın ortaya. Yani o görev dağılımını kim yapacak? Mesela adam şimdi atmış buraya hani gemi yapacağız. Geminin görseli var. Tamam ben gemiyi yaptım. Diğerine de gidecek bir şey atacak. Ona da bir şey atacak. Başa kurguyu yani diyemez ki adama. Sen kafana göre bir silah tasarımı yap diyemezsin ki adam hani Cyberpunk mı yapacak? İşte ne bir Red Dead Redemption'daki bir silah mı yapacak? Onu bilemezsin ki. Yani her şeyin bir tamamen organizasyona lazım. Tamamdır. Başlı başına bir iş yani bu. İlk senaryonun tamam. Yazılması lazım işte abi. Belki çok küçük şeyler yapılabilir. Büyük şeyler değil de küçük organizasyonlar. Şey işte. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani burada şu an bak kim herkes tek bir gecede 2 gündür 3 gündür belki ben dahil olurum. Organize olup herkes burada muhabbete dahil olabiliyor ya da işte burada video izleyebiliyor ya da bu challenge'lar bak 99.sü mu ne yayınlanmış. Yani bu arada hani, ilk kez bu kadar öyle konuşan geliyor yani genelde izlemeye geliyorlar da. Yani ilk defa geldim. Yunus hocam sayende mi diyelim ne diyelim yani adamlara bir felsefeden girdim. Ben hep katılmak isterim, konuşmak da isterim abi. Bu tarz durumlarda inan bizim işlerimizi yapan eden insan sayısı hakkını verecek seviyede zaten yok. Bir de üstüne biz en çok da bizim konuşmamız lazım abi. Biz işin içindeyiz. Bizim dışımızda herkes konuşuyor. Yanlış mıyım? Yani bu kadar bak şu an kaç çeşit program kullanıyorsunuz? Bak biraz önce Blender'daydın. Sonra ZBrush'a geçtin. Şimdi yeri gelecek Quad açtın. Oğuz hocam sizin tam şeyiniz nedir? Branşınız nedir? Benim mi? Ben 3D görselleştirme yapıyorum ama sinema ve oyun tarafına kaymaya başladım. İstanbul'a da o yüzden geldim. Şu an Mojo FX firmasında Musa diye bir film gelecek arkadaşlar yakında. Onun gemilerini falan modelliyorum. Substance falan bu ara çalışıyorum. Nerede gelecek film? Televizyonda mı? Ya Netflix ya Disney Plus. İkisinden biri bilmiyorum. Ha, öyleyse. Ne zaman biter? Vallahi hocam daha işte sahne proplarını yapıyoruz. Daha ben ilk kaç tane? 5 tane kayık çizdim. Daha hocam maaşlar nasıl ya? Direkt o konuya girmek istiyorum. Yok gibi. Ben şu an açık söyleyeyim. Ben firmaya şey için girmedim. Maaşı için girmedim. Dedim ki ben bunları bilen adamların olduğu ortama gireyim. Hem dedim üniversite mi olur bana? Hem dedim üstüne para alırım. Şu an o kafadayım yani. Bir tane projeye katılmış oldun yani. Tabii yani portfolyona bunu ama şöyle düşün. Tamam yapıyorsun da ama hiç çoktan iyi mi yani? Hani çok mu kötü? Yani asgari ücretin birkaç katı kadar mı yoksa asgari ücretten kime göre kötü? Bak şöyle söyleyeyim.
Bizim işler en azından ben kendi daha önce yaptığım işleri de söyleyeyim. Hayır şunu diyorum. Demek ki yani 29 yaşındaysan abi sonuçta hani kaç sene 12 sene önce yapıyorum dedim bu işleri. 13 yılda en azından yani hiçbir şey bilmeyen bir adam yoktur yani. 13 yılda kendini bayağı geliştirmişsindir çoğu konuda. Yok canım ben şu an diyorum. Yani o yüzden diyorum hani ne kadar iyi yani. O yüzden demek istedim. Şöyle söyleyeyim. Mojo veya benzeri firmalardaki maaş skalası şu an girdiğinde 10 bin. Biraz daha bir şeyler bilmeye başlarsan 15 bin. Eğer generalistsen 20-25 binleri sana veriyorlar. Ama günün sonunda sen her şeyi yapacaksın abi. Yani Tyfelov'da bileceksin. İşte Particle, Sudini biliyorsan öbürünü de bil. Onu biliyor musun? Yapabiliyor musun? Abi, yurt dışında böyle değil. Herkes yurt dışında değil. Böyle değil. Bu arada şey diyeceğim. Oyun stüdyolarına girin daha evet. Fazla kazanırsınız. Tabii ki de. Kesinlikle şu an zaten firmadan çoğu kişi... Abi bir şey daha söyleyeceğim. Sadece oyun için demiyorum bunu. Ben bunu yeni öğrendim. Mesela bu mimarilerde de öyleymiş ya. Sadece mimari görselleştirme yapan firmalar var. Abi sadece bir kişi mesela modelleme yapıyor yine. Bir kişi texture yapıyor. İşte render'ını ayrı, ışığını ayrı. Ya sadece oyun için değil bu. Ama Türkiye'de her şey her tek başına yapmak zorundasın zaten. Ya her şeyi tek başına yapacaksın. Bir de şey. Ya fiyat olarak maaş çok aynı. Kötü. Maaşlar çok kötü. Ama maaş yani. Maaşlar gerçekten çok kötü. Mesela ben kimse beğenmez. Hyper casual göt gibi modeller yapıyoruz falan filan. Eyvallah. Da ben yani şu an hyper casual'a çalışan biri olarak yaptığım modellerden tatmin bile olmasam en azından maaş konusunda beni tatmin edeyim. Doğrudur. Sana soralım. Oğuz sen mi cevapladın daha demin hyper casual'ı? Evet. Yok. Şey yok. Nasıl? Oyun piyasasında. Yok ben söyledim ya. Kaç tane zor buldu? Ya ben olsan da ondan dedim. Ha. Hyper casual'da çok iyi mesela. Cahit alıyordur yani 2-3 asgari ücret. Ne 2-3'ü ya? Hocam 5 tane falan alıyordur evet. Cahit'ten mesela örnek vereyim. Cahit şu an burada mısın? Maaşı hocam, ya biz şimdi aynı şirkette olduğumuz için çok Cahit'le aynı şirkette çalışıyoruz da, o yüzden çok maaş üstüne yorum yapamıyoruz evet. Ama asgari ücretin 5 katı falan bir şey olabilir. Bir hesaplamam lazım asgari ücret kaçtı. Ama şahım kanki 5 katı diyorsun da mesela günde kaç saat çalışıyor o önemli. Günde neredeyse yani bizim çok rahat mesela 3 gün evden çalışıyoruz 2 gün ofisten çalışıyoruz. Ya bize sormayın bizimki biraz değişik bir firma. Rahatız. Şöyle anlatayım. Oğuz biz çalışmaları pazartesi veriyorum ben çocuklara bu arada. Tamam ver. Ben de render'ını alırım. Demiş bu. Bize sormayın. Bizim bayağı rahat. Ben şey için diyorum hani ya mesela şu an ben mimari tasarımda uğraşıyorum. Hani sonuçta biliyorum bu mesleğin ne kadar daha gideceğini. Piyasayı da biliyorum. Hani ona göre sonuçta o yönüne gideceğim. Oyun sektörü müdür ne sektörüdür. Vallahi 4 katı falan varmış ya. İlerleyişine göre hani ben de mimarın gelen bir insanım. Bir an önce abi bırak mimariyi. Bir an önce. Ama abi bir yandan da güzel de para kazandırıyor. Ya bu arada bak paraya hiç bakma. Ya kafanı rahat edeceği bir yer bul. Paraya çok da bakma yani. 3-4 katı, 5 katı asgari ücret çok da önemli değil bak. Gerçekten. Bir yani ne kadar kazanırsan o kadarla yaşıyorsun. Ve öyle bir ekonomiye geldik ki şu an 50 bin lira alsan hani hiçbir değeri yok. Yetmiyor. Yani inan bana 50 bin lira alsan evine en fazla alacağın şey ne biliyor musun? Bir tane şey alırsın. Bak yerde giden robot süpürge falan var ya ondan alsın evine en fazla. Ya teknolojiye ilgileniyorsan bilgisayarını belki yenilersin. Hiçbir şey yok yani. Şöyle söyleyeyim şimdi. Gideyim bir araba alayım desen alamıyorsun. Gerçekten bak benim son hayalim kaldı araba almak. Hani onu da yapmadan ölmeye niyetim yok. Ben hep oluşturdum yaptım da şu var biraz da. Şimdi araba alamadım hala bak. Çıldırıyorum yani. Maaş yüksek olsun araba alabilirim. Şu anda. Lan Şahin araba mı? O da araba. Araba var, araba var. Sonuçta kardeşim o araba arabası olabilir ama. Arabacık o. Yani ya ben kötü bir araba çizersin. Abi neden mesela bir Tesla'ya binemiyoruz böyle kendini böyle otonom sürüşü almıyor falan hani. Ben niye her otobana çıktığımda acaba şuna çarpsam böyle benim etimi kazımadan çıkartabilirler mi diye düşünüyorum. Ya bu tarz şeyler var yani. O yüzden söylüyorum size. Hani bu sektöre gireyim mi? Şimdi ben mesela... Sen hangi sektöre girmek istiyorsun ki? Ya şu an işte sizin şu an yaptığınız ne tam olarak? Ya bizim bakma bizim sektör bu arada... Kibrit Gecil'deyiz şu anda. Bizim sektör ölüyor bu arada. Haberin olsun. İlla oyun değil yani işte şey de olabilir bu. Görselleştirme de olabilir. İlla tam oyun... Görselleştirme değil ya. Bence oyun sektörüne yönel. Eğer yani bilmiyorum. Bu... Ya oyun sektörü şu an daha... Yapay zekalar işin elinden almazsa. Bro, ya işte o da yapay zekalar oyun sektörüne adıya giremez ya. Abi girecek.
Yapay zeka her yere girecek. O ayrı da şöyle bir mevzu var. Şu an yapay zekaların, bak ben animatörüm. Zekaların animasyon çalışmalarını kontrol ediyorum. Takip ediyorum ne durumdalar, abi, ne yapıyorlar diye. Sana bir şey diyeyim mi? Daha şu anda hani yapay zeka rigi atmakta sıkıntı yapıyor. Ya aga sen öyle diyorsun da şimdi ben diyelim ki senin şu an bu bahsettiğin sektöre şu an diyelim ki başladım. 3 sene sonra da profesyonel oldum diyelim ki tam bu konuda. Çok kastım kendimi. 3 sene sonra gerçekten çok iyi işler yapıyorum. Ama 3 sene sonra da o da çok gelişecek. Başım, ben ilk başta şunu eklemek istiyorum. Şuna dikkat et. Benim bu sektöre nasıl gireceksin? Bu sektöre girip de şöyle yapmayın. Bir yere girip tamam artık ben burada param da iyi, şeyim de iyi, ben burada takılırım deme. Hiçbir zaman deme. Çünkü böyle yaparsan o sektörün yani ya da o girdiğin yerin bahtı ne kadar açık, nereye kadar gidebilir orası bilinmez. Yani senin şunu yapman lazım. Ben kendine bir hedef koy ve oraya çıkmaya. Ne olabilir bu? Atıyorum. De ki kendine ben Rockstar North Studios'una gidip burada çalışmaya başlayacağım arkadaş diyecek oyun sektörü olarak. Yani evet. Bilgisayar oyunlarında uçacağım. Ben diyeceksin RDR2 gibi projelerde çalışmak istiyorum diyeceksin. Buna göre adımlar atacaksın. Başlangıcını mobilden gir, basit oyunlardan gir. Geliştire geliştire, kademe kademe, tecrübe kazana kazana ilerledikçe paran artacak. Hiçbir şekilde alışkanlık. Bu arada bence para, hocam, paraya bakmayın ya. Baştan söyleyeyim de. Evet, paraya sadece bağlı kalmayın. Evet, para şu an çok önemli. Bunun da farkındayım. Para yani diye böyle çok saçma yerlerde çalışırsanız yani kendinizi hiç geliştiremeyebilirsiniz mesela. Yani evet. Sürekli her gün hyper casual basan bir yerde çalışıp böyle. Hyper casual dediğin şey ne oluyor tam olarak hocam? Ya, tuvalette oynadığın oyunlar yok mu? Bakı geçirmedik. Hızlı hızlı. Ya öyle şeyler değil ya. Ya da diğer adıyla söyleyeyim. Full reklam çıkartan karşılıklar yok mu? Ya bak ben sana göstereyim açıp hiçbir casual örneğin. YouTube'dan hemen açalım. En son oynadığın mobil oyun neydi ki? Clash of Clans falan mı? Bir şey soracağım beyler size. Evet. Sesin geliyor mu? Heh. Geliyor hocam, geliyor. Peki şu an kendiniz freelance olarak bir oyun gibi bir şey yapabilir misiniz? Yaparız. Neyi yapamıyor? Yapılır. Hocam bunu da yapmam işte ya. Bu çok kötü ya. Ben kendim bunu da bu çok kötü abi. Ama parayı bu stüdyolar veriyor yok sana hani. Ve parayı da bunlar kazanıyor. Şöyle söyleyeyim mesela adam. Ben yapmam yani. Kendim AAA oyun stüdyolarına girsen mesela adam mesela yatırım yoksa yani sana maaş veremiyor ki. Vermiyor zaten. AAA stüdyosunda çalışan arkadaşlar da var burada. Şimdi aklıma geliyor tamam mı? Mesela ben ne yaparsam oyun sektörü. Va hyper casual diye bakma sen. Mobil oyun sektörünün bütün şeyleri iyi herhalde. Ya şunu demek istiyorum. Bir dakika. Hı. Diyorum ki yani ne yapsam mesela işte bu sektörde mutlu olurum veya bu sektörde işte hani adım geçsin. İşte böyle ne bileyim. Mesela bir oyunda en önemli şey nedir mesela? En önemli. Modelleme açısından mesela. Karakter değil mi mesela? Karakter animasyon. Final boss'u eğer final boss'u yaparsan çok mutlu olursun bence. Final boss. Karakter. Değil mi? O mesela o tarz. Ama şimdi aklıma şu geliyor. Dark Souls'ta final boss'u ben tasarlasaydım. Abi yapay zeka Midjourney desem ki işte bana ismini şu işte alevli malevli şöyle bir karakter yap bana desem büyük olsun. Bana yapacak onu. Görseli oluşturdum. Ama mesela yapacak kendisi da yapay yani. Zekada şöyle bir sıkıntı var. Şu an hala var o sıkıntı. Yani yapay zekanın yaptığını hissediyorsun. Evet. Yani bir yerde mesela görsel çok net. Ben mesela diyorum ki. Ayrıntıya baktığında kulağının biri yamuk mesela. Gözün çok alıyor onları. Hala tamam da o tür şeylerde. Ya gözün ya yapay zekanın yaptığını boss'u çok rahat hissediyorsun ya. Hani abi ben final boss'u yapacak seviyeye geldiğim zaman zaten sorun da o ya. Final boss'u yapacağım seviyeye geldiğimde o da tamamlanmış olacak. Artık o da bitmiş olacak o yapay zekanın o işlemleri. Ya işte o bitmeyecek. Rahat ol, bitemeyecek. Henüz bence bitme. Ya şöyle söyleyeyim en azından senin görebileceğin seviyede bitmeyebilir belki bilmiyorum. Bak bir şey diyeceğim yani, şu anda. İyi ve illa bir yerde bak insan gücü ihtiyacı var yani bunu şöyle düşünmeyin. Yapay zeka geldi yarın işimiz elimizden aldı değil. Ya sonuçta o görseller karar vermesi gereken bir insan var. Ama şöyle yapay zeka modeli yaptı onu belki temizlemesi gerekecek bir insan var. Hani ya iş dalları bitmez belki daha çok şey olur. Beyler iyi akşamlar dedim ben koşuya çıkıyorum tam. İyi akşamlar. Erken izleyebilirim. İyi akşamlar. Görüşürüz. Hocam kolay gelsin. Bir şey sormak istiyorum ben de. Kendi meramımla ilgili. Şimdi hocam ben tamamen kendi portföyümü yapmaya odaklandım. Okuduğum bölümle ilgili bir iş yapmayacağım. Şu an zaten bir toptancıda çalışıyorum hani öyle. Amacım şey, bir oyun firmasına girebilmek. Böyle Ankara'da valla şu an en kısa sürede öğrenebileceğim ya hard surface işte gördüğüm şeyleri yapıyorum. Model diyorsun yani. Aynen model. Yani sonrasında daha farklı yönlere gidebilirim ama kendimi bir yere
Şimdilik onu öğreneyim, oradan devam edeyim diye düşünüyorum. Hocam görebildiğiniz her şeyi çizebiliyor musunuz mesela? Karşılaştığınız bütün görselleri çizebiliyor musunuz? Ben mi? Hemen hemen. Evet evet onu... hemen hemen. Mesela en zoru da olsa, en basit olsa yapabiliyor musun o görseli? Onu ben de yapamıyorum şu an ama bence bir sorun değil. Ya bir şekilde yani... benzetirim ya, uğraşırım bütün gün. Çözersin uyumam, onu. Bir şey yaparım, benzetirim ama yani. Bir şekilde. Yok, ya benzetme iş kurtarmıyor oyun sektöründe, onu söyleyeyim de yani. Değişik yani. Ama mesela sektörün... sana dendi ki bunu yap. Yani mesela onu yapabilecek seviyede misin? O önemli sadece. Yok değil. Gidiyoruz keşfetten ya. Bakıyorum. Yaza kadar çalışıp işte yani işim günde 10 saat. Yani eve geliyorum direkt zaten blender açıyorum. Bir şeylerle uğraşıyorum. Çok hızlı ilerlemiyor tabii günde de. Az zaman olduğu için. Ama bakalım yani iş bulmaya çalışacağım. Var hani böyle şey ilk böyle deneyimsizken... Oyun firmaların işe alması daha mı zor oluyor yoksa hani çok daha zor eğer... oluyor. Çok mu daha ama zor şöyle oluyor? Bir fark var. Şöyle bir fark var. Şunu yapabilirsin ilk baş için. Düz mesela bir şeyler yapabiliyor. Başvuru yap birkaç yerle. Güzel bir portfolyon olsun. Hani çok boy muazzam olmasına gerek yok ama hani şöyle düşün. Junior seviyesine göre gayet iyi bir portfolyo var mı? Varsa süper. Ondan sonraki konuşacağın yerle düşük maaştan anlaşırsan bir süre orada kendini garantilersin çalışmaya. Ve çalıştıkça da bir süre sonra da maaşını arttırmaya da başlayabilirsin. Böyle bir yöntem izleyebilirsin. Ya şey muhabbeti, ben kendimi geliştirdim. Artık ondan sonra sizin para isterim. Artık paramı verin modu. Ama hayır, işte... Önce talep etmek için şey yapman lazım. Önce onların dediklerini kabul edeceksin. Yani sen gerçekten bu işi istiyor musun? Senindeki o hevesi göstermen lazım. Gerekirse yani evindeki kendin çabanla portfolyo biraz oluştur. Ha, piyasada yoktum ama evde bunları yaptım de bir şeyler göster. Sonrasında da daha fazlasını yapabileceğine inandır. Dedikleri gibi maaşı düşük iste. Gerekirse neredeyse hiç isteme gibi bir şey. Ama kısa zamanda da kendine güveniyorsan ben bana bu imkan verildi, ben buradan yürürüm diyorsan zaten istediğin noktaya gelirsin. Zaten çizdik yerin uygulanmaya başladığı zaman, projelerde yer almaya başladığı zaman herhalde anlarsın ya, artık ben olmuşum dersin yani. Yani bizde de şey var ya. Modelini konuşacağız oyun için, anlamışsındır artık zaten. Hocam zaten bir ofise bir yere girebilsem zaten kendimi parçalarım yani. Abi benim şu an cidden yaşadığım hayattan memnun değilim. Dediğim gibi toptancıda çalışıyorum ve zor yani. Hani olan o şey konuşma, adamların sana bakışı, söyleyişi yani sırf toptancı olduğu için. Bu çalışmak istediğin yerin Ankara olması zorunlu mu? Hocam şöyle, ben Ankara'da okudum. Yani şu an şey Aydın'dayım, memleketimdeyim. Hı-hı. Ankara'yı biliyorum diyelim. Hani şu an İstanbul bir de gözümü korkutuyor. Yani Ankara'daki kiralar bile kaç lira olmuş. İstanbul çok kötü şu an. Yani İstanbul çok kötü. Yani ben yeri söyleyeyim sana, Kütahya. Ya niye Kütahya lan? Kütahya'da oyun stüdyosu var? Öyle değil lan. Yok zaten. Ama kiraların uçmadığı tek yer orası şu anda. Adam Kütahya'dan nasıl çalışacak buralara? Oğlum ben Kütahya'da çalıştım demiyorum. Dur la. Adıyaman'da nerede oturuyorsun? Aydın'dayım, Aydın'da. Ha, Aydın'da kendi eviniz mi? Aynen. Ailemin yanındayım şu an. Abi en kötü freelance çalış, ne diyeyim artık yani. Freelance de olmuyor. Bence ama şunu yap, tavsiyem Muhammed. Ailenin yanındaysan kira derdin olmayabilir. İçerideki işleyişi bilmiyorum ama kendine bir zaman belirle. Bir yıl bir yere girmen için yeterli. Fazla bile ama hadi diyelim bir yıl olsun. Ben kendimi bir yıl boyunca bu iş için yeterli halde o piyasaya yöneleceğim diye bir hedef koy. Kendini Nadasa'ya çek abi. Ondan sonra otur tamamen evinde o zamanını bunu geliştirmek üzerine harcamaya başla. Portfolyo geliştir. Freelance işler o aralar alabilirsin ama freelance'de de aynı zamanda kendini deniyor olursun. Bu küçük işlerle veya diğer durumlarla ek gelir olabilir ama günün sonunda bir yıl, altı ay artık ne kadar bir zamansa kendine verecek olduğun zaman bu sürede de ki ben şu an eğitime yatırım yapıyorum. Bu mantıkla eğer başlayabilirsen ve odaklanabilirsen kısa zamanda işe girecek olduğun portfolyoyu da ortaya çıkartırsın. Deneyimi de çıkartırsın. Zaten bir yerden sonra hani böyle ya bunlar çok zor, bunlar çok bilmem ne dediğin işleri çatır çatır yapabildiğini zaten göreceksin abi. Yapandan bir şeyin eksik değil. Sadece herkes için geçerli bence bu. Bizim hedeflemede sıkıntımız var. Herkesin elinde işte bazukalar, roket atarlar, çok güzel silahlar var. Ama günün sonunda onu mu vursam, buna mı sıksam derken süreden gidiyor, kaybediyoruz. Ömrümüzü öyle harcıyoruz. Burada sen de biliyorsun onu yapabileceğini. Bu arada
hangi sektör daha iyidir? Öyle bir şey yani bence yok. Yani oyun sektörü bu ara revaçta ama günün sonunda sen aslında burada modelleme yapıyorsun. Bence oyun sektörüne yönelik ya onu da şeyden dolayı diyorum. Bu Türk ya ülkede bir açlık var abi. Oyun sektörü bence hala gelişmedi. Herkes geliştiğini söylüyor. Bence gelişmedi. Yani bir Rockstar, bir EA Sport tarzı bir stüdyo çıkartmadıkça da bizim ülkede bu gelişmez. Bence büyük bir açlık var ve yani ileride daha da büyük bir açlık oluşacak bu sektöre karşı. Hani şu an çok fazla mesela talep olmaması rağmen çok fazla insan var. Ama bence bu mesela bir 5 sene sonra 10 sene sonra bence bak bana göre tamamen kişisel görüşlerim. Hani şu an talep olmaması rağmen çok fazla insan var. Ve bunların çoğu da bilinçsiz yani mesela sektörde ama orada olmayı hak etmeyen bir sürü insan var. Hocam çok başvuru var mı mesela? Çok ya dur bak ben bir şeyi bitirip ya bunlar zamanla azalacak. O zamanda da bence şirketlerin bazıları yükselecek, büyüyecek. Orada da gerçekten bilinçli insanlara ihtiyaç duyulacak. Ya o seviyede yani o seviyede çıkmamız lazım. O ihtiyaç olduğu zaman bizim orada olmamız lazım. Şu an buradayız ama sanki olduğumuz yer bence yetersiz. Şöyle söyleyeyim. Kısaca cevap verin siz sadece. Mesela diyelim ki şu an piyasadaki en iyi oyun tamam mı? Evet. Mesela işte FPS oyunu veya herhangi bir oyun. Oradaki mesela bütün modelleri modelleyebilecek işte bossları olsun, karakterler olsun, riklemesine kadar. Öyle bir seviyede olduğumu hayal edin tamam mı? Hani o zaman gerçekten maaşım ne kadar olur? Onu merak ediyorum. Ya yani bak bu ülke için düşünme bunu bence. Eğer öyle bir şey düşünüyorsan Türkiye için düşünme, yurt dışı düşün o zaman. Yurt dışında daha iyi yerlerde daha iyi maçlar alabilirsin. Ama mesela orada şöyle bir handikap oluyor. Adam diyor ki zaten burada eleman var. Ben seni niye getireyim? Doğru. Yani o yüzden belki yani, buradan oraya. Ya burada ben bence senin tatmin eden şey maaş olmaması gerekiyor. Ben sana onu demek istiyorum. Evet, yani maaşa bakma. Zaten bir yerden sonra sen istemesen de verecekler o paraları. Ama yani sen maaşı düşünürsen bence biraz daha zorlaşacak iş. Yani mesela her yeni girdiğin işte diyecek ya maaşın olmadığı zaman kendi demoralize olacaksın. Ya yani ben bu paraya gidiyorum ama bunu bana vermiyorlar. Demoralize olacaksın. Onu düşünmezsen bilmiyorum daha iyi olur. Şöyle bir durum var. İkisi arasındaki farkı iyi anla bence Oğuzhan. Mevzu şu. Bir işte iyi para var diye yapmak başka bir şey. Bir işi iyi yaptığın için para etmesi başka evet, bir şey. Evet. Evet. Bu arada. Genelde ıskalıyoruz abi. Yani sen işini en iyi yaptığın sürece çöp de toplasan o iş para eder. Çünkü o işin o seviyede kaliteli yapılmasını isteyen bir adam bir yerlerde mutlaka var. Yani kaliteye aç olan insan çok fazla. Seni gelip öyle bir adamın bulması için senin önce öyle bir yapıya hazır olman lazım. Yani ben çöpü öyle bir yerden alırım ki abi bu kadar kaliteli alırım, bu kadar iyi yaparım dediğinde senin o becerini birinin görüyor olması lazım. Bu da portföyle öyle olur. O yüzden yarışın neresindeyim ya da cebime günün sonunda ne kadar para girerden ziyade sen o işi ne kadar başarılı yapıp sen o adamın isteğini ne kadar yerine getiriyorsun. Önce buna bakman lazım. Ondan sonra o adam veya o adamlar sana para ödemeye hazır halde gelir zaten. Adam çünkü senden para kazanmak istiyor. Çok doğru hocam. Sadece şey ama sonuçta hani buna başlayacağım zaman insanın bilmesi lazım. Ya işte bu işin sonunda bu kadar alırım. Bu işi başlayacağım. Ya ben da, işte o rakam biz sana o rakamı veremeyiz şimdi. Şu an şöyle, yani olur. Sektörde olup 100 bin lira alan adam da var. Sektörde olup 100 bin liralık adamların daha fazla iş yapıp 5 bin lira alan adam da var yani. Anladım. Burası birazcık farklı. O rakamı sana veremeyiz biz. Öğrenmen lazım orada. Mevzu aslında o biraz da. Kendini satmak. Yani tamam satacak olduğun bir şeyi önce elinde bir biriktir. Yani sen hakikaten bu alanda iş yaparsın desin sana birileri. Ve bir yerlerde de şey gerekiyor. Kendini kanıtlaman gerekiyor. Evet o da var. O da var. Yani göstermen lazım. Adam mesela diyor ya sana 3 yıldır deneyim. Tamam boş ver. Ben öyle bir firmaya gittim. Baba dedim boş ver deneyimi. Bir deneyin dedim ya. Kendim ben o şeyi alırım. Benim şu an girip de kafama işe girmeyi koyup da giremeyeceğim hiçbir işletme yok benim şu an. Ama tam zamanlı firmalarda çoğu zaman bak şu an mesela Oğuz'un da Cahit'in anlattıkları çoğu freelance şey tam zamanlı firmaya göre çok daha esnek güzel zamanlara sahip. Çok keşke denk gelse de o tarz yerlerde çalışsa herkes ama çok mümkün olmuyor. İşte belki öyle bir şey olsa şanstır. Çok güzel olur yani. Belki onlarınki şanstır. Belki gerçekten bir çoğumuz. Benim işe girişim şanstı. Sonrası başarım oldu mesela. Heh, bak işte mesela sürekliliğini kazandıran Cahit olmuş. Adam başta şanslı girmiş. Benim mevzuyu anlatayım mı size bir? Girişimde ne oldu nasıl gitti? Ya anlatma bence o neyse. Bence anlatayım. Komik birazcık da çünkü anladın mı? Hani diyeceksiniz nasıl girdin abi? Yok anlat tabii. Adamlar ben 50 kere denediğim için biraz.
Adamlar yani, denemek istiyor. Abi şöyle bir şey var. Ben üniversitede öğrenciyken bizim arkadaşlardan birisi orada çalışıyordu daha öncesinde. Sonrasında bizim okul grubuna animatör aranıyor diye ilan attı. Tamam mı? Ama o zaman da şöyle düşün. Benim ana branşım normalde modelleme. Ben animasyonla alakam yoktu. Sadece kendim bir şeyler deneyip öğreniyordum, bu kadardı. Böyle yaptım. Dedim olmaz ama hadi bir deneyim şansımı dedim böyle. Dümdüz. Ama kendime şunu dedim. Olmayacak ama deneyeyim hadi. Bir amacım, bir beklentim yoktu girerken. Sonra oturduk patronla, konuşuyoruz işte görüntülü. Adam diyor ki bana portfolyon var mı? Dedim yok. Dedim şey dedi, herhangi bir çalışma var mı görebileceğimiz? Dedim o da yok. Ondan sonra böyle bir bakıştık önce birbirimize. O zaman şey yapalım dedik. Sen case verelim, ister misin dedi. Yani bu artık şeye geldi, zorlamaya birazcık geliyor gibi hani. O senden daha çok istiyormuş ya. He. Dedim olur. Farkım şu oldu. Case'i verdi. Ben aynı günün akşamına case'i komple bitirdim. Yani sabah biz adamla konuştuk. Case'i aldım. Akşama kadar hazırladım. Modelledim, rigledim. Animasyonumu yaptım. Paketledim, yolladım. Bunların hepsini yapınca model beğenilmiş. Şey animasyonu beğenmişler. Ha? Zor bir şey miydi peki yaptığın iş? Bungee jumping yapan bir çiftçi. Ya burada aslında zor olmak değil. Ne kadar istediğinle. Adam orada kaydın azmini görmüş. Demiş ki bu adam daha bilmediği haliyle bunu yapıyorsa yarın bir gün ben buna şans verirsem çok daha fazlasını bundan alabilirim. Yani aslında göstermek. Aynen. Yatırım muhabbeti birazcık da bu. Evet. Demiş o ki muhabbeti bu adam demiş, bunu yapabiliyor. O zaman bunu da yapar. Ben demiş bu onu veriyorum. Yani kendine inanman lazım abi. Her ne yapıyorsan yap. Biraz önce anlattığım mevzu işte. Bu yani bu işte iyi para var mı? Kendinden bir şeyler kat yaptığın şeye. Çünkü bak şöyle düşün. O yanlış. Bak şeye de bağlı kalmayın. Bazı durumlar var, planlama tam yapılmıştır bir işte. Onun planına bağlı kalırsınız. Ama onun dışında animasyon konusunda mesela animatörlere yapılan en büyük sıkıntıyı ben söyleyeyim size. Geliyor sana adam diyor ki al benim case örneği. Bir tane çiftçimiz var, bungee jumping yapacak. Bu çiftçinin tipine nasıl gözüküyor hiçbir bilgi yok. Bungee jumping yapıyor, nasıl bir atlayış istiyorsunuz, loop vesaire hiçbir bilgi yok. Şey abi ya. Ben ne yaptım? Kendi kafama göre takıldım. Çiftçiyi hazırladım. Kafasına hatta böyle saman şapka taktım falan böyle. Rigledim. Atlattığım zaman bu şapka normalde model olarak kafasına yapışır. Normalde hiçbir şekilde farklı animasyon yapılmaz. Bunu da bildiğim için animasyonda da şöyle bir trik uyguladım. Bu yüksekten düşmüyor mu dayı? Düşüyor. Demek ki ne olur? Bunun animasyonda şapkasının tuttuğu bir an olması lazım. Ve ben böyle bir an yaptım. Animasyonda bir anda şapkasını yakalıyor böyle, hani toparlamaya çalışıyor kafasını. Ve bu direkt kilit nokta olmuş orada. Vurucu noktada bu olmuş benim işe girmemdeki noktalardan birisi. Ya dün biz aşağı atsaydın hiçbir şey olmayacaktı yani. Aynen öyle. Ya çünkü portfolyo yok, case yok. Hani şey case var, diğer başka hiçbir şey yok. Sadece bu var dedim de. İyi kullanmışsın. Aynen. Onda da bana dendi ki direkt başlayalım. Ben dedim ki bir ay deneme ayı yapalım. Deneme ayını ben istedim. Çünkü işin altından kalkabileceğim mi bilmiyordum. Çekiniyordum, korkuyordum. Ama sonrasında şunu öğrendim geçen zaman içerisinde. Evet, acı dolu bir süreç yaşadım. Bir ay deneme ayı artı iki ayda tekrardan bütün her şeye adapte olma vesaire. Çünkü bize okulda bunların bilgilerinin hiçbiri gösterilmedi. Dümdüz ilerlendi. Ben ne biliyorsam onunla girdim yani oraya, öyle düşün. Girdikten sonra da şöyle bir şey öğrendim ben. Abi okulda gidip eğitim alacağına git işte çalışarak eğitim al. Daha çok bir şeye kazanıyorsun işte. Kesinlikle. Kesinlikle. Ondan sonra da ben bu dedim ki ya, tamam bunun üstüne düşerim. Ben bunu da yaparım dedim. Şöyle diyeyim. Benim sıfırdan rig, yani main rig denilen bir olay var. Mesela Mixamo'nun rigi bir main rig'tir. Ya da Rigify rigi bir main rig'tir. Auto Rig Pro main rig'tir. Bunların hepsi hazır. Bir kalıba göre hazırlanmış hazır rig'lerdir. Ve karaktere verirsin geçersin. Değil mi? Ben de bunları kullanabilirdim ama ben hiçbir zaman bunları kullanmadım. Dedim ki kendime ben bu rig'in yapısını kendim çözeceğim. Mantığını tam anlamak istiyorum. Oturtmak istiyorum dedim kendime. Ve toplam ben 10'u geçik rig hazırladım. Yani sıfırdan her defasında yaptım. Ve her yaptığımda güncelledim. Sıfırdan deneye hocam, deneye üstüme koydum. Bir süre sonra da geldiğim nokta da şu oldu. Artık hani öyle bir duruma geldim ki sadece rig değil, modelde de farklı şeyler deniyorum. Unity'ye girip farklı şeyler deniyorum. Oğuz biliyor zaten hani birçok şey deneme yanılma bir sürü şey öğreniyorum. Farklı. Bunlarla da bir süre sonra şey özgürlüğünü kazanıyorsun. Hani seni çok fazla darlamıyorlar, zorlamıyorlar. Daha çok seni salıyorlar çünkü yaptığın işte sen oraya fazla şeyler katmaya başlıyorsun bir süre sonra. Ya o iş işte tam istediğim şeydi o ya. Ben de bu aşamaya geldim ve şu anki hedefim benim, kendi hedefim generalist seviyesine çıkmak. Ki bilgimin yeterli olmadığını şu an ben düşünüyorum. Ama üstüne durmaya devam ediyorum mesela hala. Hani bu bilmediğim diyorsun ya, o da şeye göre değil mi? Türkiye şartlarına göre aslında. Hani normalde yurt dışında olsan mesela tek bir konuda ilerliyorsun ya, mesela tek bir branşta.
Öyle olsaydı yurt belki dışındaki saçma aslında. Bulduğum konulardan bir tanesi de şu mesela. Senin çalışma sürene bakarak sana tekini veriyorlar. Ama şu anda şöyle bir şey düşün. Adamın çalışma süresi var. Senior seviyesinde. Adamla oturup konuşuyoruz. Adam hiçbir şey bilmiyor dayı. Bomboş adam. Adam sadece animasyonu yapıp geçmiş bu zamana kadar. Geri kalan hiçbir şeye karışmamış. Şimdi bu adama senior demeleri bana biraz saçma geliyor. Ha animasyonun güzel mi? Evet güzel. Bilmediği bir yenilik geldiği zaman karşısına adam böyle sanki o hiç o işi yapmamış gibi oluyor, böyle ekrana baka kalıyor. Hocam siz mesela Rick yapıyorsunuz, hep karakter animasyonları mı yapıyorsunuz? Böyle yoksa sana ne lazım? Ya hep insansı mı yapıyorsun, yoksa böyle hani mesela bazı bosslar oluyor böyle kuyruğu muyruğu oluyor, mesela dördüncü kolu falan oluyor. Bende her şey var. O tarz şeyler yaptın mı? Çok merak ediyorum ya. Yani. Var var, bende her şey var. Kaç yıl oldu Cahit? Benim 2,5 yıl oldu burada. Valla 2,5 yılda çok sağlam yol gitmişsin bro ya. Abi şu anki skilllerime baktığın zaman bak modelleme yapıyorum. Rig yapıyorum. Senin şeyin nerede, portfolyo yapıyorum. Var mı? Portfolyom yok işte. Portfolyo hazırlıyorum. Şuradaki gördüğünüz karakteri yapıp bunu portfolyoya dönüştüreceğim. Ki bu başlangıcım artık. Portfolyo yapayım dedim. Senin yayını çizemedim ben. İlk defa seviyorum. Şimdi hiçbir şey yok ki şu an burada ya. Dümdüz ZBrush'ta bir şeyler oluşturuyorum daha. Hadi bu da ZBrush'a yeniden döndüm hani. ZBrush'ı ben çok eskiden kullandıydım. Hatırlamıyorum hiçbir şeyini neredeyse. Sen totalde kaç senedir bu işi yapıyorsun? Totalde kaç senedir bu işi yapıyorsun? Ya bu sektörde diyeyim oluşum benim 2,5 sene tamamıyla. Aktif olarak. Nasıl? Skeç sana mı aitti? Yok, önce bana değil. Bunu internetten buldum. Ama bunu çizmek de zor bir şey değil. Basit bir şey bunu yapmak. Peki 2,5 senedir yapıyorsun ya. Şu an neleri biliyorsun mesela tam olarak? Hani mesela modellemeyi, mesela hard surface, low poly falan hepsini biliyor musun? Böyle teknikleri. Aha, topoloji örme de var. Yani mesela herhangi bir karakteri sıfırdan oluşturabiliriz değil mi şu an? Herhangi bir oyunda gördüğümüz mesela bir örnek bir karakter yaparsın. Birebir yani yapamam büyük ihtimalle. Çünkü ZBrush'ı vesaire dediğim gibi hatırlamıyorum. Yeniden hatırlama sürecindeyim şu anda. Hani şu arkada bunu yapacağım şu an. Onun şeyine uğraşıyorum. Kendime göre yorumluyorum, ediyorum. Birebir tam çıkartamayabilirim şu an şeyleri. Ama mesela zamanla olsa yaparsın demek ki. Aynen. Yani ya şu anki kendimi şöyle düşün benim aşamayı. Kendi kendime zaten bir şeyler yapıp deneyen bir insanım ben. Genellikle basit şeyler takılıyordum. Bu Sculpt'a geri dönmek istedim birazcık da. Hatırlamak istediğim için şeye döndüm. Hani benim bakayım burada var mı gösterebileceğim bir şey ama. Tı 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 tı. Mesela bende farklı rig denemeleri vesaire muhabbetler de var. Kafama göre takılıyorum. Sen hangi programları kullanıyorsun? Blender, ZBrush mı? Blender, ZBrush, Maya, 3D Max, Cinema 4D, Adobe, hangisini profesyonelsin? Hangisini profesyonelsin? Blender. Blender. Hepsini abi. Lazım oldukça kullanıyor adam. Şudur budur değil. Hangi özelliği varsa ona basıyor. Ya ana programım Blender. Video editingi de Blender'da yaptım. İlla ki öyledir de abi. Mesela hani sonuçta hepsinde tam mesela Blender'da atıyorum 4 yıl kullanan kişi Max'e 4 yıl kullanmış gibi olmuyor bir anda Max'e geçtiği zaman yani. Ya değişir. Yani yine bir şeyler yapıyorsun da tek seferde anında olmuyor. Al mesela Game Jam'de yaptığım saçma sapan karakteri göstereyim sana. Bunda mıydı? Beyler siz İstanbul'daydınız değil mi Cahit, Oğuz? Aha. Yani neresin? Nerede oturuyorsun? Ben Kağıthane'deyim şu an ya. Ben Esenler'de oturuyorum. Oğlum depremden korkmuyor musunuz lan? 20 senedir duyduğumuz için bunları artık öleceğimiz zaman bekliyor sadece. Mesela al bak çöp karakter. Ama Game Jam'e yaptıydım bunu. Ya bu çıktı. Ya kanka bunlar da bana çok basit geliyor ya. Buradaki mesele ama sadece karakter değil aynı zamanda. Yani bu muhabbetler de var. Yani güzel. Ya benim aklıma hep şey geliyor ya. Ne bileyim işte bu Tomb Raider'daki karakter falan var ya. Sahne mahne. Sanki hep o tarz işler olacakmış gibi geliyor ama. Değil lan. Hep öyle ilerlemiyor. Hani keşke bir sürü muhabbet var orada. Öyle diyeyim. Keşke ya öyle ilerlesin. Environment artisti olursan çoğunlukla çevre yapıyorsun ya. Aslında bu mimarların çoğu environment'a kaymıyor mu normalde? Yani henüz yapmadım. Hiç o tarz bir şey girmedim. Yani çoğu zaten ne bileyim. Kanka abi, onun da şu sıkıntısı şu. O kadar çok hazır asset var ki yani oluşturması çok basit oldu yani. Yok o kadar oyundayken çok öyle olmuyor işte. Yani hazır asset. Evet.
Ha, oyundayken tabii doğrudur. Hani her şeyi kullanamıyorsun hazır. Belki ama. Ya hazır kullansan bile her şey mesela yaptığın bir şeyle uyumlu olmuyor yani o şeydeki gibi. Poligon muhabbetim yoksa? Ya sadece poligon değil. Görsel olarak, genksel olarak. Ya şey gibi olmuyor yani. Mesela bir evin ev tasarlıyor mimaride. Onun gibi olmuyor hiçbir zaman. Oyunda böyle ana renklere bütün şemaya uyması daha zor. Mesela bak bizim şirkette şey yapıyorlar bazen hani belli bir model yani sonun büyük böyle yapması uzun sürecek bir model olduğunda satın alıyoruz onu. Ama satın alıp direkt onu kullanmıyoruz. Onu değiştiriyor musunuz? Tasarımı falan aynen oyunda göze hoş gelecek şekle getiriyoruz yani. Ama animasyonları falan da güzel olmuş. O yüzden şey yani o hazır alıp da kullanılan pek bir şey olmuyor oyun sektöründe. Ya ancak base olarak kullanırsın hazırını. Aynen. İlla birinin dokunması gerekiyor modele. Hocam kuyruğu otomatik kendini sürekli hareket ettiriyor değil mi? Kuyruğu. Yo ben yaptım animasyonu. Hmm. İşte güzel olmuş ya. Yani. Mesela sadece hoş bunlar değil hocam. Farklı şeyler de deniyorum ben de. Bak işte bu mesela hani düz bir karakter değil yani bu. Yaraşık mı deniyorsun ne diyorsun artık? Öyle garip bir şey. Blendy Bond mesela denemelerim vardı. Onu ha, bunda da recoil oluyor mu ya? Silahta da recoil oluyor mu? Oo tabii her şeyde var. Ateş animasyonu falan oluyor diye biliyorum. Benim kendi çalıştığım bir şeydi. Denemelerimden birisi. Sadece ileri tekme hareketi yok mu onda ya? Walk diyelim. Mermi değiştirme olsun falan. Ha bu başka bir şeymiş. Bak şimdi bunda ben böyle bir animasyon yaptım tamam mı? Bunu Blendy Bond denilen bir kemik sistemi var. Onunla yaptım. Onu da gittin şöyle silah verdin sonra modeli. Aynen. Ya burada denemelerden birisiydi bu. Buna ben vermedim. Burada şöyle bir şey var. Bunu ben uyan birkaç farklı biçime deneyerek yaptım. Ha, ama poligonlar tabi tutarsa oluyor. Sonra dedim ki bu daha farklı bir şeyler olabilir mi? Ve bu çıktı ortaya. Tank. Mesela. Anladın mı? Diggle'ı daha ama oturtmamıştım. Işte... Diggle çalışıyor mu bilmiyorum. Bakalım çalışıyor mu? Çalışmıyor daha oturtmamıştım. Ama hocam poligonla çalışması lazım. Poligon tutması lazım değil mi onun sonuçta? Yo. Ya değişir. İşe göre değişir. Bendeki bu bak bu kadar low. Ama bu teknik mesela sana birisi deseydi ki bu tankı al bu animasyon yap deseydi sen belki en başta başka bir şekilde uğraşırdın. Kanka bir de şu animasyonu yaptım değil sonuçta. Mi? Ateş ederek giriyor bak. Idle'ı. Ateş VIP, etmeye devam ediyor. VIP animasyona geçiyor. Kayarak gidiyor burada normalde. Ama farklı hissediliyor. Kime koyuyor belli değil. Bak. Normalde bu slime'ın animasyonu bu arada yani tankın değil. Bunun bak. Bu slime'ı kim yaptı peki? Ben. Deneme yapıyordum işte bu denemelerimden birisi. Ya ben hiç bu tarz işler yapmadığım için bilmiyorum şeyi teknik olarak hani mesela bu slime yaptıktan sonra başka bir obje aktarma olayını bilmiyorum. Çok mu basit bir şey? Mesela Max'te aklıma geliyor mesela böyle bir şey yapsaydım yapamazdım herhalde animasyonu. Başka bir objeyi aktaramazdım. Ya veya uzun süreli gibi geliyor. O farklı muhabbet işte oralar. Ya oralar teknik muhabbetlere giriyor. Istiyorum. Orada çözmen gereken bazı şeyler oluyor. Yukarı aşağıda sıkıntı yok da bu modelin böyle bir anda balçık gibi dağılma hareketi hani küpten buna geçtiği zaman nasıl çalışırdı bir bunu hayal edemedim sadece. Bu normalde bir oyun fikri için yaptığım bir mekaniksel denemeydi bu benim. Çalıştı da. Kanka mesela şu ana kadar böyle çok gerçekçi bir şey yaptın oldu mu ya? Yoksa hep böyle basit basit şeyler mi oyunlarda? Ya da oynadığınız oyunlar hep böyle mi genelde? Ya oyunlar genellikle basit olduğu için hep aklıma şey geliyor. Şey çok gerçekçi cyberpunk gibi oyunlar falan yapıyor gibi düşünüyorum. Demek ki öyle değil ya. Onlar da mı böyle mekanikleri birleştiriyorlar? Cyberpunk oluyor. Görsel amaçlı diyorum. Görsel amaçlı. Şimdi düşünsene mesela böyle bir tank yapmak var. Bir de mesela işte çok gerçekçi bir tank yapmak var mesela. Anladın mı böyle? Mesela ya orada da aynı iş. Progresi uzuyor sadece. Bir de şey çok mesela palet oynuyor ya. Onlarda tank mekaniği ben bambaşka bir şey mesela. Çok ütopik bir örnek verdim. Yok ben şey için dedim ya. Çalışma şey. Mesela çalışıyorsun ya mesela bir onu yapmak var bir de onu yapmak var. Mesela hangisi daha çok hevesini alır? Hani daha çok hangisi heyecan tankta verir? Tankta mesela kodurlar daha çok çalışıyordur. Yani animatörden. Daha fazla kodur çalışıyordur. Aynen.
Hocam o zaman benim anladığım kadarıyla mesela size bir iş geliyor. Siz hem modellemeden başlayıp riklemesinden texture'ına kadar değil mi? Her şeyini yapıp ondan sonra ya biz çoğunda öyle. Bizde öyle değil. Modelleri ben yapıyorum. Cahit animatör benim. Mesela bizim stüdyoda öyle. Peki aranızda şey oluyor mu mesela? Ya bunu modellemesin de yanlış modellemesin falan oluyor mu? Riklerken benden önce oluyormuş yaptı. Evet. Benden önce oluyormuş da benden sonra çok olmadı. Oğuz'da hiç yaşamadım onu. Ha demek uyum var aranızda ondan öyle oldu. Ya uyum değil biraz deneyim. Ya, genelde amatörler yapıyor hataları. Zaten belli kurallar var. Onları yapmadığın sürece olmuyor onlar. Sen animatörün nasıl çalıştığını ama biliyorsan. Ama mesela şey Cahit ama en başından beri biliyor değil mi mesela? Bu karakter ne tür animasyonlar yapacak değil mi? Ona göre çiziyor sonuçta onu mesela atıyorum. Ya mesela bak ben sana şöyle söyleyeyim. Bak bariz bir örnek vereyim bizim stüdyodan. Cahit mesela benim ilk girdiğim zamanlar Cahit çok şeyde ısrarcı. Bir kıyafet yapıyorduk karaktere. Cahit sürekli diyor ki topolojiye yapışık olsun mesela. Gerçekten değil mi? Yani topolojiye yapışık olsun diye ısrar ediyordu. Sonra ne oldu? Cahit de kendini geliştirdi. Artık topolojiye yani yapışık olmayan karakterlere de animasyon verebildi. Ama mesela Cahit o muhabbeti öğrenene kadar Cahit mesela topolojiye yapışık olsun diyorsa herkes topolojiye yapışık veriyordu. Çok iyiymiş. Uyumdu ama bu bir yandan da aynı zamanda. Ama mesela Cahit ne zaman ki topolojiye ayrı karakter, yani kıyafet şeyinde yapabilirsiniz dedim. Baktım coşulmaya başladı. Ama mesela benden öncekiler hiç Cahit'e bu konuda diretmemiş. Cahit de hiç o tarafa yönelmemiş. Ben direttim mesela. Dedim ki Cahit bak böyle bir şey var öğrenem dedim. Cahit ondan sonra baktı ha varmışa döndü. Ya varmışa dönmedi de öğrenmek istemiyordu. Çünkü herkes dediğini yapıyordu. Bazı projelerde belki gerçekten karakter yapışık olması gerekene anlamıyor. Tamam mı? Öyle projeler olursa yapıyoruz. Yine yapıyoruz. Yapmıyoruz değil. Ama mesela sürekli her hafta oyun üretiyorum ve sürekli mesela ayrık bir kıyafet tasarladığınız zaman karaktere sonradan yapıştırmak gerçekten zor. Topolojide uymuyor. Oğuz bu karakteri boyasana. Birleşik olması mı? Tabii. Yani sen kıyafet ayrı modelledin mesela. Sonra karakteri birleştirdiğinde karakterin üstüne çıkarmıyorsan zor oluyor. Oğuz. Ne yapayım ona? Bu benim şu karakteri boyasana ya. Keyfim ve kayası nasıl isterse öyle boyayacaksan boyarım. Ya canın nasıl istiyorsa öyle boya. Ama bunu boya yani. Oyun şey gibi düşün. Bir tarla oyunu düşün. Orada çalışacak bir karakter bu. Çiftçi. Olabilir. Böyle tutuyor. Bu yaptığınız oyun için mi? Çalıştığınız oyun için mi yaptınız onu? Yok. Bu ticari değil mi şu anda? Yok. O yüzden açıp rahat rahat gösteriyor mu? Ha ticarilerde gösteremiyorsun değil mi? Aynen. Onlar da bazı teknik şeyleri gösterebilirim. Onlar da zaten bana ait olduğu için. Bakayım başka ne varmış benim burada yaptıklarımdan. Ben de bilmiyorum şu an ne var ne yok. Mind defense. Ya acaba işte ne bileyim Blender'da çok hoşuma geliyor da. Ya sen program kısmına takılma bence ya. Yok ya. Tamam Max kullanıyorsan sektörde ama iş kullanma bulman biraz zor olabilir. Evet, oyun sektöründe. Maya olur, Blender olur da. Amacım şu an işte öğrenmek aslında. Bunu öğreneceğim. Yarın bir gün bu gerçekten lazım olacaksa bana bu sektöre girersem en azından altyapım hazır olsun. Şu an onun peşindeyim aslında. Yani en azından her şeyi bileyim de sektöre girdiğim zaman en azından rahat çekeyim. Yani bunu bilmiyorum demek çok kötü bir şey çünkü. Deminki örnek mesela. Adam yapmıyor arkadaş. Diyorum ki bak kardeş böyle bir Cahit'le o zaman çok samimi de değiliz. Bak kardeş diyorum böyle bir şey var diyorum. Yapmıyor adam. İnat da diyor atıyor modeli geri diyor bunu birleştir gönder diyor. Ayaklar niye öyle scale oluyor bir anda? Böyle ayarladım onu ya. Beyler. Alo. Geliyor mu ses? Efendim. Geliyor mu sesim? Geliyor hocam. Abi gitti de değil mi? Ne oluyor? Tamam biri yapmaya gidiyor. Bu nereye koşuyor hocam? Nereye koşuyor bu? Bıçağı birine takacak belli. Etrafını kesiyor ya. Normalde buna ben farklı bir şey yaptıydım. Unity'de. Bunun kolu bacağı gövdesi her yeri sallanıyordu koşarken. Burada sallanmıyor sadece. Ama o dosyaları da sildim sonrasında. O yüzden gösteremem onu da. Hocam mesela bunu kaç saatini aldı mesela bu? Saat mi? Ben çünkü zamanı çok takıyorum ya. Hızlı çünkü yavaş çalışmayı istemiyorum da. Mesela bunu ne kadar şöyle yapıyorsun? Ya hızlı hızlı çıkartıyordum ben bunu. Çünkü şey bir model değil ki.
Zaten Color Atlas kullandım şeyinde de. Bakayım. Color Atlas diyor. Arabalarda rig yapıyor musunuz mesela arabalarda? Aha. Ya daha hepsinin ne değil canım. Onların parçalarını mesela Oğuz ayarlıyor. Parçalı veriyor. O şekilde ilerleyebiliyor. Hocam araba çizerken ne kadar detay çiziyorsunuz? Ya Oğuz bizim Bey. Oyun Hyperkiller'a çok detay gerek yok da detaylı arabalarda vardı bazı oyununa göre. Tabii canım. Ama böyle 100K falan değil de 10K en fazla. Belki o kadar bile değil. Bu ne? Hani düşük poligon olması gerekiyor. Sonuçta mobilde açması gerekiyor. Oo. Değil. Geri gel. Models. Şeyi merak ediyorum ya. Mesela Blender'da yaptığım bir animasyon renderı Blender'ın kendi render motoruyla mesela Max'te yaptığım V-Ray'den daha mı zor acaba? Animasyon renderları. Yoksa hemen aynı şeylere mi denk gelir acaba? Yani ya mesela işte görsel efektli bir render alıyorum. İşte Max'te mesela 10 dakika sürdü bir karesi. Acaba Blender'da daha mı kısa sürer belki de bilmiyorum. Yok değişiyor. Burada ekran kartı daha performans çalışıyor diye biliyorum. Mesela hani Blender mi? İşlemcide alıyorsun değil mi Max'te render? Evet. V-Ray'i kullandığım için işlemcide alıyorum. Aynen. Mesela cycle diyelim mevzu değişecek bir anda. Eevee'de render olayı da çaktık kalkacak ya. Render olayı kalmayacak abi artık. Blender'da V-Ray vardı bu arada galiba ama ne kadar şey çalışıyor düzgün bilmiyorum. Düşünün ücretsiz olaydı. Abi Blender'ı da V-Ray kullanmazsın ya. Yani ücretsiz. Bence kullanmamalısın Blender'daysan. Niye lan Blender'dakiler şey mi? İşte Blender'ın amacı o zaten abi. Para vermeyeceksin hiç. Bedava olacak her şey. Ya öyle düşünme bence. Aynen öyle düşünme. İlla addon vesaire oluyor mesela senin kullanman gereken bir şeyler. Hani onlara para... Şunun için de ben kendi görüşlerim bu da mesela V-Ray bence Blender'a yakışmıyor ya. Blender daha güçlü geliyor bana V-Ray. Mesela Max'te V-Ray hani tamam da Blender bana bambaşka bir şey geliyor. Abi V-Ray Max'le özdeşleşti diye V-Ray'i şey yapmıyor. V-Ray yılların render motoru. Ya zaten onun için değil ya. Blender'ı böyle şey zaten. Bu arada Blender'da Octane ücretsiz mesela. Hani bilmiyorum. Harbi belki mi? Evet. Bilmek biz istersiniz. İşte belki... Alpha görüyorsun yani. Alpha. Octane Blender'da ücretsiz. 10 numarada iş çıkartabilirsiniz o render programıyla. Oğuz bu oraya Octane... GPU mu CPU muydu Octane render? Onu bilmiyorum da Octane'de baya başarılı işler çıkartabiliyor. Octane ekran kartı render motoru. İlk çıkan ekran kartı motorlarından hatta. Octane değil mi? Ekran kartı. Aynen ekran kartı. Hmm. F-Storm'la hala davaları sürüyor. Acaba ne oldu onlar? O adam da perişan oldu ya. F-Storm tek bir kişi mi üretmişti F-Storm'u? F-Storm'u Octane'de çalışan bir adam ayrılıp kendi kodlarıyla yeniden yazdı. Octane'de dedi ki benim... Tek başına değil mi? Tabii. Benim kodlarımla yazdım dedi. Halbuki kodlar şeye özgüydü. Storm'da yazan Rus abimiz kendi doğru söylüyordu. Şu an Octane güçlü olduğu için davalıklar hala. Davadan dolayı da F-Storm'un yeni versiyonunu çocuk çıkartamıyor. F-Storm şu an sadece 3D Max için çıktı. Ama dava sonuçlandıktan sonra çok farklı firmalar için şeyler, markalar için çıkacaktır. Bilmiyorum öyle bir süreç kaldı. Yunus hocam bunu ben hep kendim çevremdekileri söylüyorum da mesela bu render olayını ben biteceğini düşünüyorum. Bu mesela bu Unreal'ın mesela bu en son yapmış olduğu render olayı var ya mesela kendince. Çok başarılı sonuçlar veriyor. Hatta birçok kişi artık Max'teki sahnelerini mesela Unreal'a aktarıp artık süre beklemiyorsun yani. Çok gerçek zamanda render alıyorsun aslında. Çok da başarılı sonuçlar veriyor. Doğru. Mesela bu Blender'ın mesela bu Eevee var ya, Eevee özelliği. Mesela o da bir çok başarılı şu an. Daha da gelişmekte. Bana şey geliyor mesela 5 sene sonra belki öyle bir hale gelecek ki çok basit bir şekilde artık süre beklemeden artık süresiz olacak. Ya süre beklemeden render alacakmışız gibi geliyor bana. Ray Trace'den dolayı oldu. Yani
Daha önceden oyun motorları sinematik seviyede iş çıkartamıyorlardı ama ray tracing geldikten sonra hesaplamanın mantığı eş zamanlıya döndü. İşlemci güçleri arttı. Bu sebeple render'ı beklemek için gerekli süreye ihtiyaç kalmadı. O aslında render'e ihtiyaçsızlık değil de teknoloji değişiminin nimetleri diyelim. Yani ya şunun için demek istiyorum. Mesela zaten şöyle de var. Diyelim ki öyle bir şey oldu mesela. Diyelim ki mesela Unreal öyle bir konuma geldi. Şu an aslında iyi çalışıyor da tam olmuş değil yani mesela. Max'te mesela şöyle, Data Smith var mesela. Data Smith'le aktarıyorsun. Birebir tekstürlerine kadar her şeyi sahneyi komple aktarıyor. Hatta aydınlatmaları da kopyalıyor. Kameralar da kopyalıyor. Sana sadece Unreal'da render alması kalıyor. Tabii birkaç evet. eksikliği var şu anda ama. Tamamen çalıştığı zaman düşünsenize. Tamamen iyi çalıştığı zaman. Öyle. O zaten tamamen iyi çalışıyor. Bak ben sana Unreal'la yapılan bir şey izledin mi sen Mandalorian'ı? Hangi bir at link at istiyorsan bakayım. Şey Mandalorian dizi, Star Wars'un dizisi. Seyretmedim. Heh, Mandalorian'ın çoğu bir neredeyse hemen hemen her sahnesi Unreal Engine 4 ile yapıldı. 4 bir de yani. Unreal Engine tamamlanmamış bir cihaz değil. Çok üst seviye bir cihaz. Hatta Unreal Engine'de yapılmış yine bir sinema filmi gibi bir kısa film atacağım. 4 ile yapılmış. Kalitesine bakalım. Unity'den de çıkıyor. Unity'den de çıkıyor da. Ya Unity'den de çıkıyor da mevzu şu. Daha hangisi daha basit? Hani yolları var değil. Geldiler zaten. Unreal ile Unity çoktan vardılar oraya. Sadece hocam yansıma konusunda tam şey değiller ya. Bu reflection konusuna geldiğin zaman ben şimdi sana bir tane video atacağım. Program mı gelememiş yoksa kullanıcı mı gelememiş aradaki farkı sen bak. Mesela bu şey bilirsiniz hocam. Fatih Çilingir. Biliyorum Fatih Çilingir'i. Mesela o Fatih Hoca mesela o da kendisi söylüyor. Mesela bu yansıma olayını tam çözememiş diyorlardı. Mesela poligon sayısını. O N9'ı falan getirmişler ama tam çözememişler diyordu. Bak tekrar söylüyorum. Kilidini sonuna kadar açtığında mesela bak benim şimdi sana atacak olduğum projenin bir ismini bulayım da ben. Şöyle bir şey var. Unreal Engine 4 herkesin bilgisayarında olabildiğince standart, stabil çalışabilsin diye bazı ayarlarla sunuluyor. Ama sen donanımın üst seviyeyse o kilitleri açarak istediğin seviyede cihazı kullanabiliyorsun. Bir de şu var. Televizyonda izlediğinde de render'ını aldığın birçok proje render'dan çıktıktan sonra kullanılmıyor ki. Onun bir de post composting kısmı var. Comp kısmı var. Hocam bir şey söyleyeceğim. Diyorsunuz ya kilidini açabiliyorsun. Şimdi ne kadar kilidini açarsan aç. Mesela benim bildiğim kadarıyla programlar tek çekirdek performansıyla çalışmıyorlar mı? Tek çekirdekle. Tek çekirdek performansıyla çalışan program da var. Çift çekirdekle de var. Mesela şöyle diyeyim mesela. 3DMX hala tek çekirdekle çalışır ama Blender tek çekirdekle çalışmaz. O mesela mesela Unreal'da diyelim ki kilidi açtık ya mesela. Hani diyelim ki benim bilgisimde 4 tane ekran kartı var. Yani bu 4 ekran kartının işe yarayacak mı mesela Unreal'da? Yarardır canım. Niye yaramasın? Bak sen de 3D Max kullanıyorsun. O yüzden senin sen de ben tahmin edebiliyorum. Bizim de bizdeki teknoloji çok geri kaldı abi. Adamlar sorma. Çok ileri gittiler. Gerçekleşen şeylere şaşırıyorsun. Diyorsun ki hayır ya bu olabilir mi? Çünkü benim zamanımda olmuyordu diyorsun. Evet, evet abi, hocam. Doğru söylüyorsun. Yol aldılar. Eevee'de alınan çoğu render şu an piyasadaki birçok insanın aldığı şeyden çok daha iyi. Ya Eevee de çok güzel ya. Substance Painter'da adam kaplama yapıyor. Kaplamadaki o an anlık sahne görüntüsü ya da Marmoset Tollback'teki sahne görüntüsü çoğu V-Ray render'ından daha iyi. Hocam hani bir de şey diyeceğim. Mesela bu Eevee'de görüyorum. Eevee'de adam şey gibi Unreal gibi gezebiliyor aslında sahnenin içerisinde. Yani işte o an güçlü bir ekran kartıyla. Sahnede geziyorsun. Render yani çok güzel. Hiçbir iş değil oradaki. Oradaki farklı bir mevzu. Yani Blender'ı şu yüzden mimaride de çalışmak istiyordum mesela. Müşteri bir şey istedi ya. Anlık mesela müşteriye orada gösterirken zaten Eevee çalışıyor. Eevee anında gösteriyor render'ı. Evet. Hani Unreal'da öyle bir şey yapamazsın. Hani Max'ten Unreal'ı aktarman gerekirdi. Yani Blender'ı zaten modelleme biliyorsun. Blender kendi içerisinde var. Yani orada anında yap. Ne bileyim çok güzel. Ne de yapacaksan abi. Bak işte yani amaç bir de ne yapacağına bağlı. Sen şimdi mimari yapacaksan git Lumion kullan. O da işini çözer abi. Al bak işte, mesela. İşin içinde gerçekçilik kısmı. Ya oraya çok takılma. Onun hiçbir anlamı yok. O hala da mesleki deformasyon. Ben sana söyleyeyim olsan. Gerçekçilik kısmı mı? Evet abi gerek yok. Sinemayla uğraşmıyorsa mimari seçim gibi bırak gerçekçiliği. Boş ver. Allah hocam onu doğru söylüyorsun. Ben de aynı düşüncedeyim. Yani o hastalık o. Kendimden biliyorum. Daha gerçekçi, daha mükemmel. Yok öyle bir şey abi. Müşterin beğeniyorsa yetiyor. Daha... Yetiyor. Doğru söylüyorsun. Aynen. Yani belli bir görselden sonrası fazlalık yani. Sanatsal bakacaksan o zaman tamam. 3D'nin çok dışına çık. Git bir sürü program kullan, farklı mevzular yap.
eyvallah sanatsal açıdan bakacaksan. Ama günün sonunda senin yaptığın iş bir şey inşaat şeyiyse müteahhite vereceksen affedersin siktir et gerçekçiliği yani. Adam ya orası öyle de mesela bazı projeler yapıyoruz. Çok gerçekçi rendeler alıyoruz mesela. Güzel oluyor, hoş oluyor. Evet. Mesela adam onu gidiyor işte çıktı çıkartıyor çok büyük bir şekilde onu falan. O zaman güzel oluyor tabii. Yani evet ama günün sonunda dediğim gibi çok biraz da şey müşteriye karşı ama şöyle senin dediğin gibi mesela o gerçekçi renderi alacağın müşteri de zaten sana yılda belki bir tane denk geliyor. Evet. Yani evet. O da anca şey yani. Bak senin de aslında özünde istediğin şey sinema tarafı ve atmosfer. Ya hocam sinema istiyorum ya. Ben küçük gidip hayal ediyordum. Bu Transformers vardı ya. Doğru bir şey değil. Geç yani. Şurada bir dünya kadar yazılım, dünya kadar tutorial var. Tanıyor musun? Şeyi tanıyor musun? Ufuk Pamuk var. Tanıyorum. Ufuk Pamuk. Ben bilmiyorum. Gerçek tanıyor musun da? Birebir de tanıyor. Ben konuşmuyorum kendisiyle. Mesela onun mesela 2000 kaçtı? 16'da falan. Ben Max'e X başladığım zamanlar. O zamanlar tabii Facebook kullanıyorum. Şimdi Facebook kullanmıyorum da. Evet. O zaman Facebook'larda falan hep onun renderlerini görüyordum işte. Çok gerçekçi böyle gözüküyordu. Sinematik falan filan. Oradan başladı sevgisimiz. Renderleri the dark'tır böyle. Kasvetlidir. Karanlıktır. Ama şey çok fazla şey yapıyor bir de. Post production mı dersin? Color grading mi dersin artık? Evet. Final aşaması. Çok fazla uğraşıyor. Hatta şu an onun mesela LinkedIn'de çıkıyor mesela çalıştığı mimarlık firmasına çalışıyor herhalde şu anda. Bak. Mimarlık firmasının çalıştığı firmanın renderlerine bakıyorum mesela. Orada bile hala adam sinematik uğraşmaya çalışıyor mesela. Çok basit bir şey renderlere bile hala sinematik efektler vermeye çalışıyor. Ya Ufuk Pamuk'un mesela ben hocasını söyleyeyim sana. Asıl bakacak olduğun adam Serkan Çelik'tir. Bütün hepsinin eğitmeni olur. Hatta zaten Serkan Çelik'in çalışmalarını açıp bakarsan Ufuk olsun, diğerleri olsun hepsinin çizgisi ona benziyor. Ya hocam öğrenciler olduğu için. 2000 kaçta hatırlamıyorum. 18 falan sanırım. V-Ray İstanbul'da gelmişti. Beşiktaş'ta. Sunum mu? Ha sunum hatırlıyorum. Sunum. O gün sunuma gitmiştim. O zaman da ben yeni başlamışım sektörü tabii mimaride. Gittim işte ben de diyor Ufuk'u görürüm falan diye. Ufuk'u gördüm işte orada. Dedim abi renderler nasıl falan güzel mi? Güzel kardeşim. Diyor. Sonra kızlar bir geldi abi unuttu bizi ya. Kızları görünce hemen bir şey diyemiyorum. Herkes ekmeğinin peşinde. Kadir. Efendim. Ama renderleri ben beğeniyorum. Şey baksana. Mesela bu şey var. Şey araba renderleri falan çok kaliteli. Yani işi biliyor ya, aslında. Sohbeti esir aldık. İkimiz sadece. Ben çok sıkıldım ya. Bu model tam ne biliyor herhalde. Ben de yapmıyorum kanka ya, bıraktım biz ya. Biz dinliyoruz ya o yüzden. Hocam benim de şansıma 3-4 gün önce bir Viking gemisi modelliyim diye başlamıştım. Tam da challenge'da gemi geldi. Valla ben de Viking gemisine mi dönsem mi diye düşünmüyor değilim. Ya bu gemi yani hoş geldi de şu an başlarken bayağı hata yaptım. Yani geri de dönmek istemiyorum. Valla Yunus hocam işte aklıma şey geliyor. Bu mesela Ufuk da aslında yetenek demeyelim artık. Başarılı mesela bu konuda. Hani mesela istediği bir görseli oluşturabiliyor. Gerçekten o atmosferi yakalayabiliyor, aydınlatma olsun. Modellemesi de biliyor aslında benim bildiğim kadarıyla. Yani birçok şeyi biliyor. Mesela o bile artık hangi kanalda çıkmıştı bilmiyorum hatta. Birkaç görsel efekt firmasında çalışmıştı hatta. Ona rağmen mesela şu an finalde bildiğim kadarıyla şu an hala bir mimarlık firmasında çalışıyor. Acaba sektörde demek ki Türkiye'de yeterli yer tutunamadı mı? Ne olduysa artık. Burocuğum şöyle. Çünkü yani bilgili birisi aslında o yüzden demek istiyorum. Şimdi bak bilgiyi bilmek başka bir şey. Bilgiyi verimli kullanmak başka bir şey. İş ahlakı dediğimiz olay mevzu farklı. Günün sonunda sanatsal çalışma çıkartırsın edersin ama şirkete girdiğinde yetişmesi gereken bir iş yükü var. Bu iş yükü içerisinde sen bunu o kaliteli sunduğun çalışmayı ne kadar zamanda yapıyorsun? Adama 3 günde lazımsa sen onu bir haftada veririm dersen adam der ki kusura bakma kardeşim seninle uğraşamam. Bu böyledir. Yani bir işi yapabilmek değil, bir işi ne kadar sürede yapabilmek. Önemli olan budur. Elinin hızlı olması, teknik, pratik hepsi birleştiğinde sen çalışacak olduğun firmaya fayda mı sağlıyorsun, zarar mı? Adam buna bakar. Yani ben bir çalışma yaptım, evet işte 3 ay sürdü. Abi yani olmaz. Ticari olamaz, olmamalı. O yüzden bir yerden sonra olmaz. Orada ne yapacaksın? Sistemi eğer çözeceksen, değil mi? Önce planlamanı yapacaksın. Şu an mesela burada
oyun tarafından iki tane adamla birebir konuştun. Bu senin için çok büyük bir avantaj bence bu aşamada. Ama fikrinde gene şey var biraz böyle. Yani ben nasıl parayı kazanırım gibi bir altyapı var biraz. Ya tamam, hocam artık parayı aslında... Ama şey cevabını almaya çalıştığın için bunu söylüyorum. Ya bırak da şimdi biz nasıl para kazanacağız? Nereden olur falan? Kaç ya, biraz para... bir şey söyleyeyim. Mesela bu yapay zeka muhabbetleri falan filan var ya. Teknoloji belki bu kadar hızlı gelişmese hiç düşünmezdim. Belki teknoloji... de oradan devam ederdim. Çok takılıyorsun teknolojiye. Teknolojiyle alakalı bir şey yok. Sen herkes yiyecek olduğu ekmeğin dışında hiçbir şey yiyemez. Bak net sen senin hayatından işte yapay zeka şunu aldı, bunu aldı, bunu verdi, şu geç abi hepsini. Dün de vardı yapay zekaya benzer kolaylıklar. Bir şeyler çıkıyordu. Ulan bizim mesleğimizi elimizde yıllardır tutuyor bu. Mesleğimizi elimizden alacak. Hayır abi alamayacak ya. Al Midjourney PlayStation'dan şutlandı. Adam dedi ki imzalı çalışmayı çaldın falan. Yani dediğin yer gelene kadar ben ekmeğimden olur muyum acaba endişesine girmek yerine bir an önce sektörde söz sahibi olacağın kadar deneyim sahibi ol. Şey işin içine girdiği zaman yapay zeka dediğin seviyede işin içine girdiği zaman bile yine tercih edilen adam sen olursun zaten. Çünkü yapay zekanın kim der daha neyi yapacağını, ne kadar yapacağını bilmiyorlar. Test ediyor. Yapay zeka üreten OpenAI bile bilmiyor daha. Bu zamana kadar böyle bir şey sizce parasız olur muydu? Adam hala da adam işte diyor ki ben de bilmiyorum diyor tam nereye konumlandıracağımı. Daha onu sövüşlemenin peşindeler. Ha, günün sonunda senden paranı alır mı, senin elinden mesleğini alır mı? Belli ölçüde alabilir ama bazı özellikleri hala daha sen yapıyorsan, Cahit'in dediği gibi karakter animasyonunu hala daha sen başarılı yapabiliyorsan o sürede adam seni tercih edecek, mecbur edecek. Çünkü onun yaptığı süre zarfında ya saçmalıyor ya yanlış yapıyor. Onu düzeltmekle mi uğraşacak yoksa sana para verip sana direkt tek seferde yaptırması mı daha doğru olur? Yani... Hocam şöyle söyleyeyim kusura bakmayın şimdi böldüm. ChatGPT'nin 4 şeyini satın aldım. Şöyle bir ay denemek için nedir ne değildir diye. Aklımdaki hikayeyi yazdırmaya çalıştım. Durmadan takılıyor yapay zeka. Yani şu an kesinlikle o dediğin gibi işin elini alacak şey de değil ki. Eğer bir yapay zeka iş yapacaksa Blender için özel bir yapay zeka yazılması lazım. Hocam zaten. Blender için şey scriptler yapıyor mesela. Sen söylüyorsun bana Blender'da bunu işte kopyalayıp işte aynı anda işte random şekilde bana bunu yapsın diyorsun. Sana scripti veriyor. Sen sadece kopyala işte yapıştır yapıyorsun. Sana bunu yapıyor yani. Bak, hocam şu anda arkadaşın ödevi için uğraştık. Çok da fazla işe yaramıyor yani. Bir şey böyle bir kod veriyor sana. Bazen işe yarıyor ama işe yaramazsa da hiç işe yaramıyor. Aynen öyle bir işe de yaramıyor. Ama şu anda ChatGPT mesela ben de kurcaladım şunu yapamıyor. Desem ki bana gerekirse scriptle çalıştır bir animasyon yapan bir sistem yaz desem de cırt kalıyor hiçbir şey yapamıyor. Dediğim gibi bir yere kadar şu an ama işte ileride ne olacak bilmiyoruz. Abi, ileride o ileride bir gelsin ileride. Şu ana bir de sonraki adımlarına bak. Hayır, ilerisini ileride düşünürsün. Sen daha şimdi bak bu düşünceyle gelişim yapmazsan ilerisi geldiğinde diyeceksin ki lan keşke yapsaydım. Sen şu anda ekmeğini yemiyorsan sonrasında ağlarsın açıkçası. Ya şu durum var. Bak mesela Cahit'in işe alım süreci tam da bu olayla alakalı çok güzel bir örnek aslında. Adamlara hepsine tüm işe almak istediklerini aynı şeyi talep etmişler ama Cahit kendinden bir şey katmış. Bugün yapay zekada da sen bir şey yaptırmaya çalıştığında senin cümlelerin ve senin düşünce yapına göre zaten bir şey çıkartıyor. Yani günün sonunda yapay zeka yaptırmaya çalışacak olduğun şey de... Yapay zekadan ne zaman korkacaksın biliyor musun? Ne zaman ki duyguları olmaya başladı, hissetmeye başladı işte o zaman kork. Ha, o zaman gitti işte doğru söylüyor. Ama şimdi bu çünkü sen kendinden bir şey verebiliyorsun şu an içeriye. Evet. Oraya da daha çok var bu arada. Yani kafadan şöyle söyleyeyim 20 yıl. Şu an kaç yaşındasın olsan? 23 mi? 20 yıl 43. Abi o zamana kadar oho paraya kenara para koyar. 60 yaşında, 65 yaşında da öleceğini düşünürsek yani sana denk gelmiyor bro. Çok adice oldu hesaplama farkındayım ama kendim için de aynı şey geçerli. Ya. Ben daha uzun yaşarsın. Öyle hocam zaten bu yapay zeka olayına bizim ya çocuklarımız ya da torunlarımız cidden hani evet, onlara bizim düşündüğümüz yani. Seviyede olacak. Bize uğramaz o. Kesinlikle yani bize vurmayacak. Onlara vuracak. Onların zamanında da ne çıkar ne olur onu da ben bilmiyorum işte. Onları da onlar düşünsün abi. Benim anam babam beni şu an bu aşamada düşünmemiş. Ben bu işe başladığım zaman babam diyordu ki hayalle uğraşıyorsun. Bunlardan bir bok olmaz diyordu. Şimdi hayal dediği şey benim karnımı doyuruyor. Ama tamam oğlum diyor şu an. Bana hala şey diyorlar oyun oynuyorum.
Oyun oynuyorum sana. Bana da aynısını diyorlar. Ben hala oyun oynuyorum diyorlar. Bana da aynısını diyorlar. Ama ben onlara para yolladığım zaman da mutlu mutlu böyle bir anda seviniyorlar. Ha işte ya parayı canlıya görünce hemen canlıyı göreyim orada öleyim diye bir laf var ya. Küçükken bak çok dayağını yedim. Bilgisayarın anakartını yaktım ben fişi çektiğim için kaç defa. Şimdi ben bilgisayarda oturuyorum işim var diyorum. Gıkını çıkartamıyorlar mesela anladın mı? Ama onların da bu cahilliği onlar bilmiyordu. Onlar o zamanı biliyordu. Onların zamanında bir de şöyle bir muhabbet vardı hatırla. Şu an günümüzdeki sıkıntılardan birisi daha. Şu an herkesi teknolojiye yok developer ol yok modellemeci ol vesaire diye büyütmeye çalışıyorlar. Bundan git bir ortalama 40 sene öncesine. O zaman ne diyorlardı? Doktor ol, avukat ol, mühendis ol. O zamanın para getiren meslekleri onlardı. Şimdi burada para döndüğü için şimdi buraya. Anladın mı? Daha sonrasında ne diyecekler? Şu anda mesela herkes şu anda soğuk bakıyor ama influencerlık olsun o olsun bu olsun hani diyoruz ya saçma sapan insanlar ünlü oldu. Yani onları ünlü eden de biz olduk yine. Bu arada bir ama bir süre sonra diyecekler ki hadi bunu yap böyle de yani buradan da para geliyor. Bu mesleğe git diyecekler mesela. Olsan sabahtan beri nasıl para kazanacağını düşünün. Bence çok para istiyorsan kendi işinin patronu ol. Aynen öyle bir de o var. Hatta şu an zaten şeyim aslında. Kendi işin patronu gibi bir şeyim aslında. Oğlum buraya açıdan... adam toplamaya mı geldin? Doğru söyle. Bizi mi koparıyorsun? Doğruları konuşuyor. Ula okula ders için yaptığım şovruyla bakar mısın ya? 1 dakika 26 saniyeye sığdırdım. Şu an yayında mısın? Dur gerek izleyelim. Yayındayım. Oğuz'u izliyordum sanırım. Şey bakıyorsunuz baştan açıyor. Aç gönder gelsin. Bunu okula ödev için yaptıydım ben ya. Hoca ödev için şovruyla istedi. Oturdum bunu hazırladım komple verdim ya. Şeyde mimarlık sınıfında bir öğrencim vardı. Mert diye bir arkadaş. Hala daha görüşürüm. Adam benden eğitim aldıktan sonra bitirme projesi olarak güzel bir mimari animasyon yaptı. Çocuğun düşük puan verdiler. Gidip kime yaptırdın diye. Kendi yaptığı halde inandıramadı projeyi. Düşük aldı. Ya, okul böyle bir yer abi. Okul saçma bir yer. Saçma öyle ya öyle. Yani bizim de sinema okuduğum için yani garip garip insanlar. Neden orada olduğunu anlamadığım insanlar. En uyuz olduğum da bu işi öğreteceğini söyleyen sinema okuyan kim diye. Muhammed sen miydin? Benim hocam benim evet. Sana 10 sene önce çektiğimiz kısa filmleri göstereyim. Artık değil. Yunus hocam. Ben toparlayayım o zaman. Göster hocam. Sen dedin ya okulda bir şey öğretmiyorlar diye. Valla hani sen de mi sinema mezunusun hocam? Yok ben sinema mezunu değilim ya. Biz lisedeyken falan hevesle bir şeyler yapıyorduk. Ha anladım. Yunus onlar hocam. Çok şey oluyor ya. Zaten çok fazla hevesli insan geliyordu böyle biz lisede bir şeyler. Yani mesela hayalimiz her zaman bir yönetmen falan olmaktı. Hiçbir zaman olmadı. Hocam aslında yaptığın iş ona uygun yani. Şu an çok fazla bir şeyler illa fiziksel bir film olmak zorunda değil. Güzelmiş. Yani animasyonda da veya işte modellemede bir şeyler olmuyor. Oluşturup. Ya işte ama öyle olmuyor ya. İstediğimiz şey. Yok, ya yok. Benim istediğim farklı bir şeydi de. Ya bakın bak, bir şey söyleyeyim. Burada da mesela şey var bak. Ötün var buradaki ötün. Ben Deniz. Şöyle baştan yüzü de vereyim. Yunus hocam ben toparlayayım o zaman size kısaca da aslında tam olarak. Şey yalnız sanırım Muhammed miydi ya da Kadir bir şey söylüyordu yarım kaldı galiba. Söylesin abi. Hocam yok ya şey bir şeyler üretmek güzel zaten insan o fiziksel o set ortamını çok şey yapıyor ama bir set esasında şu, ben hep şöyle derim, set ortamı nasıl diyen insanlara falan, entel amelelik yapıyorsun orada. Hani ortaya çıkan şey sanat ama yaptığın şey sadece amelelik. Böyle garip bir olayı var. İkincisi, Türkiye'deki en kötü sektörlerden biri sinema sektörü. Setlerde yorgunluktan ölen insanlar var yani, şakasız. Evet, doğru. Zaten çıkan şeyi görüyoruz zaten. Televizyonda da görüyoruz yani çıkan sonuçta. Bu arada o işler nasıl çıkıyor biliyor musunuz? Mesela Barbaros'u izlediniz mi bilmiyorum. Muhammed şu işi izle bir de. Neyi? Bir dakika geliyorum. Şöyle. Sen demek ki görmedin mi? Yok ben şeyin yayınındaydım. Keşke şey yapsaydım. Ne olduğunu anlamadım. Bir şeyler oldu ama. Dur o da ilk bunu göster tekrar. Biz şu an kimi izlememiz gerekiyor? Oğuz'u mu Cahit'i mi? Oğuz. Oğuz'un bir dakika yayını izle. Dur, bu ne abi? Aha dur. Bu neresi? Başı mı sonu mu? Başladı mı? Başladı. Sana sizden anlatmak istemiş ne anlayacaksın? Bakalım koşuyor. Koşan da ötün. biraz pink var ama olsun. Bir dakika izleyelim mi? Abi yıllar önceki
video bu. Emekli. Yargılama. Hoş ölecek bir anda. Abi niye spoiler veriyorsun? Ya. Dur bunu sonra göstereyim. Bu biraz daha şeydi. Mesela bu çok en yaptığımız saçma işti böyle. Arkadaşı bir tane kamerası var. Onu aldık gittik çekti, tamam mı? Ben kurguya oturduğum zaman yani neden bizden olmayacağını orada anladım. Abi hiç araya sahne yok. Hani hiçbir sahneyi birbirine bağlayamıyorum böyle. O kadar boktan bir işti ki yani. Ama mesela 900 yıl önce falan düşün. Belki daha da eskidir. Biz bunu YouTube'a yüklediğimiz sene 9 sene öncesi gözüküyor bak burada. Belki 15 sene öncesi falan. Gayet iyi hocam. Hocam benim baba, birinci sınıfken yaptıklarımı görseniz gülmekten ağlarsınız ya. Burada ses falan vardı da tüm teliften dolayı bir ara yanlışlıkla sildi onları. Bu kimin videosu hocam? Bu da aynı ya, bu aynı videonun devamı gibi bir şey. Oğlum niye kendi ha? Abi bu Oğuz ha, biriniz Oğuz. Ay hızlı zamanları öyle baktı ki kameraya. Lens çatladı. Doktor. Duvarda yazı vardı. Kimse görmedi. Araba sesinden hiç ses gelmiyor. Şey yaptık artık böyle. Altyazı yazdık. Eyvah eyvah. Aduketler atıldı. Hocam kaç kişi seyretmiş bunu? Dördür. Zorla siz de seyrediyorsunuz. Ötün yine geldi sahneye. Gökten iniyor ama silahla vuruyor. O da güzel. Şey işte, teknik yetersizlik. Alıp, tabancayla atacağım. Abi nasıl öldüm kimse bilmiyor. Bir şey diyeyim. Kurgu dedik. Ya bu burada böyle ölse çok güzel olur falan dedik. Ulan hani hiçbir şey yediremedik oraya. Eyvah hızlı hızlı. Aa bu güzelmiş ha. Evet bu fena değil. Daha gitti. Bak sondaki en efsane sonda ama. Sadece bir sahne için boktan bir oha yok oldu. Bir şey değil yani mi? Bu hiçbir şey yapmadan herkes öldürüyor değil mi? Amacı o. The Boys var biraz yanınıza sondaki bok. Güzelmiş. Yani ya bu şey gençler de yapıyor ona benzemiş. Hitler'in yaptığı var ya. Şu mevzular burada bak 3D ile yapılır ha. Ben şu an mesela işte böyle bir şey yapmak istiyorum ama yine böyle absürt olmasın da. Hani bir ara şey kanalı vardı. Adamın kanalının adını hatırlayamadım ya. Hocam evet, aslında ilk denemelere göre bir şeye uğraşmak ya. En azından kamera falan çok hareket etmiyor. O zaman da kamera yok mesela. Çektiğimiz kamera 320 piksel, 360 piksel çekiyor. Çektiğimiz kamera Flash özelliği 360 piksel çekiyor. Mesela. Yani efekt ya, yapacağım hiçbir yere trackleyemiyorum mesela. Çünkü piksel yok amına koyayım. Nereye trackleyeceğim? Beyler bir de şöyle bir durum var. Mesela yaptığınız çoğu iş yaptığınız zamana göre çok eski teknoloji ve ulaşılamaz durumda olmak söz konusu. Burada şimdi çok fazla şey öğrendiniz. Yaşınız ilerledi. Piyasayı artık biliyorsunuz. Bence bana sorarsanız 3D ile de harmanlanmış yeniden bir şeyler deneyebilirsiniz. Denemelisiniz. Hocam benim aklıma hep şey geliyor ya. Yalak bu 3D filmler var ya, 3D filmler. Ya dizi mi? Mesela bu adamlar yapıyor onu mesela. Çok güzel yapıyorlar. Hani 3D... Şeyi seyreden var mı? Efekt. Love, Death, Robot. Olmaz mı? Evet. Hocam o muhteşem bir şey ya. O hepimizin Netflix'teki herhalde bakıp vay anasını dediğimiz projedir ya. Abi bayılıyorum onu. İkinci sezon seyrettiniz mi? Son sezonu. Son sezonun daha 4. 5. bölümündeyim. Abi bütün bölümlerini hepsi harika ya. Mesela o tarz bir şey yapmayı çok isterdim biliyor musun? Bir ekip olsun. Orada çalışmayı çok isterdim mesela. Ya ben hocam ben de sana bir kısa yani film şey yapayım o zaman. İki ekmek yazsan çıkar mı acaba? Çektiğimiz aha, eski bir kısa iki filmlerden. İki ekmek. Bana nereden tanıdın? Ha şu. Narkotik yazan. Narkotik yazan. Onlar. Ha, aynen ikisinden biri. Bu aynı. Bu. Yani 4 dakika diyor Hacı. Burada yalnız oyunculuk bile güzel. Kadının duruşundan şeyi belli. Sefaleti belli yani. Ya onlar için ayrı uğraşıyorsun tabi. Biz uğraşmıyorduk işte ya o zamanlar. Eğlenceye bir şey çıksın. Şeyleri de var yani aynı şeyi yeri geliyor 6 kere 7 kere çekiyorsun.
Bizde bir şey vardı mesela. 4 saat çektiğimizi hatırlıyorum yani. Bunu döneceğim hemen. O video duruyor mu? Hocam bu Love Death. Biz tamamen bir de trollük mesela bir de. Ama durmuyor herhalde o sahneler. O tarz bir şey yapsak mesela nasıl bir şey olur sizce? Oğuzhan, babacığım o dediğin şey efendim? O kadar zor bir şey ki şu an. Çok zor bir şey. O abi zor mesela ya. 10 tane CGI artist gelsek bir araya olmuyor mu? Para lazım oğlum, para. Para lazım. Sen parayı getir bir araya olur o dediğin ama para lazım. Hani para lazım değil abi bu işlerde. Şimdi de oğlum para lazım değil diye. İşin hani içine kamera girdiği an para lazım ya. Şöyle bir şey var. Ya sen, bundan bahsetmiyorum ben. Sen kendini geliştirirsen para lazım değil. Ha, ha bak bu eğlenceliymiş. Abi ben render'ı Unreal'da alırız ya, render'lara bir şey olmaz. Hemen render'lar kısa sürüyor Unreal Engine'de. Şeyi bulamadım ya. Allah diyen Pepsi vardı bir tane. Allah diyen aşağıda ne? Oğlum o aşağıda, yukarıda değil ki aşağıda. Abi gördün bu Jahre'nin olduğu bir film vardı, Jahre'nin olduğu. Oyun yapımı. Onu bunların biliyor musunuz? Adanalılarla birlikte çektiğim var ya, oradadır. Yok işte burada. Talha İnce'nin yaptığı. Belki Doktor Dizayn'da olabilir mi? Bir açsanız onu ya. Dur bir dakika, şunu bir adamların yaptığı işi izleyelim. Bak bu da mesela çok troll bir şeydi. Sadece fragmanını çek. Ya sahneleri çektik. Sonra kavga etti arkadaşlar, ayrıldı. Bir de onlarla uğraşıyordu değil mi? Hani gerçekten mi kavga ettiler? Gerçekten kavga edip bütün grup dağıldı birden böyle. 2-3'e bölündüler. Çok güzel gidiyordu mesela. Bu güzel efektler de yapıyorduk. Ve bir sürü şey vardı böyle. Göndermesi vardı. Şu Near Father galiba. Baba şeyi var. Bayramlıklar hazır. Silahın kablosu yok yalnız. Öyle de delikanlı yani. Yürüyen adam o. Hep bu da bir yere bakıyorsun ya. Bu biz değiliz bu arada. Bunlar Adana'daydı. Bunu kanatmak lazım ha. Bergman için çok ağır çekim sahne kullanmışız. Eyvah. Orası niye patladı bro? Tamam ya, yürüdüğü sahneleri atlıyorum ya. Geliyor. Sen atlıyorsun ama yine denk geliyor yürüdüğü sahneye. Bunun bir amacı var mıydı ama? Ay hiç hatırlamıyorum. Aa burada işte Pink var. Hideo Kojima bence bunu izlemiş. Demiş ki olur bu yürüme oyunu yapalım. Bu kadar mıymış lan? Şu ekmeğe bakalım. Bu şeylerde çekilen filmlerden biriydi. Rica etmişlerdi bizden. 5-6 tane kısa film çekmiştik. Bu ödül almıştı. Uyuşturucuyla mücadele için. Kızım evdesin de niye açmıyorsun kapıyı? Anne. Çaydanın altına baktın mı? Yok. Kim bilir aklın nerede? Bu gidişle evde kalacaksın. Anne. Yapamazsın. Bakalım yaşlı kadın mı içmiş? Sen küçükken bizde filmi okula giderdin. O zamanlar mavi önlük vardı. Okulun eve yakındı. Koştura koştura gidip geliyordun. Bir gün koştura koştura geldin yine. Ama nasıl ağlıyorsun? Ne oldu kızım dedim. Anne gözüne bakmıyor. Bütün kız şu an farklı bir açıda. Ben gülmeye başlayınca sustum. Önlüğünün yakası boynunun içine girmiş. Kaybolmadığını anlayınca çok sevindim. Felçli mi? Bunun linkini atsanıza ya. Sesini duymuyorum. Bir de beni lafa tuttun. Çay unuttum. Gördün mü?
Heh, tamam şimdi oldu. Sırada olmasaydı dediğimiz bir haber var. Uyuşturucu yine can aldı. 22 yaşında üniversiteli bir gencini yitirdi Türkiye. Haberimiz şimdi o gencin arkadaşlarıyla yapılan röportajlarla devam ediyor. Görüyor musun? Kendini, ailesini, arkadaşlarını mahvetti. Ama benim çocuğum yapmaz öyle. Annesini üzmez. Çoğu bunların arkadaş kurbanı. Anne, ben böyle olsun istemedim. Özür dilerim. Alo hayatım. Bizim ufaklıkla kahvaltı yapıyoruz. Ben onun sevdiği sıcak ekmeklerden de aldım. Yalnız bu iyiymiş. Evet. Hakikaten iyiymiş. Benim kızım yapmaz öyle şey. Beni bırakıp gitmez. Bunlar da soğumuş. Ya kurtulmak istiyorum yani, nasıl diyeyim, ben de evim, benim de bir hayatım var yani. Bu Emrullah Özcan kim? O bizim benden 2 yaş büyük bir abiydi bizim şeyde. Hı-hı. Gördüğüm sinema konusunda en böyle yetkin abilerden biriydi yani. Abi çok iyiymiş bak gerçekten. Benim de uyuşturucu göndermeli bir dizi vardı da. Orada şöyleydi. Nerede? Gelmiş. O biz o zaman 5-6 tane film çekip göndermiştik. Bayağı da bir şey yaşamıştık o zaman ya. Vuruldular. Eğlenceliydi ama bunlar. Ya soğuktan ellerimin her tarafımı titrediğini hatırlıyorum. Abi da böyle yani, bir anıydı işte. Bence gayet güzel iş çıkmış. Evet. Ya ben çok şeyle uğraşmıyordum. Benim o zaman ses ilgimi çekiyordu. Boom'la falan uğraşıyordum ama diğer o işte Emrullah abi falan, onlar tabii kameraya baktığı anda direkt görüyorlardı yani istediklerini. İstediklerini alıyorlardı. Ben biraz daha çırak gibiydim yanında. İyi hatırlıyorsunuz mu? Bir tane eleman vardı ya, Cüneyt Özdemir'in programına bağlanmıştı. Kamerası yoktu. Doğu'da İbrahim miydi neydi? Bayağı bildiğin şey gibi film çekmişti. Kurtlar Vadisi gibi. Sonra olay oldu, çocuğa kamera hediye ettiler. Çocuk daha iyilerini çekti falan. O mevzuyu hatırlıyor musunuz mu? Yok vallahi ben. Bak o çok güzel. Dur. Neydi adı? İbrahim, Hasan İbrahim Çelik miydi? Neydi? Ben şimdi bulacağım, dur. Ben size başka bir tane. Neydi? Ötün Yüzüklerin Beyefendisi miydi? Yüzüklerin Beyefendisi. Yüzüklerin Beyefendisi neymiş ya? Ben mesela hep bu kafada çekmek istiyordum ya. Komik. Göndermeli. Güç yüzüğünü Mordor ateşlerine atarak orta dünyayı ve geçmişimizi... Sesi bu kadar geliyor. Yayının sesini açman lazım. Yayının... Nereden açarım ben onu? Ha şurada. Tamam. Açtım. Dönemin elf ve insanları... Gelecek yüzyıllar... Halite bu. 12 sene önce yayınlandı çünkü. Doğmak. Ve bu kez... Sahneye Neo çıkacak... Ve kendini feda ederek... Geleceğimizi kurtaracaktı. Ya bunların hiçbiri olmasaydı? Frodo yüzüğü ateşe değil de cebine atsaydı? Ve daha sonra lanetlenip domuz gribine yakalanarak ölseydi? Neo ne olduğunu bilmediği bir Facebook hastalığına yakalanıp kafayı yeseydi?
bizi vahşi orklardan ve acımasız makinelerden kim kurtaracaktı? Bu kişi ancak çılgın bir Türk olabilirdi. Kendinden emin ve cesur biri. Bu kişi Battal'ın oğlu Battal'ın ta kendisi. Özgür Turan'ın kamusal mizahta da güzel videoları vardı, ilk videoları. Ya o da fakat ya. Bana Battal'ın oğlu Battal derler. Ben bu oltayla değil bir balık, bir balina bile avlayabilirim. İnanıyoruz efendimiz. Karnımız çok acıktı. Sıcak ve taze bir balık istiyoruz. Balık yiye yiye gözlerinin feri gitmiş. Aklını kaybetmişsin zavallım. Yakaladım. Yakaladım balık faresi Semiye Gol. Bu kez balina anası bile onu kancamdan kurtaramam. Çekin efendimiz, çekin yukarı. Çekin! Dublör mü attı az önce? Köpek sesi geliyor. Köpek sesi. İt oğul it. Hemen gidip Sivas kangalımı getireceğim. Bize vermelisiniz efendimiz. Babam mı gördü bu yüzüğü? Ben bu yüzüğü Malatya Serdarı Hakan Sultan'a naciz bir hediye olarak vereceğim. Ya da onu ben buldum. Neden başka birine vereyim ki? No, bana ait. Yani bu yüzüğü vereceğim en son kişi bile değilsin, balık kafa. Peki ya, bu biskrem versen? Biskrem mi? İkisi de benim olacak. Bırak beni Semih. Gol! Bırak kancık kargası. Oyuncak benim olacak. Kur'an. Panik. Ha? Ha?
edeceksin Antoine. Battal'ın oğlu öldüreceksin. Neler saçmalıyorsun sen? Battal'ın oğlu yıllarca evvel öldü. Yaşıyor. Kendi ellerinle yaşattın onu. Kendi ölümünü kendin hazırladın. Yalan söylüyorsun pis büyücü. İren değil, Ayşe benim ismim. Cariyeniz, kulunuz, köleniz olmaya Tanrı'nın huzurunda yemin ettim. Adamlarımla ülkeyi karış karış tarayıp Battal'ın oğlunu bulduğunuz yerde öldürün. Göremiyorum. Kuşları, ağaçları, en önemlisi de bal yanaklı, kiraz dudaklı Ayşe hatunumu göremiyorum. Tanrım, al bu canımı. Ben bu kederle yaşayamam. Al dediysek, mecaz anlamda yani. Sakin ol evlat. Seni iyileştirmeye geldim. Hangi hekim derdime bulabilir ki çare? Bana büyücü Gandalf derler. Kara günde gelir, ak günde kaybolurum. Karanlık dünyama beyaz kısrağına girdin Gandalf. İyi et beni. İyi et. Kuşlara, ağaçlara şahidim olsun ki sen beni iyi edersen ben de seni iyi ederim doktor. Ne yaptın sen Gandalf? Ne yaptın? Böyü yaptığı halde böyü yemeyen Gandalf. Orklarla ork çalan Gandalf. Ne yaptın sen? Zaten kördüm, artık kör olduğumu bile göremiyorum. Bir de şunu deneyelim. Derin derin çek evlat. Senin annem bir melekti yavrum. Ama olsun. En azından gönül gözünü açtık evlat. Peki ya şimdi? Çok güzel. Çok çok güzel. Göremiyorum ama hissedebiliyorum Gandalf. Gandalf, keşke sen bir kadın olsaydın. Ah be yiğidim. Gözlerinin bandını açmayı unutmuşuz. Aferin Gandalf. İşinin ehli adamıysın. Bir bakışta anladın gözlerimin sargılı olduğunu. Bu son çaremiz yiğidim. Gözlerini aç. Görüyorum. Görüyorum Ayşem. Bal yanaklı, kiraz dudaklı bakirem, seni neyin için hapsetmişler öyle? Ya aşkım ya, Matrix diye bir yere getirdiler beni. Böyle sayılar, rakamlar falan. Biliyorsun burada gerizekalı bir kız var, onun iPhone'dan kaçak bağlanıyorum. Nen var yavrum? Neden böyle cacık yemiş gibi yayık yayık konuşuyorsun? Seni görmesem benim Ayşem gitmiş, başka bir Ayşe gelmiş zannedeceğim. Ben fakir değilim. Ben fakir değilim aşkım. Ayrıca bana fakir diyenlere ben fuck you diyorum. You understand baby? Anlamadım. Neyse yavrum. Gelip seni kurtaracağım Matrix denen o yerden. Lakin sen ben gelene kadar idare et. İdare edemem Battal. İdare edemem. Dibin düştü ihtiyar. Gören de senin değil. Benim senin gözlerini açtığımı zanneder. Elimizi çabuk tutmalıyız ihtiyar, yoksa bu gidişle Ayşem konuşmayı unutacak. Şimdi söyle bana, nasıl gitmeli bu Matrix'e? Bir yol biliyorum evlat. Gel benimle. Let's go.
Hoş geldiniz Bay Semih Akon. Ben Ajan Simit ve burası da Matrix. Senin bizden almak istediğini senden almak için buradayız. Kaçmak için... Lan bitti. Ne izledik lan biz az önce? Yok oğlum, burada bitmemesi lazım. Şey sen... 18 dakikalık bir, biraz daha var. Sen şeyi seversin o zaman, kanalın ismini biliyor musun? Prada. Hiç komik değil. Tuncu Arslan'ın kanalı. Haa, onu biliyorum da onlar görsel efekt yapmıyordu galiba. Onlar direkt kendileri şey yapıyorlar ya, kostümleri falan. Bayağı emek var yani onlarda. Çok orta. Ben Ajan Simit. Ve burası da Matrix. Evren'in sigaramlarda. Senden almak için. Kaçmak için bir nedenimiz yok. Yüzük bizi çağırıyor. Yüzük sizi çekiyor. Bir yıl Semih Akol. Bir yıl benim yanımda, benim yanımda olacaksınız. Belki de bir ömür boyu. Topraklarında ne işiniz var baylar? Buradan öyle elinizi kolunuzu sallayarak geçemezsiniz. Bana Battal'ın oğlu Battal derler. Demek Battal'ın oğlusun. Bunu kanıtlamanın tek bir yolu var. Baban yıllar önce buraya bir kılıç saplamıştı. Nasıl? Eğer onu çıkarabilirsem Battal'sın demektir. Tamam, kabul. Beni takip edin. Öcümüz alana kadar oğlumuz bu yaranın izini boynunda taşıyacak kadın. İzin ver bana yüceğim. Babamın kılıcını şehit kanıyla sulanan bu topraktan halkımın gücünde zalim Antuan'dan alıyorum. Ya Allah! Yoksa evladım sen sütçünün oğlu musun? Demek babam bunun içine bir kandil yerleştirmiş. Zekice. Sakın bir aptallık edeyim deme büyücü kadın. Böyle güzel bir vücudu aydınlatmak istemem. Neredeyim ben? Hoş geldin kardeş. Ne yaptınız bana? Şimdi sana sunacağım iki fırsat var aradığın şu Matrix'te. Ya mavi hapı içer, derin bir uykuya dalarsın yine. Ya da kırmızıyı seçer. Bizle kalırsın. Şimdi soruyorum sana, kardeş. Var mısın? Yok musun?
İçimden mavi geçmiyor değil dayı. İstersen kardeş, bir de Hamdi Bey'e soralım. Bu benim kararım dayı. Başka kimseyi karıştırmayın. Kırmızı John Mersin ve kuşağıma da güvenerek kırmızıyı seçiyorum. Kırmızı her zaman iyidir. Aferin kardeş. Çok doğru bir seçim yaptın. Şimdi kardeş, maceraya hoş geldin. İç hap. Tüm hesapları kapamıştı, tüm köprüleri atmıştı. Artık geriye dönüş yoktu. Yolun sonuna gelmişti. Gide gide uçurumun ucuna gelmişti. Ama bazen ölüm bile yetmez unutmaya. Sokamam ben. Başka bir delikten bağlanamıyor muyuz Matrix'e? Bayağı uğraştırmıştır abi bunu çekmek. Bence de bayağı uzun. Bayağı sinematografi kasmış adamlar ya. Konuşamadım. Yani bayağı uğraşmış adamlar üstüne. Şey değil, bu kadar kıyafet, bu kadar kostüm, bu kadar mekan, yani kaç yere girip çıkmışlar. Şeye bakınca bu kolay değil o kadar yani. Bir yere gidiyorsun, çekim yapıyorsun, sonra başka yere gidiyorsun falan. Aa, Türkiye yenmiş mi 2-1? Yani biz de öyle. Kenardan gördüm ama. Bir modelleme yapasımız yok herhalde ya. Bugün aynen ya. Kalemle atmışız. Ya ben şeydeki iş yerinde çizdiğim tekneyi bu şeye mi uyarlasam acaba ya? Gerçi bu... Elle müdahale ediyor maçın hakemi. Olur. Yerden. Güzel. Gördüm bakacağım sıkıntı. Beyler şimdi bu 99. challenge haftaya mı bitiyor? Perşembe. Mal. Perşembe bitiyor. Cuma dedim mi? Perşembe bitiyor. Kaç günümüz varmış? 4, 5. Tamam yetişir ya. Ben de elimdeki modeli kullanacağım zaten. Şimdi bir Substance'ı çok bilmiyorum. Bir hafta bir Substance'la dövüşürüm. Bir şeyler öğretirim kendim. Substance'ı bir kere kullandım incir çalışmasında. Ondan sonra bir daha da bir türlü nasip olmadı. Öyle kaldı. Şimdi iş yerinde tekrar bakıyorum. Bake make etme işleri var. Aybar diye bir arkadaş var. O da işte sağ olsun yardımcı olacaktı. Şimdi bu tekneyi modellesem kaplaması kalacak büyük ihtimal. Neyse bakacağız. Hocam bu arada ben de sizden tavsiye istemiştim. Birkaç öneri gelmişti. Bayağı geç oldu. Yaklaşık bir saat ama kendine bir hedef zaman belirle. O süre içerisinde portföyünü yap demiştiniz. Şey amacım, kendime de Haziran'ın sonuna kadar zaman verdim işte böyle işten arta kalan zamanlarda şey olsun, challenge olsun, şey olsun. Yaptıklarımın hepsini koyacağım. Ondan sonra Ankara'daki firmalara atacağım hepsine bakalım. Ankara'da normalde Ankara'ya da gidip gelen bizim ekipte de farklı insanlar var. Uzaktan tanıdıklarım da var. Yani faydam olabilir mi bilmiyorum ama belli bir portföyle eğer ortaya çıkartmaya çalışırsam yani tanıdıklarımla yardımcı olmaya çalışırım bro. Ama dediğim gibi günün sonunda senin portfolyoyu inşa etmen lazım. Ankara'da da oyun stüdyoları var baya yani. Az var, değil. Var aynen. Başladı artık. Ankara'da var canım. Başladı. En büyüğü Ankara'da zaten esasında. Tailwords. Gerçi oraya girmek birazcık şey ama almazlar kolay kolay. Hangisi? Tailwords. Ha, aynen. Benim arkadaş orada çalışıyordu işte bu şeydeki daha öncesinde. Mountain Blade yapımında bulunmuş. Ah ah, bir CV'ye orayı yazsak çok hoş olur aslında.
Vallahi çok aslında basit, dediğim gibi biraz yani haftada belli bir zaman ayıracaksın abi. Ardından o istikrarı, zinciri kırmadan çatır çatır planına uygun ilerleyeceksin. Bir de o işe girmek istediğin yerle alakalı hangi yazılımlar kullanılıyorsa onları bir öğreneceksin. Hangisi daha çok tercih ediliyor? İşte Unity mi, Unreal mi oyun motorunda, ya da işte modellemede Blender mi, 3D Max mi? Özelliklerine takılıyorlar mı, yoksa rastgele ne olursa olsun kardeşim sen yap da sonuçta model yapma diyorlar gibi, böyle bir iki tane kasacaksın. Biraz da onu kasarken globali de düşün. Yani mesela şimdi 3D Max, illa da 3D Max isteyen bir oyun stüdyosu varsa mesela tavsiyem uzak dur derim. Neden? Çünkü yenilikçi değil. Ha şunu derse, biraz önce dediğim gibi kimse demez tabii de. Ama dersin ki işte girersin, adam der ki kardeşim modelleme yap da hangisini istersen onunla yap, bana ne der? Sen de dersin ki o zaman Blender'la yürüyeyim gibi. Hem kendi isteklerinin hem de piyasa isteklerinin çakıştığı dünya kadar iş şeyi var. LinkedIn profillerinizi elden geçirin mutlaka. Yani en ufak bir katıldığınız seminer bile olsa, şu an şuradaki mesela 3D Akademi haftalık workshop adı altında değerlendirilebilir mesela şuradaki süreç. Onu bile oraya yazın. Millet merak ediyor yani. Dolu gözüksün abi. Kim biliyor nerede ne yaptığını, ama orada göstermen, koyman lazım. Oradaki yazıları koyunca, anahtar kelimeleri tıklayınca ona göre iş ilanları geliyor. Yani ben böyle hobi edindim. Neredeyse her 2 haftada bir LinkedIn'a girip şey yapıyorum yani. Gelen iş ilanlarına başvuruyorum falan. Mimari işler de oluyor. Onlara diyorum ki size uzaktan maaşlı çalışabilirim falan. Kimisi kabul ediyor. Kimisi alışık değil o tarz şeylere. Alıştırıyorum. Yani kendi yapabileceğiniz iş yükünü de müşteriye Ben iyi de öyle anlatın. çalışıyorum Hacı. Uzaktan çalışıyorum mimari. En güzel abi. Yani tam zamanlı mimari bir yerde çalışılmaz. Yani Önceden çalışıyordum. Sonra baktım olmuyor. Ayrıldım ya. olmaz abi, olmaz. Adamın ömrünü yiyor. Ne istediğini bilmeyen adamlardan nefret ettim. En azından uzaktan istesin. İsteyecekse başımda da. Bak sana bir muhabbet anlatayım. Bak şimdi. Hocam ben de yaptım. Modeli göstereyim mi size? Göster Gönder tabii. gelsin. Bu arada ben de Şöyle bir. ekran paylaşımı açtım. Yorumları alabilirim teknelerle alakalı. Hocam güzel. Hocam ben biraz farklı bir şekilde model yaptım. Sizinkine de biraz benziyor sanırım. Şöyle açayım. Şöyle şurada var mı? Aynen. Yunus tırdı mouse mu? Efendim? Tırdı mouse'la mı Evet, bakıyorsun? dedim az. Ha. Hocam şöyle şeylerine baktım. Şöyle üst üste geçen tahtalar vardı. Direkt şuradan şöyle şeyini O kapatayım. Şöyle bitti. modelledim ama bunu texture'da nasıl yedireceğim bilemiyorum. Varsa tavsiye edin. Bunu düz tek şu Alırım atacaksın şurada ya. geliştirdim. Tek tek Ya atacaksın. Tek tek yer atacaksın mi? kafaları. Yer yer. Şu aralara şey açacağım o zaman, doğru mudur? Şöyle. Sim atacaksın. Şuralara bir aynen sim açacağım. Ya buna Bir de şey şu yap. üstte şöyle. Sen bunu Ben bitir. Müsait olursak beraber kaplarız. Olur vallahi mükemmel olur ya. Çok iyi olur Aynısını benim için. benim tekneyle de yapabilir miyiz? Ben de kaplasam. Seninki Öğrenmek. sinemaya yönelik ama o da olur. O daha güzel Zaten olur. bunun şeyi de var hatta. Şöyle bunlarla ilgili sahne de yapabiliriz kendi aramızda. Yani iskelesi de var. Büyük kargo gemisi var. Halatlar, malatlar bir sürü yaptım. Yazık ki hepsinin UV'sini açtım. Bu arada UV'de ne kullanıyorsunuz bilmiyorum ama şu son zamanlarda Rizom'a iyice sardım. Abi muazzam bir yazılım yapmış adamlar ya. Ya Rizom kullanabilirsin bu arada. Da, mesela ben kendim açmayı daha çok seviyorum. Orada da Öyle. gene kendim açıyorum da araçları ve kolaylığı güzel Rizom'un. Blender'da Manuel iyi ya açıyorum. açma Hadi otomatik konusunda. Ya Blender'da biz onları şey yaptığımız, çözdüğüm için Blender'da sorun olmuyor ama Rizom işte genelde şeyde gördüm. Hep Max kullananlar daha çok Rizom'a Evet, yöneliyor. evet. Ben Max her yerde olduğu gibi UV'de de berbat. UV arayüzü bok gibi. Evet ya. Yıllardır kullananlar da nefret etmiş durumda. O sebeple artık şey Rizom artık orada bir kurtarıcı yani. Ya aynen, Max'in ki kullanılmaz ya. Allah alsın yani, öyle bir saçma sapan bir yok. Hocam bu arada şu itkiler için direkt düz şey çektim, bir tane vertex, ondan sonra onu curve dönüştürdüm. Bunlar sorun yaratmaz değil mi? Yani Yok, doğru bir yöntem. yaratmaz. Yaratmaz. Eğer şey Hocam. güzel geliyorsa gözüne yaratmaz. Ya texture'a da buraya hani halat texture yapmaya çalışırım. Onu mask var ya hani böyle yana doğru. Ona sonra şey veriyorsun, derinlik veriyorsun. Biraz öyle deneyeyim dedim. Baktım referans modellerde de çok fazla ip vardı çünkü böyle bir yöntemle şuraları murları hep yaptım yani kendimce. Hocam benim Onu model nasıl, bakar mısın? şeyler ettik. Tekne değil ama.
Ben şöyle yayını da yavaştan kapatayım. Teşekkürler yorumlarınız için. Güzel olmuş bu arada gayet. Yani o şey çok güzeldi. Gemi çok iyi. Sağ olasın abi. Sağ olasın hocam. Uğraşıyoruz işte ya. Hani böyle ya işten geliyorum. Duşumu alıyorum hemen. Oturuyorum bilgisayar başına. Zaten sosyallik bitti. Oğuzhan hocam abi, senin model çok... Değil abi. Baksana şurada klas bak. Olmuş. Şu an sosyal yani. Aslında biz de burada sosyalleşiyoruz. Ya biz asosyal falan değiliz. Dışarıdaki tabii canım. Sosyalliği kabul etmiyoruz. Onlar mı sosyal değil mi? İki kelimeyi bir araya getiremiyor abi dışarıda oturanlar. Eline telefon al, kalk kafeteryada otur, sonra evlere dağıl. O felaket canımı sıkıyor biliyor musun? Yani evet, adamın evet. Telefonunu tutup masaya vurasım geliyor ya. Ya kardeşim geldik konuş. Vakit ayırmışız birbirimize. Ben... Model bu arada çok detaylı, çok hoş olmuş. Oğuzhan. Kanepe mi hocam? Evet. Allah hocam sıfırdan çizdim bunu. Ya, bayağı güzel olmuş. Artık kapitana görmek istemiyorum. O seviyedeyim ya. Allah'ım. Şu an ben adaları... de sevmiyorum yani. Çok çok nadir geliyor zaten artık. Eskisi gibi ya, çok gelmiyor. Şeyde Bursa'da Salon İmobilya var biliyorsundur. Evet. Onun bütün mobilyalarını ben modellemiştim zamanında. Bir şey daha vardı. Ondan sonra abi kırışıklı kapitonu artık dedim yeter. Nefes ettim ya. Bir ara bıktım yani şeyden. Bu arada işlemeler falan güzel olmuş. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Bir tane daha vardı. O çok detaylıydı. Bu inanılmaz. Hocam biz seninle niye daha önce tanışmadık abi bir sene önce falan? İngiltere'ye bir tane hiç kaçırdım. Yani ben adamsızlıktan var ya böyle. Bir ara hadi ya. Diyecek adam aradım. Hocam ben sana şöyle söyleyeyim. Piyasada az çok bilirsin. Benim mesela 20 tane oda çiziyorum mesela bir haftada. Hay maşallah. Bana portfolyo yani... atsana. Portfolyom yok. Hep işlerim çok var ama portfolyom yok. Yani. Abi nasıl olmaz portfolyonuz hiçbir, ya? Hiç özen göstermedim açıkçası. Yani ya iş... Şöyle bir model yapıyorsun. Şunu bir sahneye koyacaksın. Milletin aklını alacaksın. Yani burada hiç yapmadım hem... baba ya. Abi portfolyo yapın lütfen ya. Hani modelleme yapamıyorum da ondan olmuyor portfolyom deseniz anlayacağım. Kim sahne açsa cayır cayır model var ne bileyim. Hazır model hepsi. Nasıl? Çoğu kişi hazır model kullanıyorum ya. Ya tamam işte onlardan ayrışman için adam bu modelleri portfolyonda görmesi lazım abi. Şu avantgardtaki detaylara bak. İki tane de minder çaksan tamam her türlü yürürsün. Şeyin mobilyacıların yarısı Arabistan'da böyle mobilya yapıyor. Dünya kadar sektör var orada. Biliyorsun sen de biliyorsun. Ya orayı evet niye bak bu en son yaptığım bu neymiş? Etebe'nin diyeceğim artık bu kenarlardaki detaylar ne öyle? Hocam harbiden onu neyle yaptın ya? Hocam bunu Marvelous Design'a götürdüm. Orada yapmıştım. Tamam. Yoksa sağlam sövecektim yani. Öyle böyle değil. Bak mesela şöyle modellemede öyle bir seviyeye geldim ki şunu bana trilyon ver yapmam. Hocam bak, bu da benim çok kısa sürüyor işte ya. Alışmışım ya. Yapamam değil. Yapmam. Artık nefret ettim hakikaten. Ama çok güzel şey çıkmış. Model çıkmış. Onu kullandım. Çok düzgün çıkmış yani. Simetrik yaptım ya. Çok uğraşmadım. Direkt şunu şuna aynısını verdim aslında. Ya evet tamam da onun bir tanesi de iş yani abi baksana. Bu çok basit dur zor bir şey atacaktım. O çok güzeldi onu bulamadım ya. Daha da zoru mu var? Yeterince zor değil mi? Onu birebir yapmıştım o yüzden. Bak bu arada modellemen gayet iyi. Hani freelance çalışırım dersen arada geliyor yönlendiririm. Bu arada bu herkes için geçer arkadaşlar. Bu tarz işler yaptığınız sürece ben yani freelance'te zaten uzun yıllar freelance'te çalıştım. Tam zamanla bir iki yere girdim. Dedim bu bana göre değilmiş. Bak de oymaları birebir çiziyordum. Bak şuna bak. Ay, manyak. Hocam onu nasıl yapıyorsun ya? Benim şu an aklım almıyor valla. Katla. Kat. Ama var ya şu an çok başarılı olmuş ama. Bak bakayım bir tur boyu. Dur şurada vardı ya. Var kanepeyi yaparken. Bu ayak birebir abi. Çok sana uğraştırmıştım. Sana bir tavsiyem. Birebir referans aldığın yerde de öyle olabilir belki. Bilmiyorum ama. Şu ortadaki motif var ya. Heh, bak burada yapmışım onu. Buna benzer motiflerde çizgine şeyi ekle. Üçüncü yani derinlik algısı. Mesela burada şey gibi duruyor. Belli bir formu sadece böyle ekstrüzyonla hafif kabartmışsın da hala daha düzmüş gibi duruyor. Ama gerçekten... niye öyle biliyor musun? Gerçekte de öyleydi. Yok bak ne diyorum sana. Birebir referansın da zaten öyle olabilir. Sıkıntı yok. Ama dediğim şekilde de kendin kafandan eğer bu tarz model yapıyorsan şey yap. Kendin oraya şey kat. Alt kat. Daha
albenisi yüksek olur. Arayacağım. Dur bakayım. Şey yapıyor. Yukarıdakiler. Şuna bak abi. Bak, en çok bu uğraştırmıştı galiba. Dur bakayım. Burada var mesela. Gördün mü? Çiçekli ve yapraklı tarafta var. Artem Gogol'u izliyor musun? Aynen. Ama çok eskiden diye. Artık seyretmiyorum ki. Evet. Kaldı yani. Almışsın. En başta seyrediyordum. Onun şeyleri en son işte torrente düşmüştü serisi. Ya modellemede bilmiyorum. Belli bir yerden sonra seyretmedim ya. Şunu bak daha deminki modelin bundan daha iyi. Buradaki kapitona düğmelerinde şey var. Ya bunda çok uğraşmadım. Bunda bu oymalara bu kadar vakit ayırdıktan sonra dedim kapitonu hızlıca yapayım ya. Şeyler de çok önemli. Burada kendini geliştirmek için model yapıyorsan tasarımı güzel olan referans mobilyaları çiz. Türk üretimi mobilya çizme yani. Abi bu ofis çalıştığım firmanın şeysiydi bu benim. Mobilyalarıydı. Şu an sen nerede çalışıyorsun? Şu an evde çalışıyorum kendim. Yine bir firmaya bağlı çalışıyorum aslında. Ama evden çalışıyorum. Aylık mı çalışıyorsun? Aylık aynen. Sen de İstanbul'da mıydın? İstanbul'dayım. Başakşehir'de oturuyorum. Tamam. Bura bayağı şey oldu ya. Bir gün böyle bir yüz yüze bir toplanalım ya. Toplanalım abi. Ya da bilmiyorum. İftar da yapılabilir. Yani oruç tutun tutmayın fark etmez. Tabii canım. Bak, biz arada tatile gelecekseniz da. Kuşadası'na da beklerim. Nereye oralar? Aydın Kuşadası hocam. Eyvah. Bende yok oralar. Ama bak, arada oluyor. Bu 3D Akademi toplu olarak bazen toplanıyoruz. Geçen sene yapmıştık. Ben askerlikten önce de birkaç kez yaptık. Kaç yani bu yaza doğru yine yapılır yani öyle bir şey. 2011 mi? 12 mi ne? TR3T'de AVA toplantısı oldu ormanda. En son gittiğim ortak toplantı o. Ondan sonra da bir daha bu tarz toplu ortam bir türlü denk getiremedim. Ya şu an gerçekten 3D Akademi'de şu an yani açık söyleyeyim şu muhabbetleri döndürdüğümüz için çok aşırı mutluyum yani. Abi inan. Ben en son ne zaman dışarı çıktım hatırlamıyorum ya. Ya dışarı çıkıyorsun da abi tek başına çıkınca işte bu kafalardan bulamayınca bir anlamı olmuyor. Adam aslında var ya mangal güzel olur ya. Mangal olur bak evet mangal da iyi olur. Havalar biraz ısın. Çok yaza güzel. Doğru olur bende de olur. Yani. O zaman şey yaparız. Yani yapılır güzel olur. Şu challenge'lar falan ben bir yükseldim. TR3'te zamanlarımı hatırladım şimdi. Ama şey bir amacı da yoktu insanın böyle bir yer olmayınca. Gemiyi ben de yapacağım ya. Gemiyi belki ben de yapacağım. Yap hatta şey yapalım bir ortalığı bir değiştirelim. Merak ettim. Bak şu an böyle görünüyor ama mesela haftaya biraz iddialı bir şey görebilirsin. Hocam benim sahne gözüküyor mu? Şu an ne açtın sen mimari mi bu? Tekno bir yere benziyor. Bu en son çizdiğim yerlerden bir tanesi. Bu 20 oda falan belki 25 oda bilmiyorum. Yok. Da bunun modellemeleri bir kaybolmuş. Render var mı render bu sahnelerden? Bir render aç ön izleme. Tamam. Açacağım bir dakika. Render kalitene bakacağım. Ama bu şey mesela ben bunu 4 günde falan bitirdim 20 odayı. Çok hızlı yaptım. Abi sen ne yapıyorsun? Niye sen sektörün ayarlarıyla oynuyorsun? Böyle bir iş niye 4 günde yapıyorsun? Abi ona göre de para alıyor. Ha iyi bari. Alıyorsan sıkıntı yok. Abi bazen bir orantısızlık var abi. Bazen bir şey çiziyorum mesela. Ne bileyim çok para alamıyorum. Bazen böyle hiç uğraşmadığım bir şeyden çok para alıyorum. O orantısızlığı istemiyorum. O şey müşteriden müşteriye değişir. Bir de kendin artık bir... Kendine bir saat ücreti belirlemen lazım. Onun üzerinden de ne kadar uğraşacağını hesaplayıp yapmak şey, lazım. Neredeydi o ya? Mimaride ben şeye fitil oluyorum. Metrekareden fiyatlandırma. Abi sen üretim yapmıyorsun ki metrekare. Abi bak dün şunu çizdim. Yanlış anlamayayım da. Sahneye aktaracağım onu. Çok şey olmasın diye. Nerede o? Şu. Yok bu değil. Şurada. Ya şunu ne kadar çizersin? Ben mi? CNC'ye verdim şunu. CNC benden istedi bu parçayı. Wireframe açsana abi. Dur. Biraz dibe gir. Yüksek poligondan mı? Tamam, turbo basmışsın, detay vermişsin. 4'te 1'ini CNC'ye vermek için. Yani ne kadar zamanda çizersin mi diyorsun?
Yok, ne kadar para alırsın şu işten? Ha, ne kadar para alırsın? Yani ne bileyim, bir 1000 lirası var, 1000-2000 lirası var. Abi bunu 1000 liraya çizdim. Hı hı. CNC'ye dedim abi sana ben 500 yaparım dedim. CNC'ye gitmiş müşteriye 1000 lira demiş, tamam mı? Hı hı. Şimdi aklıma şöyle bir şey geliyor direkt otomatik, parayı bulsun. Evet. Şimdi ben bunu 1,5 saatte falan çizdim, tamam mı? Hı hı. Diyorum abi 1,5 saatte 1000 lira aldıysam. Evet ama sen freelance'sin ve her ay sana o paranın gelecek olduğunun garantisi yok. İşte yok abi, hep aklıma böyle geliyor ama gelmiyor işte. İşte öyle olmuyor. O tezgahı oturtturmak istiyorsan sürekli bir tekel oturtturacaksın. Müşterilerin sabitlenecek. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Ben bir ara 1 saatlik iş için %50 dolar falan almıştım. Ve 3 kere tekrarlandı. Tabii abi. Yani 250 dolar. O zaman kaç? 7500, 8000 lira para almıştım. 3 saat. Totalde 3 saatlik iş için. Oğuzhan, bu sahnelerden hiç render var mı abi görebileceğimiz? Var da ben ekranı komple paylaşmıyorum. Çok büyük olduğu için. Dur. Bir iş mesela yapıyorsan sen çok böyle basitmiş gibi lanse etmeyeceksin işi. Hiçbir zaman. Basit olsa bile. Alacağım. Diyorum ya abi, satmayı öğreneceksin. Ama renderlerim çok iyi değil o yüzden ya. Dur bakayım. Tam olsun. Ekran paylaşacağım. Hızlı yaptığım için. Dur bir dakika. Ve zamanında 100 liraya After Effect işi yapıyordum. Çok böyle 10 sene önce falan. Ekran görünüyor mu? Adam onu 4-5 bin liraya satıyormuş tanesini. 100 liradan banden alıyor. Ekran görünüyor mu şu anda? Gözüküyor. Bayağı yeterli işte abi. Tam ticari işler için tamamen. Ticari. Render. Bir şey sorabilir miyim? Efendim? Özel, çok söylemeyeyim. Bu iş ne kadar sürede bitti ve ne kadar ücretlendirme yaptı? Ya şimdi şöyle, bu eski aslında yani. Yeni dedim. Ya da şöyle söyleyeyim. Büyük projelerden yeni isteyeyim. Şimdi yapsan bunu ne kadara fiyatlandırır? Ha, şimdi yapsam çok isterim. O zaman ucuza söyledim. Çünkü şöyle bunu ucuza yaptım. Sonra bana ekstra iş versinler diye. Çünkü ekstra işler de vardı elinde. Hı hı. O yüzden bunu ucuza yaptım. Bunu kaç yapmıştım ya? 4 günde yaptığım için bundan 30 bin falan istemiştim. O zaman. Ne kadar oldu yani, yapalım? Ya bu geçen sene işte, bu zamlardan önce falan. Hı. Yine o zamana göre fena değilmiş. 30 aldım. Ama işte çok hatta mu? Şöyle bir şey oldu. Benim bu söylediğim rakamı çok buldular, tamam mı? Hı hı. Gitmişler başka birisini bulmuşlar. Ona da aynı fiyat vermişler. O yaptığı kişi hem zamanında vermemiş hem de hiçbir görseli müşteri sunacak kadar iyi değilmiş. Yani çok kötüymüş renderleri. Ondan sonra tekrar bana geri gönderdiler işte. Bunlar da çok güzeldi ama ticari iş için yeterli abi. Ticari iş için yeterli, evet. Kaç render var burada? Dünya kadar render almışsın. Var abi, bir dünya var. Bir sürü de var. İşte bu iş yani için bence 30 bile az. Az. Ben renderları görünce bir şey yaptım. Ya ben bütün mesela aksiyonların hepsini kendin modellemedin ama, değil mi? Hazır bazılarını almışsın. Hepsi benim abi. Hepsi. Hazır abi. Kullansa bile burada render ayarı var, ışık ayarı var, bir sürü ayar var. Manyak mısın? Abi, işte. Burada hazır olan bir tek bu kanepi zamanında indirmiştim hazır. Onun dışındakilerin hepsi benim. Sen bütün modelleri sen yaptıysan 30 bin az olmuş, evet. Ben i̇şte ben doğru diyecektim. Bir dakika. Şimdi ben zamanında bunları çizdim. Arşivimde biriktirmiştim. Modeller İtalyan model olduğu için bende var hazır. Bunları çizdim böyle. Ha, o zaman şöyle. Sen bu... Şöyle diyeyim aslında sana. Ben bu firmaya... Efendim? Kendi arşivini oluşturup sonra onu kullandın. Vaktim. Ama şöyle söyleyeyim. Bu müşteri de daha önce mesela bu kanepeyi çizdiğim için, ama o yüzden bende durmuş mesela, değil mi? Öyle düşün. Tamam. Avantajlı bir iş olmuş. O zaman yani dengeli denilebilir. Ya sen şimdi bu işin deadline'ında bu modelleri yapmış olsaydın o zaman 30 bin... Ya bir de şöyle söyleyeyim abi. Mesela o gün atıyorum paraya ihtiyacım olur, tamam mı? Evet. Ha, öyle bir döneme denk gelirsin. Harbiden ucuza yaparsın. Çünkü niye paraya ihtiyacım var? İşte hani bak, biraz öyle bir şey oluyor. Bence öyle düşünme ama. Onu o şekilde yapma. Şunu belirle. Belli bir zamandan sonra çoğu kişi fiyatlandırma yaparken bunu atlıyor. Mesela şimdi senin sahnendeki model detayı işte belli bir seviyede. Sen bu model detayını ne kadar sürede yapacağını zaman olarak bilirsin. İkincisi ise kendine bir saat içerisinde freelance'de ne kadar fiyat alırsın bunu belirlersin. Sonra bir model detayıyla o fiyatı çarpıp fiyatı çıkartırsın. Ya çok doğru söylüyorsun da şöyle mesela o nasıl oluştu ben de biliyor musun? Bir iki tane bir pahalı iş yaptım mesela. Pahalı değil aslında, normal iş yaptım. Normal fiyat verdim, oldu. Sonra dedim ki ya dedim ben
bu fiyata güzel bir fiyat verdim işte. Hem bir zamanım da iyi geçti. Diğer işte çok yoruluyorum. Hem az fiyat söylüyorum. Tabii insan psikolojik olarak da şey oluyor. Yani ne gerek var bu adamın işini yapacağım, anladın mı? Öyle bir şey oluyor artık. Hı hı. O yüzden artık mesela ucuz fiyat vermiyorum. Mesela geçen de bir iş geldi. Müstakil bir ev, tamam mı? Adam sıfırda ne yapacak kendine? 3 katlı ama. Hem dış cepheyi çizdirecek hem içerisini çizdirecek. Yerde Almanya. Bana dedi ne kadar yaparsa. Ben direkt metrekareye falan hesapladım. Dedim sana 80 bini yapar dedim. Tamam bu iş dedim. O da dedi ki kardeşim işte ben 1000 euro düşünmüştüm. 1000 euro. Yani 20.000 TL falan geliyordu. Tamam diyeceksin ki sen de o zaman git 1000 euro yaptırabileceğim birine teklif et. Hiç mesela bak işin en başında olsaydım, tamam eski zamanlarda olsaydım ya ben bunu sonuçta ya şöyle bir şey var, gerçek var arkadaşlar. Mesela ben harbiden o işi, tamam mı, çok kısa bir sürede bitirebilirdim. Hiç yorulmazdım. 20.000 lirayı da alabilirdim ama yapmadım. Ya bir süre sonra harbiden hiç yorulmazdım. Prestij meselesi olmaya başlıyor ama. Yavaş yavaş oluşuyor. Ama işte nasıl oldu o da mesela? İşte 2-3 tane iş alınca affedersin insana göt kalkıyor, tamam mı? O zaman diyorsun ki adama diyorsun ki ya bu adama iş yapmam diyorsun. Ama o da işte çevre edilince, iş yapmaya başlayınca olan bir şey. Tabii bir yerden sonra o kemikleşiyor. Benim dediğim aslında işte o kemikleşmeden sonra başlayan mevzu. Benim bu bahsettiğim saatli mevzusu. Onu yapmalısın ki insanlar şeyi bilsin yani. Ahmet'e böyle de Mehmet'e şöyle gibi bir şey olmaması lazım. Hem senin için abi, mesela... işte yanlış şey yapıyordum. Mesela eskiden oda başı fiyat veriyordum, tamam mı? Oda başı diyordum işte abi sana oda başı 2000 lira, oda başı 1000 lira diyordum. Mesela kocaman bir oda da 1000 lira oluyordu. Küçük oda da 2000 lira oluyordu, anladın mı? Dengeyi kaçırıyorsun, kaçırmış. O yüzden şey yaptım artık. Metrekare, direkt metrekare çarpıyorum abi. Metrekare neyse 150 TL, 200 TL diyorum. Daha da aşağısını inmiyorum. Metrekare olarak da aslında sıkıntılı. Şöyle düşün. Yok metrekare iyi abi. Çok iyi. Şey düşünme ama mesela fabrika düşün. Fabrikayı öyle yapmıyorum tabii. Mesela bak, bir fabrika geldi onu öyle yapmıyorum. Tamam anlıyorum ama gene yanlış. Minimal bir sahnenin aynı metrekarede minimal bir sahneyle avantgard bir sahnenin seni uğraştıracak olduğu süre aynı. Dedim ya şöyle söylüyorum sana. Mesela hiç beni uğraştırmayacaksa 150 TL atıyorum. Beni uğraştıracak bir sahnesi metrekarese 200 TL diyorum. Yine aynı şeyi denk geliyor. Evet ama yine sen orada aslında metrekare fiyatı vermiş olmuyorsun ki. Fiyat değişiyor ama mesela metrekare hesap makinesi yap mesela. Şimdi bak mesela metrekaresi 150 değil mi? Mesela ben 10 metrekare bir yer çizeceğim mesela. 10 çarpı 150. 1500 lira. Tamam mı? Ama mesela içinde özel model de var mesela. Bir tane kanepi çizeceğim. Anladın mı? Metrekaresini 200 lira yapıyorum. 200 çarpı 1. Anladın mı? Öyle düşün mesela. Kaç metrekaresi ona göre hesaplıyorum. Anladım ama sen aslında orada metrekare hesabı yapmış olmuyorsun. Sen çünkü metrekare hesabı yapacak olsan o alanda da 200 lira değil 150 lira. Bir yandan da şöyle düşün ama şimdi müşteriye fiyat vereceksin hızlıca, tamam mı? Ben kafamdaki o fiyat genelde benim uyuyor mesela kafam benim verdiğim emeğe karşı uyuyor. Müşterinin anlayacağı şekli bu diyorsun, bu dille anlatıyorum. Ha. Yoksa desem ki ben onu abi bak bu oda şu kadar bu oda bu kadar gidip Excel'de tablo çıkarmam lazım her müşteri için. Excel'de tablo çıkaracağım. Hatta çünkü şöyle bir şey oluyor bazen diyor ki kardeşim bana bu odayı yapma diyor, tamam mı? Şimdi fiyatlama odayı çıkarmak için bir liste oluşturman lazım. Doğru. Ki o listeye göre çıkarman lazım fiyatı o odadan. O odayı yapmayacağım ben deyip. Evet evet o da zahmet yapıyor. Anladım. Ha, direkt çakıyorum abi. Metresi 150 diyorum 200 diyorum. Zaten hani emin ol şunu çizmekle onu çiz. Ki artık eskisi gibi şey de gelmiyor. Öyle çok kapitoneli işte ne bileyim öyle böyle model de gelmiyor artık. Hep modern olduğu için. Kolay ki olursa da diyorum zaten ya senin modelin çok zor diyorum. Bunu çizeceğim ben diyorum. Uğraşacağım diyorum. Tam bir şekilde söylüyorum. Ki gerçek yani doğru aslında. Yalan yok. Ya şimdi şöyle bir şey var. Sen kaç senedir uğraşıyorsun dedin mimariyi? Ben 2000 lisede başladım işte. 2016'da bu zaman kadar düşün işte. Yani şöyle 16'da başladım. Geçebilirsin. Biraz önce söylediğin için hem de yaptığın işleri gördüğüm için söylüyorum. Yani alışık olduğun dışında yeniden bir sektöre girmek için tekrar bir uğraşın olacak. Onu da göze almanı tavsiye ederim. Biraz da şey abi mesela dedim sen de biliyorsun aslında o kadar çok şey mesela bu yatak tamam mı? Raton'un yatağı. Bunun komedini falan her şeyse internette Tradesky'da 8 dolara var tamam 8 dolar. Hı hı. Şimdi adam bunu 8 dolara alıyor yapıyor. Ben bunu çizdim şimdi ne anlamı kaldı? Yani adam da bunu yapabiliyor. Ki adam o 8 dolara alıyor ya onu da fiyatının üstüne koyup da satabiliyor müşteri sonuçta render'ına. Evet. Yani mimaride çok şey kalmadı ki aydınlatma konusuna gelirsek yani abi şuna baksana. Yani şuraya bir tane ışık koyuyorsun bitti render yani. Bu kadar basit bir şey. Render ayarı diye bir şey de yok.
Artık eskiden de onlar. Corona'yı kullanıyor millet. Ben yine V-Ray kullanıyorum renderler kısa sürsün diye de. Millet Corona kullanıyor. Hızlıca render alıyor. Evet. Ayar yok. Bir şey yok. Corona'ya geçmeni tavsiye ederim. Yani olay. Corona'ya şu yüzden geçmiyorum. Bak şimdi mesela benim burada anlayacaksın olayı. Buraya görüyor musun? Bu benim bütün sahnede kullandığım kamera. Kameralar. Toplam kamera sayısı. Tüm ekranı verirsen aynen. Yayın ya şöyle söyleyeyim. Bu sahnede 54 tane kamera var. Beni duyuyor musunuz? Yok, yayınında sahne yok. Ama yayınında şey, sadece Max'in şeyi var. Sadece Max'i yayın açtığın için Max'in ekranından başka bir şey açtığında o ekranı biz görmüyoruz. Ha, şurada mı gözükmüyor? Şurada yok, değil, hiçbir şey yokmuş. Sadece Max'in, sen şu an projenin üstünde. Max'in viewport'u var sadece. Şey yapacaksın, paylaşıma gel. Ya tam ekranı paylaşmayın ya şimdi. Çok şey var, karışık da o yüzden. Yok, ekranı paylaşmayacaksın. Arayüzünde Max'e... Şu gözüküyor. Şu yeter mi size bunlar? Bunların hepsi kamera. Toplam 54 kamera var abi, tamam mı? Şimdi 54 kamera, her bir render mesela kaç dakika sürsün, tamam mı? Mesela 10 dakika sürse 10 çarpı 54. 540 dakika. Böyle 60 yapsam 32 saat yapıyor abi. 32 saat ben render bekleyemem. Ben V-Ray'de alıyorum bu renderları. Yani çok böyle aydınlatmaları çok fazla oynuyorum. Noise olmasın diye. Hani mesela benim maksimum bir renderim V-Ray'de 4 dakika sürüyor. Şimdi 4 çarpı 54 yaptığın zaman 216 dakika şimdi. 216 dakika nerede? 32 saat nerede, anladın mı? Evet, ama Corona'da öyle değil ki. Noise limitten verip üzerine bir de denoiser çakarsan çok güzel alıyor. Bak ben sana Corona ile aldığım renderları göstereyim. 5 dakika. Aga, test yaptım. Testlerini uyguladım. Yani ben aynı sahnelerde yaptım, denedim. Hani birebir mesela benim V-Ray'de aldığım sonucu almak için her türlü ama bak her türlü daha fazla bekliyorum. Her sistemin türlü. Nasıl hocam? Merak ettim. Şey, 5950X kullanıyorum. Ryzen. Ekran kartı? 2060. Ekran kartıyla işim yok benim. İşlemci render aldığı için. İşlemci çok yok. Baba bir işlemciymiş hocam. Ağzım açık kaldı. İşlemci güzel ya. Maşallah. Teşekkürler. Yani ben AMD'yi beğeniyorum bu konuda. Intel'dense. Onda AMD daha başarılı bence. 1600 kullanıyordum ben de Ryzen. İlk başta bayağı işimi görmüştü. Şimdi o kaç çekirdek neydi? O 6 olması lazım aynen. 12 thread 6 çekirdek. Ya her türlü ama... bildiğim kadarıyla Intel'den daha iyi ya fiyat performans olarak. Bu tek hocam şimdi laptop aldım. Ya tabii canım, şey olarak farklıdır da nesilden nesile göre fark ediyor. Şimdi laptop aldım. i7-12700H var. O da gayet canavar bir işlemci yani. Çatır çatır. Ya ben hep şey yapıyorum. Önce kullanacağım programın benchmark testine giriyorum. En güzel öyle çünkü abi bu işte yani. Kullanacağım program Maxim'i işte. Render motoru V-Ray ise V-Ray'in benchmark testine giriyorum. Alacağım işlemci yazıyorum orada. Zaten bana puanı söylüyor. İşte AMD ise AMD Intel yazıyorum. Kıyaslıyorum. Hangisinin fiyatı neyse ona göre alıyorum işte. Hocam değişiyor zaten. Bu nesil AMD öne geçer. Diğer nesil Intel bir atak yapar. O an ki duruma göre en iyisini bulup almak lazım. Ama şu an mesela DDR5'e geçmedim. Çünkü çok aşırı güç tüketimi var. Aşırı ısınmaları var. Yani bilmiyorum. Bir de sistem de pahalı açıkçası. DDR5'ler. Pahalı hocam. Gereksiz pahalı. Zaten şey, programlar kullanmıyor. Bende mesela 32 GB RAM var. Yani render falan alıyorum Blender'dan. 18'i 19'u anca görüyor. Yani 16 alsam da tarayıcıyı kapatsam aynı şey olacakmış. Ne ya, bir şey mi, render süresi mi? Ya hem render süresi, zaten program kullanmadığı sürece o kaynağı. Yani şey, ekstra şey olmasının bir değişimi yok diye biliyorum ben. Yani program 32'yi kullanmadıkça o 32 RAM'in olması bir şey değiştirmiyor. Yani şeyde zaten render'da, yani sıfır render için aslında işlemci alıyorum ben. Yoksa çizmekte sıkıntı yok. İşte render'a girdiği zaman işlemci çekirdek sayısı falan önemli olduğu için. Test bitti. Evet. Geliyor hocam sesin. Benim niye sesim gidiyor? Deminden beri konuşuyorum diyorum. Lan bunlar da beni niye duymuyor? Bas konuşma açık, yoksa ses
konuşmamak için. Yok yok, sesli komut açık, kendiliğinden iptal etmiş. Yayın açtım da bir şey gösterecektim korona ile alakalı. Hemen bakayım hocam. Şimdi bak, buraya şey biliyor musun? Ya hocam gibi. bunlarla kıyaslama ama. Gigapikseli biliyor musun? Nedir o? Bak şöyle, bununla kıyaslama diyorum da şöyle söyleyeyim. Bu renderlar 5000. Arkadaşlar bugünlük yayını kapatayım mı? Biraz daha yoğunlaşması lazım modelin. Bakarız daha sonra. İyi geceler.